İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Sivi ekranlarına, sizin kanalınıza ve Derin Futbol'a hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ümit Özat ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Yine dop dolu bir program olacak. Tanıtımlarımızda da gördüğünüz gibi özellikle Beşiktaşlıların çok büyük bir hayali, rüyası olan Ronaldinho Beşiktaş'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Hem abisi hem de aynı zamanda menajerliğini yapan Roberto Assis, Onur Yıldız'a, Beyaz TV Spor Servisinden Onur Yıldız'a konuştu ve gerçekten de bu açıklamalar gündem oluşturacak. Bununla beraber Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün'ün Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili açıklamaları, Sayın Başkan Ünal Aysal'la ilgili açıklamaları da gündem oluşturacak. İngiltere'den gelen bir haber, Mancini ile ilgili gelen bir haber, eski bir Manchester City, daha doğrusu Manchester City'li bir yöneticinin Mancini ile ilgili açıklamaları da yine gündeme damga vuracak sevgili seyirciler. Bununla beraber Beşiktaş'ın 0-0'lık beraberliği Çaykur Rizespor karşısındaki ve Bursa Spor'un Kayseri Spor karşısında 90+1 ve 90+3'te attığı goller, 3 kırmızı kart, Kayseri Sporların yoğun itirazları gündemimizin ana konusu. Ahmet Hocam, Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Puanı 16, bir maç eksik. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun olaylı Beşiktaş Galatasaray maçının skoruyla da ilgili bir açıklama yapması, bir karar vermesi bekleniyor. Birazdan görüntüler de gelecek. Ne diyeceksiniz? Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? İyi bulmadım. Bilmiyorum Sinan nasıl buldu. Sıkıntılı buldum. Beşiktaş kaybedebilirdi de. Ha, bunun etkisi, dikkat edin, o olaylı maçtan sonra Beşiktaş sürekli bir aşağıya doğru iniyor. Tılsım bozuldu. Bu bir belki. Tılsım mı bozuldu? Ümit'in deyimiyle bücüğü mü öldü? Böyle bir laf var mı? Sen öyle bir şey söylersin. Efendim. Yani Beşiktaş'ın dediğim gibi. Böcüğü öldü. Böcüğü öldü. Efendim. Beşiktaş'ın ciddi anlamda baktığım vakit kadro kalitesi, hep söylüyorum, sezon başında zaten Sinan'la bu konuda tezat teşkil ettik, farklı görüşlere sahip olduk. O şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş dedi. Ben hala da Beşiktaş mı olduğu için abi? Olabilir. Buna saygı duymak lazım. Beşiktaş'ın kadro kalitesinin hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin belli kademeler altında olduğunu söylüyorum. Bu da mesela şimdi bu tür maçları bireysel beceriyle kurtaracak oyuncu Fernandes dışında yok. Mesela Galatasaray'da böyle kötü oynarken bile maçı kurtaracak bir keş adam var. Aynı şekilde Fenerbahçe'de. Ama Beşiktaş'ta maalesef bu yok. Beşiktaş'ta bu akşam galibiyeti hak edecek. Hiçbir şey yapmadı diyebilirim. Hiçbir şey. Yani, yok yani. Kesinlikle. Bu maç Beşiktaş'ın hakkıdır diyebilecek bir şey yok. Sinan Hocam, yazınızı yazdırıyordunuz maçtan sonra. Başlık nedir öncelikle? Hala şampiyon diyor musun? Sen onu söyle. Tamam. Hala eşek meşek getirebilecek misin? Allah'ım, İstanbul çayırlarında gezdirirsin. Tövbe tövbe. Bak bugün de hatta Mami ile beraberdik. Mami hazırladı. Yavaş yavaş büyütüyor. Bizim Mami. Muhammed. Evet, büyütüyor, yetiştiriyor. yetiştiriyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hocama kısmen katılmıyorum. Neden bazı şeylerine katılmadım? Mesela Almeida'nın iki tane çok net pozisyonu var. Almeida'nın bu net pozisyonları, bunlar gol olsa bugün çok farklı olurdu. Şimdi Beşiktaş bugün çok iyi oynamadı ama karşısında iyi bir Rizespor, dirençli bir Rizespor vardı. Yani tamamıyla Beşiktaş'ın bütün oyunun her bölümünde Beşiktaş'a markaj yaptı ve Beşiktaş'ın orta sahasına nefes aldırmadı. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasında kim var önemli oyuncu? Fernandes. Zaten Fernandes'e ağır yakın oynadığın zaman, Fernandes'i kontrol ettiğin zaman Fernandes çok fazla kımıldayamıyor. Şimdi Rıza Hoca çok iyi analiz etmiş Beşiktaş'ı. Tamamıyla Beşiktaş'ın bütün önemli etkili noktalarını iyi analiz etmiş ve onların önlemlerini almış. Şimdi Almeida tabi. Almeida çok bariz pozisyon. Mesela 36. dakikada çok net pozisyon mesela. Atsa maç çok farklı olabilirdi. İlk devre ortada bir oyun, biraz Beşiktaş'ın üstünlüğü, ama ikinci yarı Beşiktaş'ın orta sahası çöktü ve Rizespor tamamıyla oyunu Beşiktaş'ın alanına yıktı. Rize'nin ön taraftaki santraforu yok. Yani esas oyuncusu olmadığından dolayı. Dolayısıyla Rıza Hoca'ya da maçtan sonra dedim, santraforumuz yok dedi. Ondan dolayı çok etkili olamadı. Yani oraya kadar iyi oynadı. Ama Beşiktaş tabii, nedir Beşiktaş'ta önemli olan? Beşiktaş'ta mesela Sivok savunmadan oyun kuran bir oyuncu. Orta sahada Açkinson ve Oğuzhan'ın da olmayışı oyun organizasyonunda bir kopukluk oldu. Yani Beşiktaş'a baktığın zaman bazen 4-1 İşte 3-1 gibi oynadı. Karman çorman 4-2-4 de diyebilirsin. Karman çorman bir görüntü verdi ikinci yarı. Yani kopuk kopuk bir görüntü verdi. Ama bunların yanı sıra en önemli şey ne biliyor musun? Olimpiyat stadında seyircisiz oynamak çok zor Erdem. Yani çok. Olimpiyat stadında motivasyon, motive... Bu ne? Sesiniz, evet, rejinin sesi, arkadaşlarımızın sesi yayına giriyor.
Şimdi arkadaşlar yani Olimpiyat Stadı'na bakıyorsun. Olimpiyat Stadı'nda seyirci varken müthiş bir atmosfer var. Ama Olimpiyat Stadı'nda seyirci olmadığı zaman inan diyorum futbol oynamak çok zor. Konsantre olmak çok zor. Dolayısıyla bu Beşiktaş'ın da şanssızlığı. Yani bu futbolcu topluluğunun şanssızlığı. Yani bu şartlarda futbol oynamak hakikaten çok zor. Dolayısıyla şimdi oyun anlamında Beşiktaş çok iyi oynamadı. Ama oynamamasının en büyük sebeplerinden bir Sivok diyebiliriz. İki Atkinson diyebiliriz. Üç ve sahada ve tribünlerde seyirci olmayışı diyebiliriz. Kesinlikle bunlara bağlayabiliriz. Bunun yanı sıra da Rize Spor'un da dirençli ve iyi bir takım olması. Bunlar da bir etkendir. Yani eğer sen iyi oynayamıyorsan bunun bazı etkenleri vardır. Bu etkenleri sayabiliriz Beşiktaş'la ilgili. Şimdi ben anlamıyorum. Ya bir futbolcu yani sakat değilse, hiçbir sakatlığı yoksa, bir hafta önce de oynamışsa, bir günkü idmanda da iyiyse, idmanda nasıl sakatlanırsın? Yani idmanda ne yaparsın ki sakatlanırsın ısınırken ve oynamamak durumuna girerse? Bunu anlamadım ben yani Sivok'ta. Onu merak ediyorum. Neden dolayı? Onun dışında Beşiktaş'ın bir oyun özelliği var. Nedir bu? Beşiktaş'ın oyun özelliği takım halinde oynayan, takım halinde düşünen, hep beraber hareket eden. Ama bugün onu göremedik. Bu da neden kaynaklandı? Tamamıyla tribündeki seyirci organizasyondan, tribündeki taraftarın olmayışı, Beşiktaş'ın bu konsantrasyondan geride kaldı. Ama yine söylüyorum. Hanımefendilerin olması yetersiz yok mi? Abi, yok abi, hiç kendimizi kandırmayalım. Hanım seyircilerimize de falan da hiç böyle eyyem falan da yapmayalım. Hiç kusura bakmasınlar. Ceza gereği hanımların olması falan yok. Aşağı bir şey söyleyeceğim. Yani Rasim, yani televizyonun sesini kısıyorsun abi. Cak cak bağırılıyor. Her halde bağırılan bir uğultu var. Hayda. Yani hanımlarda, yani hanımlardan bir uğultu var. Hakikaten bugün ben mesela Mustafa'ya kumanda uzakta. Mustafa dedim yani. Kıs dedim kardeşim şu televizyonun sesini. Hakikaten kıs dedim. Bağırıyorlar şimdi yani. Şirinlik yapmayalım. Gerçeği bu ya. Bilmiyor abi. Kadınlar mesela. Yani bazı şeyleri şimdi gösterdi mesela. Bir gol oldu mesela. Rize Spor tribününde gösterdi mesela. Kadınları gösterdi. Seviniyorlar gol oldu diye. Yani farkında değiller. Yani eğlenme. Tamam iyi güzel ama çok bağırtı var. Tribünlerin dolması lazım. Futbolun güzelleşmesini istiyorsan, futbol eğer güzel olsun istiyorsan tribünler, dolu tribünler oynanır bu. Ve bunun yerinde de gerçek taraftarı. Yani bayanlarımız tamamdır ama hepsini söylemiyorum. Çünkü anlayan bayan taraftarlar da var ama onun dışında da anlamayan bir sürü bayan taraftarlar da var. Öyle maçı eğlenceye gezmeye gelenler de var. Ama onun dışında futbolu çok iyi bilenler de vardır. Şimdi Beşiktaş'ta yani Mustafa Pekdemek deden bir oyuncu vardı. Ben çok merak ediyorum. Mustafa Pekdemek'e ne oldu? Yani Dentinho ondan önce oyuna nasıl giriyor? Yani ben anlayamıyorum. Yani Mustafa Pekdemek buna nasıl yani müsaade ediyor bu şekle? Yani nasıl müsaade ederken? Tahammül ediyor. Yani tahammül de hayır. Müsaade ediyor derken yani demek ki idmanda Dentinho Mustafa'dan daha iyi. Yani Mustafa'dan daha iyi ki Dentinho'yu bir hiç Dentinho'yu daha önce oyuna sokuyor. İşte ben bunu anlayamıyorum. Yani Dentinho Mustafa Pekdemek'ten eğer önce oyuna giriyorsa bunun oynadığı yerle alakalı değil. Mustafa Pekdemek orada da oynar. Ama oyuna girdi Mustafa. O eski Mustafa'dan eser yok. Yani bir an evvel Bilic'in de Mustafa'yı kazanması lazım. Mustafa'nın da Bilic'in isteklerine cevap vermesi lazım. Yani bunu idmanda nasıl çalışması gerekiyorsa o şekilde çalışması gerekiyor. Onun dışında Beşiktaş'ı tam toparlarsan Beşiktaş bugün bir puan alması da kötü değildir. İyi bir takıma karşı zor şartlarda oynamıştır. Bu Beşiktaş'ın şanssızlığıdır. Seyircisiz oynaması. Artık bu sahaya atlayan insanlar bu tablodan yani görsünler, utansınlar. Yani insanlar maça gidemiyorlar. Görsünler niye gidemediklerini işte. Birkaç tane işte kendini bilmez insanın sahaya atlamasından dolayı Beşiktaş bugün şu zor şartlarda ve düşük konsantrasyonda oynamak zorunda kalıyor. Onun için görüntü güzel değil ama ben Rıza Hoca'yı tebrik ediyorum. Taş gibi de bir takım yapmış. Bunu da söylemek lazım. Kaptan, senin yorumunu alalım. Şimdi mesela bu Rize Spor Galatasaray'dan da puan aldı. Doğru. Ama o Galatasaray'ın bile kaçırmış olduğu 7-8 tane net pozisyon vardı senin abi. Yani aynen. Bakıyorsun bugün. Yani esasında Fernandez'in futbol kalitesini bugün Fernandez'e Beşiktaş'ta ama Fernandez'in saç baş yoldurttu yani. Fernandez'in Beşiktaş'ta bu kadar ön plana çıkmasının
en ana unsurlarından bir tanesi yanında onun kalitesinde ikinci bir oyuncu olmaması. Fernandez bugün Fenerbahçe takımında olsa bu kadar sırıtmayabilir. Galatasaray takımında olsa bu kadar sırıtmayabilir. Çünkü gözler Schneider'de olur, Drogba'da olur, Burak'ta olur. O kalitede, o seviyede daha kaliteli oyuncuları olduğundan dolayı. E şimdi bakıyorsun Beşiktaş takımına. Necip diye bir oyuncu var. 4 yıldır yetenekli olduğunu söylüyorlar. 4 yıldır amil takıma gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Her maçın 60'ın dakikası bir oyuncu adalesini tutar mı abi 23 yaşındaki oyuncu ya? Ve hocam aynı zamanda son vuruşlarda bir sıkıntı yok mu? Çok kibar yani vuruşları Beşiktaş var. Beşiktaş takımının orta sahasında oynuyorsun. Ya senede 3 golün yok ya. Senede 3 golün yok. Yani sen 4 senedir yanılmıyorsam fazlası var azı yoktur. Doğru. Beşiktaş takımıyla antrenmana çıkıyorsun ya. Beşiktaş takımıyla antrenmana çıkmak demek ne demek biliyor musun? Yani kime nasip olur? Yani gelişme gayrı diyorsun. Bir oyuncu 21-22 yaşında 17-18 yaşında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ile antrenmana çıkıyorsa artık bu oyuncunun 22-23 bilemeden 24'lerde yeri Avrupa olmalı. Hala yerinde sayıyorsa, hala bir gelişme kaydı demiyorsa sol ayağıyla 2 metreye veremez. Geriden şut atmaya çalış. Yani 2 tane uzaktan doğurduğu şutu yok. Ayak içi desen, yani sen yetenekli bir oyuncusun. Hep böyle lanse ediliyor. Ben çalışmadığım için net bir şey diyemem ama. Yetenekli oyuncu ben profesyonel. Ama ya, ben aldım yani hep. Kaç yaşındaydı sen şimdi? Hep ağır kalıyor, anlatabilir misin Sinan abi? Yani belki hep arka arka oynamadığından olabilir Ümit. Devamlı ama oynamıyor biliyor musun? Tamam da bak, o zaman şöyle yapalım. Carvalhal, Bilic, Samet Aybaba, ondan önceki bir adamı 4 antrenörde arka arka oynatmıyorsa o zaman o oyuncu yetenekli oyuncu demek. Veya çok şey beklemeyeceğiz. Çok bir şey beklemeyeceğiz. Aynı Salih gibi. Normal diyeceğiz. Evet. Yani, şimdi, yani fazla bir şey beklemeyeceğiz. Şimdi evet. O Salih 2 sene oldu. Ya Salih'e bakıyorsun, yakından bir Salih'in adelelerine bak. Bir Merelez'e bak ya da orada bir Cristiano'ya bak. Salih'inki kibrit kutusu gibi şey gibi kalıyor abi, yani kibrit çöpü gibi kalıyor. Evet. Yani bir oyuncu dolması lazım, kendini geliştirmesi lazım. Sen bu kadar kaliteli oyuncularla çalışıyorsun. Ben hep derdim ki ya şu Pierre'i alın. Bakın nasıl frik atıyor. Hani biz geldik 30-31 yaşımızda o zamanlar. Gençsiniz abi, alın öğrenin. 5 tane frikik golü demek bir oyuncu için senede 1 milyon dolar demek. Çünkü kapanan oyunları çözen tek şey duran top. Şunu hissettin mi mesela oyunda Ümit? Yani Beşiktaş'ın orta sahasında bir oyun organizasyonu yoktu. Neden? Mesela Oğuzhan'ın olmayışı. Melih topla çok iyi değil. Necip topla çok iyi değil. Gökhan bugün gününde değildi. Dolayısıyla oyun kalitesinde, orta sahada oyun kalitesinde dikkat edersen pas yaparken Rize Spor'da daha fazla top kaldı. Çok doğru. Daha fazla top Sinan pas abi, yaptı. Teşhis çok doğru olmakla beraber o topu dörtlünün önünden, ikisi topunun önünden alıp oyuna sokacak ilk oyuncu kim olmalı? Necip veya Velil olması lazım. Yok. Bu onların da yani yetenekler. Bunlar sırtı dönük evet oynayabilecek oyuncular mı? Değil. Bunlar ya rakibi götürecekler, sonra topsuz gelecekler, topu rahat alacaklar. Ya da baskı aldığın topu alıp dönecek, sorumluluk alacak oyuncular değil. Bunu yapacak tek adam Fernandez. E sen de onu forvet yakını oynatıyorsun. E zaten herkes ondan ona odaklanıyor. Ben bugün mesela şu dikkatimi çektim Ümit. Mesela Motta'yı da mesela çok etkili görmedim. Yani Motta da çok normal bir görüntü verdi bana. Serdar Kurtuluş mesela sıfıra kadar çok güzel iniyor. O da son ortaları iyi yapan mesela. Dün Topuz'un yaptığı ortalardan 3 tanesini yapsa bugün çok etkili olurdu. Bak, Topuz'un yaptığı sağdan giderken 3 ortayı yapsaydı. Yani Topuz 8-10 tane dün kesti. Topuz kaç maçtır da oynamıyor ya. Topuz oynasa var ya, milli takımın bile değişmez oyuncusu olur. Yani bir oyunda 3-4 yönde oynayabilecek oyuncu. E şimdi sen Serdar için, ya bak Sinan abi bak. Burak gitti geri geldi. Servet gitti geri geldi. Zamanında Tayfur abi gitti geri geldi. Saffet Sancaklı Kocaeli'ye gitti geri geldi. Bunun dışında 5. futbolcuyu Anadolu takımlarına gidip de gelen buralara yok dönme şansını yakalayan başka oyuncu yok. Ya Serdar, yetenekli oyuncusun. Ama temposu iyi değildi. Gitmişsin, geri Beşiktaş'a gelmişsin. Sen bunu artık değerlendirmen lazım Ertem, yani bunu artık aynen kullanman lazım. Ben dediğim kime gibi nasip olur ikinci kez Beşiktaş takımına gelmek? Ben mesela bugün şimdi iki takımın sol bekine baktım. Bir Rize'nin sol bekine baktım, bir de bizim Beşiktaş'ın sol bekine baktım. Biri Iraklı, Adnan değil mi? Hani Ali Adnan. Üç gömlek daha iyi oyuncu. Ali Adnan. Üç gömlek Motta'dan daha iyi oyuncu. Galatasaray'ın da sezon başında istediği bir oyuncuydu aynı bilmiyorum zamanda. Bilmiyorum istemiş mi Galatasaray? Tabii, ama tabii. Üç gömlek daha iyi futbolcu. Kim aldıysa Rize Spor'a tebrik ediyorum. Rize'nin önünde bir uzun oyuncusu var, siyah oyuncu. Evet. Şimdi bakıyorsun. Silvestre miydi? Neydi? Yok Silvestre tam. Tuhaf isimleri şimdi var. Bakıyorsun abi. Kiveke. Ben zaten söylemiyorum. Almeyda
Ya Almeyda var ya oyunda hep kenarlarda. Ya kardeşim senin kenarlarda ne işin var? Sen zaten ağır bir oyuncusun. Merkezde kal ki. Sırtını daya. Gelen arkadaşlarına servis yap. O oyuncu nasıl? Alıyor, topu dönüyor. Yani dışarıdan onun Almeyda olduğunu bilmeseler, renkleri aynı olsa derler ki o mu Almeyda, bu mu Almeyda? Peki şuna katılır mısın? Yani ben daha erken Mustafa'yı soksaydı Almeyda bu kadar kenarlara gitmezdi. Ona yani, Dentinho'nun yerine. Ona katılmayı... İşte sahada Bilic olmayınca, Bilic olmadığından dolayı bu oyuncu değişikliklerinde böyle. Yani ben mesela Dentinho'yu sokmazdım. Mustafa Pekdem'i soktuğun zaman ne yapıyorsun? Galatasaray'daki gibi düşün. Burak varken Umut da sokuyorsun. Ben ona bir dipnot, yani şöyle düşüneyim. Ona katılmakla beraber Rize Spor takımıyla oynuyorsun. Ligin daha 8. haftası. Ha bir puan, ha yenilmişsin. Oynatma abi Necip veya Veli'den birini. Çek Fernandes'i biraz geri. Aynen. Oynat çift santrafor. Hadi aynen. Mustafa ile Almeyda'yı bırak da çıksınlar. Yanlış bir... Bakın hep bunu söylüyoruz. Oyuncu hamlesi. Bak bunun tabii Bilic'in tribünde olmasından, belki sahaya müdahale edemediğinden dolayı. Ama Dentinho orada oyuna girmez. Mustafa Pekdem'e santrafor orada ikile. Sana gol lazım. Bunlar önceden konuşmuyorlar mı peki Sinan Hocam? Bilemez. Belki gidişatına göre. Gidişatına göre. Hayır. Şu girer falan diye bakılmaz. Yani oyunun gidişatına göre söylenebilir. Onun için Bilic'in de ben kenardan zannetmiyorum. Yani uyarıda olduğunu. Evet. Ya, orada kendileri karar vermişlerdir. Orada şu da var Sinan abi. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bir antrenör bir hafta boyunca antrenman sahasında seni çalıştırıyor. Hafta sonu kulübede olmasa olmaması çok bir şey. Aksine bir antrenörün tribünde olması oyunu daha iyi görmesi anlamına gelir. Aynen. Sen bir hafta anlatmadığını saha içerisinde çırpınarak mı anlatacaksın yani? Aynen öyle. Ne fark eder ki yani? Ama bak şimdi mesela senin demin dediğin gibi yani Almeyda bu sefer fazla kenara kaçmayacaktı. Aynen. Almeyda Mustafa ile beraber ikili olacaklardı ve iki stoper, o zaman iki tane stoperde çok rahatsız olacaklardı. Almeyda niye kenara kaçıyor Almeyda mesela? Neden abi sen? İki stoper onu kontrol ediyor ya orada. Kucağında evet. Oynuyor. Kendine boş alan bulup top almak için. Ama diğerlerinin önünü tıkıyorsun. Evet. İşte diyorum ya. Bir de o stoperleri çekmiyorsun ki alan sana soparsan. Sen şimdi oraya Mustafa'yı soktuğun zaman oraya yanına ne yapacak iki stoper bu sefer? Bu sefer iki stoper şaşıracak. Yani ne olacak? Birebir kalacaklar. Ki öteki türlü. Stoper de ağır oyuncu aslında. Aynen. Sen şimdi kenara sokarsan, oyuncu değişti, kenara sokarsan yine orada Almeyda iki veya üç tane savunmacını kucağında oynatıyorsun. Ne yapıyor top almak için Almeyda? Mecburen kenara gidiyor yani. Boşta top alayım diye. Şimdi mesela ne oluyor? Gol pozisyonuna girmekte zorlanıyorsun. Şimdi sen doğru söylüyorsun. Galatasaray takımına bakıyorsun. Bu bizim kötü dediğimiz, dün akşam eleştirdiğimiz Galatasaray. Şu Rize Spor takımına, bugün Beşiktaş gibi tempolu bir takıma kök söktüren Rize Spor. 10 tane Galatasaray buna pozisyona girdi. Şimdi 10 tane abi, sen var. Daha yakınsın. Erten vaktimiz var değil mi o konuda? Var lütfen. Şimdi mesela Ener Ağmur sakat mıydı? Kadroda yok, evet, 18'de yok. Ya ben böyle yabancı transferini hayret ediyorum. Söyleyeyim mi yedekleri? Cenk. Hayır, var yok, önünde var da neden olmadığını söylüyorum. Orosko yok. Evet. Böyle yok, yabancı transferini hayret ediyorum ya. Elinde Mustafa Pekdemek var. Elinde Ömer Şişmanoğlu var. Bundan daha hareketli oyuncu. Sivas Spor bundan mukavele imzalamıyor. Sen Beşiktaş'a alternatif oyuncu olarak alıyorsun, bir de düşünüyorsun. Yani Beşiktaş abi bu ya. Bu Beşiktaş'ta Ferdinandlar oynadı. Şu kimler oynadı ama. Yani? Ener Ağmur'a mı kaldı Beşiktaş abi? Biz bunları dile getirdiğimiz zaman ondan sonra bozuluyor yönetici arkadaşlarımız. Anlattığımız zaman bizim görüşümüz yani küfür yok. Hayır, bozuluyor. Ona da taraftarlar, insanlar yanlış anlıyorlar. Diyoruz kardeşim, sen Beşiktaş alacaksan Ener Ağmur değil. Şimdi Ener Ağmur bir transfer mucizesi değil. Sezer Öztürk bir transfer mucizesi değil. Rüvalova mı? Ener Ağmur. Allah Allah, tartışmasız ya. Herhangi nereyiz dünya, nereye gidiyorsan al getir ya. Lolla ne yapar biliyor musun? Hele bak ne diyorum, çok yakıştırıyorum onu Fernandez'in yanına. Ben sana söyleyeyim. Bak Ronaldinho'yu falan da diyeyim. Fernandez adam da derim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Oyuncu olarak. Bak Ronaldinho'yu alırım. Niye alırım Ronaldinho'yu biliyor musun? Hmm. Heyecan getirir tabii Türkiye'ye. Tabii ki kesin. Bir Drogba gibi ayrı. Ama iş yapacaksa Lolo'yu alırım biliyor musun? Karabük'ten giderim Lolo'yu. Abi çok müthiş bir oyuncu. Yani Ronaldinho'yu da Lolo'yu mu alırsın? Bak maliyet olarak. Şimdi bak birisi Rasim. Doğru birisi söyleyeyim. 1 milyon euro oynuyor. En kabadayısı. Ötekine baktığın zaman 10 milyon euroya. Doğru. 10 milyon. Aradaki rakama bak. Yapacağı işe bak. Ve Türkiye'yi tanıyor. Lolla Türkiye'yi tanıyor. Ha, Ronaldinho ne yapar? Ronaldinho seyirciyi heyecanlandırır. Tamam en fikrim. Ama bir sene sonra, iki sene sonra belki de Quaresma gibi yolcu etmek zorunda da kalabiliriz. O da ayrı bir şey. Ha ama Beşiktaş taraftarına müthiş bir coşku verir, bir heyecan verir. Beşiktaş en azından der ki Fenerbahçe'de bu var, Galatasaray'da bu var, bizde de işte Fernandez de var, Ronaldinho da var dersin. Ama iş yapma açısından sorduğun için söylüyorum. Lolla müthiş bir futbolcu.
Evet. Müthiş futbolcu. Kaleci Tolga'nın maç sonu açıklamaları geldi. Özellikle Olimpiyat stadıyla ilgili tıpkı Sinan Engin gibi düşünüyor. Gidelim bakalım kaleci Tolga neler söylemiş. Yani ben açıkçası bu kadar bayan müzikte hatalı da burada bekliyorum. Çünkü bu saatte buraya yani kolayla kimse karısını bacısını bir gün eşini falan kolayına göndermez. Buna da şükür yani. Çünkü biraz uzak bir yer. Bunun bir de dönüşü var. Gelişinden bir yerde bir dönüşü var yani her şey. Yine de sağ olsun, ayaklarına sağlık ama tabii ki böyle büyük bir statta zaten dolu olduğu zaman bile sıkıntı yaşıyoruz ama taraftarlarımız sağ olsunlar ve eksikliği bu dezavantajı en azından en aza indiriyordu bizim için. Bu atmosferi yine oluşturuyordu. Tabii daha küçük bir stat olabilir ama dediğim gibi hani bunlar bizim dışımıza geçen olaylar. Biz olan şeylere bir çözüm üretmemiz lazım. Ne olursa olsun. Yani gidip daha büyük bir Maracanã'da oynasa buna bir çözüm bulacağı yani. O oldu, bitti, geçti, gitti. Yapacak bir şey yok. Gelenlerin ayağına sağlık, sağ olsunlar. Yine bu saatte bu kadar geç olmasına rağmen dönüşü. Yine geldiler, sağ olsunlar yani. Sinan Hocam. Evet, Tolga'yı tebrik ediyorum. Bugün de çok önemli. Önemli kurtarışlar da yaptı. İyi kaleci olduğunu bugün ispatladı. Beşiktaş yalnız, emin ellerde değil mi? Yani Beşiktaş. Bak yine söylüyorum. Beşiktaş'ın çok kadro derinliği yok. Yok ama 13-14 ama derinliği olmamasını da kendi ellerinde. Yani şimdi sen Enerom'u falan yani bu transferleri yaparsan sakat ameliyat oldu falan filan yaparsan kadro derinliğin olmaz senin. Neyse. Ocak'ta yalnız Avrupa Birliği statüsünden oynayacaklar yabancılar biliyorsun. Evet, evet. Ocak'ta çıkıyor yani bunu söyleyebiliriz çok rahat. Ocak ayında muhtemelen yabancılar Avrupa Birliği'nde oynayacaklar. Sayın Egemen Bağış, evet. Sayın Bakanımız bunun işaretini vermişti. Siz bunu ilk kez açıklıyorsunuz. Ben yani aldığım bilgi duyum Ocak ayında yabancı Avrupa Birliği statüsünde oynayacaklar oyuncular. Evet. Bu çok ciddi bir haber. Aynen. Ama ben Litvanya'da Egemen Bağış'la Litvanya'dayken de bu söylendi. Hatta işte müsteşarı Haluk Bey de devreye girdi. Avrupa Birliği statüsünde oynarsa fiilen yabancı sınırı ortadan kalkar Türkiye'de. Zaten bizim yaptığımız röportajlarda kendisi aynı bir adım atsınlar bizden yani. Talepte bulunsunlar. Tabii müracaat yok dedi zaten. Ama o kesinlikle Avrupa Birliği'nde ondan dolayı tamamıyla artık tribünde de çok fazla artık öyle yabancı falan oturmayacak. Tabii ona ayrılacak. Ama tabii Afrika kupası falan var. Onlar da çok önemli. Yani Afrikalı oyuncular gittiği zaman şimdi ne yapacaklar? Yani Galatasaray'da olsun, Fenerbahçe'de olsun. Orada da bir sıkıntılar olacak takımlarında. Neyse yani biz Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş bugün önemli bir puan almıştır. Bir puan da çok önemlidir. Ama Bilic'in sağ kenarında olsaydı bu maç daha farklı olabilirdi. Daha farklı oyuncu hamleleri Bilic yapabilirdi. Oğuzhan'ın bir an evvel iyileşip takıma dönmesi, Mustafa Pekdemet'in bir an evvel kazanılması, Holzko'nun bir an evvel iyileşmesi bu takım için çok önemli. Ve dolayısıyla Serdar Kurtuluş'un temposunu daha arttırması, daha güçlenmesi, daha tempolu olması. Motta'yı bugün çok fazla beğenmedim. Çok iyi değildi. Ersan bugün iyi oynadı. Aynı şekilde iki tane sol ayaklı stoper Ersan ve Escude bugün iyi oynadılar. Çok önemli hatalarla pozisyonda rakibe çok fazla şans tanımadılar. İkisi de iyi oynadı. Onun dışında baktığın zaman dediğin gibi Necip devamlı oynamadığı için işte Adeles çok hazır olmuyor. Arka arkaya oynasa. Veli her zamanki gibi görevini yaptı. Atkinson'u Beşiktaş'ın orta sahasında aradık. Arandı bugün. Fernandes etkili değildi. Oyun ağırlığını bölüm bölüm koydu ama tam Fernandes gibi oynamadı. Almeida beceriksizdi. Şanssız demiyorum. Beceriksizdi. Konsantresi yoktu. Maç öncesinde Maç öncesinde Sivok sakatlandı. Ki Sivok'un Beşiktaş'a katkılarını çok çok iyi biliyoruz. Özellikle hava topları, derin toplar, katı Rize Spor savunmasına havadan gelen toplarda etkili olabileceğini. Hepsine vurdu. Bir kayıp oldu mu? %100. Mesela ölü toplarda Ersan nasıldı? Ölü toplarda Ersan da iyi oynadı ama mesela Sivok çok farklı. Ölü toplarda bugün mesela gol de yazabilirdi. Çünkü çok korner atıldı. Çok yandan ölü toplar da vardı. Sivok bugün gol de yapabilirdi ölü toplarda. Ama Ersan da olsun, Eskü de olsun bugün hatasız oynadılar. İkisi de kusursuz oynadı. Fernandez nasıl buldun? Çok fazla. Fernandez çok etkili değildi Rasim. Yani bütün Beşiktaşlılar bak bana iyiydi. Arkadaşlar diyor ki yerlerde süründü, berbattı. Bugün. Yani yok, berbat değil. Hayır, berbat değil. Berbat değil. Yani. Bekledikleri alamamışlar. Ne yapmadı? Gol yok, asist yok. Fernandez gibi oyuncu. Ha. Bak Fernandez gibi yetenekli oyuncu. Bal üretecek. Bal. Arı gibi iş yapacak. Aynen iş yapacak. Hani gitti şimdi akşam yattı değil mi? Yastığa kafayı koydu. Fernandez diyecek ki ben bugün ne yaptım? Gol var mı yok. Asist var mı yok. Başarısızım. Bitti.
Bu başarısız diyeceksin. Yerlerde sürünmedi, kötü oynamadı ama. Fernandez gibi adam ya atacak ya attıracak. Yani oyuna sonuca katkı yapacak, tesir edecek. Fernandez böyle bir oyuncu. Gökhan Töre iyiydi. Yalnız şu da var. Sormak istiyorum. Fernandez şimdi, Fernandez'e ne diyorduk? Gece gezmeyi, tozmayı, alem yapmayı seviyor. Ama buna rağmen oynuyorsa ne isterse yapsın kardeşim. Bu memlekette evet, özgürlük var. İstediği aynen gibi eğlenme, gezme, tozma özgürlüğü. Fakat bu, mesela arkadaşım şurada bana mesaj atıyor. Önemli bir mekanında sahibin ne oldu? Doğru biliyorum. Biliyorsun. Söylemiyorum ama ben. Yani sabah 5'lere kadar doğru, maçtan bir gün önce. Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Evet, bir alemde, bir ismini vermeyelim, bir yerde. Oh alem, içkiler, kadınlar geliyor gidiyor. Şimdi bu bir yerden sonra patlamaz mı? Tıp adamı olan Ahmet Çakar'a sormak istiyorum. Bir tıp adamı fizik olarak. Tıp adamı, doğru söylüyorsun. Tamam hadi birkaç maç oynadı. Fizik olarak. Ya bir yerde patlar. Yani şuna benziyor. Bir yerde kamyon devrilir. Ben sana söyleyeyim bak. Ne yapıyormuş? Devrilmez mi abi? Şimdi Fernandez ne yapmış bak. Ölüm yaşam tarzı var mı ya? Bunu eleştiri babında söylemiyorum hocam. Bunu Sergen'de de yapıyorduk aynısını. Sergen'de. Ben Sergen de alemciydi. Sergen de alemciden değil. Sergen de geç. Alem değil değil. Geç yatardı. Sergen de. Hani alem miydin sen Sergen'de? Falan değildi. Hayır. Mesela Sergen maçtan iki gün önce veya iki gün önceki yani gece maç pazar diyelim. Aynen. Cumartesi kumar kadar yani gezer. Kumar falan değil ya. Gezer mesela diyelim. Ya geç yatar. Kampa öğlenliğin gelir. Öğlenden akşam idmanına kadar yatar. Tamam mı hocam? Yatar. Akşam yemeğini yer. Gece tekrar yatar. Sabah kahvaltısını Sergen'le kaldırmazdık. 12'den 12'ye kadar. Gece uyurdu kaldırmaya dedik. Maç hani öğlen yemeğine kadar, topluca yemeğe kadar. Kaldırmaya 12. Tamamlardı. Fernandez de cumartesi aynı şekilde, aynı sistem. Gece yani Sergen'le Fernandez de aynısını yapıyor. Ama Sergen... Peki Sergen çıkar mıydı? Sabaha kadar içer miydi? Sergen'de yok. İçki yoktu Sergen'de yok. İçki yok. Sergen'de içki var falan yok. Şimdi Fernandez de cumartesi sabahına kadar aynı şekilde geziyor sabah 5-6'ya kadar. O da geliyor öğlenliğin kampa. Kampa geliyor, yatıyor. Aynı şekilde gece de hiç göremiyor musun abi? Orada bir futbolcu anlatıyor yani arkadaşı ama bunu şey anlamda anlatmıyor. Ben tespit, dedim ki, tespit olarak söylüyorsun. Ben dedim ki yani Fernandez nasıl bu kadar kuvvetli yani? Bu kadar geziyor, dolaşıyor. Aynen. Kalkta diyor bunu tamamlıyor diyor. İşte Sergen'e de biz dokunmazdık mesela. 12'de sabah mesela Lüçeşko da bunu anlamıştı artık. Sesini çıkarmazlar. Kahvaltıya kaldırmazdık. Burada bir örnek vermek istiyorum aslında Rasim. İyi bir konuya değindin. Evet. Mesut Özil Real Madrid'de gece yaşantısıyla ve dışarıdaki hayatıyla ilgili olarak çok eleştirildi ama Arsenal'a gitti. Mesela Madrid geceleri, Londra geceleri Mesut oynuyor. Arsenal'da da oynuyor. Londra, orada gece Londra hayatından dolayı kadınlardan, yani kadınlardan, içkiden dolayı çok fazla ki bana göre yalan çünkü Mesut'un ben yaşam şeklini çok çok iyi Mesut misin? Fernandez gibi içeceğini zannetmiyor. Hayır dışarıda gece hayatının çok olduğu söyleniyor. Gece dışarı çıkıyormuş ama olabilir. Arsenal'da görüyoruz ki dışarıda gece hayatı yaşayan Mesut Özil Arsenal'ı aldı. Şampiyonluğa doğru götürüyor neredeyse. Öyle değil mi hocam? Şimdi bu hocam Erdem'in sorusuyla şunu tamamlayayım. Olabilir. Bir futbolcu gezmeyi, tozmayı sevebilir. Evet. Fakat bu her hafta Fernandez'le ilgili bu kaçıncı. Yani çok bir yerde istediğin kadar hör güçten yedin. Güçten. Bir yerde patlar abi. Bak, şimdi ne diyeyim bak. Sergen'le Fernandez'in hemen hemen ikisi de gece aynı yaşam tarzı. Hemen hemen. Ama Sergen'de, bilmiyorum Fernandez içki içiyor mu? Sergen'de içki yoktu. Sergen geç yatardı. Yani Sergen'in arkadaş gruplarından dolayı yani gece geç yatardı. Yani kahveye giderdi veya bir şey yapardı. Ayrı bir şey ama böyle içki şey ama ikisinin de Fernandez'in ikisinin de hayatı hemen hemen aynıydı ama Sergen'de geldi. Beşiktaş'ın şampiyon olmasında en büyük faktördü. En önemli 100. yıldaki en önemli silahıydı. Ha ama ne oluyor belki? Şimdi Fernandez genç. 27 yaşında falan galiba değil mi? 27 falan. İleride herhalde hocam. 30'dan sonra herhalde. Çıkar. Vücut herhalde çökecek onu yani. Onu anlatsın hocam şimdi bize. Ama Sergen çok kuvvetli. Sergen'in büyüğü çok kuvvetli. Ama Sergen günümüz, o kadar da koşmazdı ya. Günümüz futbol temposunda gece hayatıyla sonra cumartesi öğleden sonra açık kapatıp bütün gece uyumakla filan gençken günü kurtarırsın. Gençken aynı. Yeteneklerin varsa yeteneklerin fazla olduğu için Sergen'de, Fernandez'de, Mesut Özil'de. Ki Sergen döneminde o kadar yine, hızlı değildi futbol hocam. Yine işi götürebilirsin. Yani. Ama belli bir noktadan sonra. Şimdi şunu söyleyeyim. Kamyon devrilir. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu Sergen'di. Yusuf vardı. En az Mesut Özil gibi futbolcuydu. Çok büyük yetenekti ya. Çok büyük yetenekti. Niye Sergen dört büyüklerde oynamasına rağmen milli takımdaki maç sayısı ve Avrupa'da sıradan bile takıma gidememesi yeteneğin erozyonu olmasıdır. Bu da sebebi motivasyon içinde yok. Ya şimdi Sergen gibi bir adam dünyada Messi'den sonra
3-5 futbolcudan sonra Sergen'in yetenekleri olan yani başka Cruyff'a yakın yeteneği vardı. Yani geçmişi saymıyorum. Kolay anlaşılsın diye. Şimdi Fernandes de yetenekli, kuvvetli de. Bunu anlayamıyorum. Bu bir defa ruh hastalığı gibi bir şey. Evet ya. Pazartesi maçın varsa cumartesi sabaha karşı beşim bir bardan çıkıyorsan içeride içki de içmesin. Sigara da içmesin. Bunun ama ruhsal bir şey var. Ne demek? Cumartesi sabahı saat 5'te bardan çıkmak ne demek? Pazartesi maçı olan adamın. Bir şey söyleyeyim hocam. Hiç şey söylemeyiz ama. Fernandes'e oynuyorsa şu an kalkıp da yani kardeşim sen niye geziyorsun, dolaşıyorsun? Eleştirisi yapamazsın. Çünkü tamamen görevini yerine getiriyor. Bu ileride onun kendi hayatıyla alakalı. Yani 30'dan sonra, 31-32'den sonra şimdi depoyu boşaltıyor hocam. Yani ya Sinan, bir de şu var. Hani futbol tamam, hayat demokratiktir de sen benden milyonlarca euro alıyorsan sen benim kurallarıma karşı gelemezsin. Nedir kurallarım? Öyle bir şey yok. Haftada bir, hadi bilemedin iki gece sana yakışan yerlerde yakışan saate kadar kalabilirsin. Ama bak dünyanın hiçbir yerinde bir futbolcunun maçtan 24 veya 48 saat önce sabah 5'e kadar barda kalmasına eskiden vardı izin George Best zamanında George Best vermezler. Açık konuş. Şimdi olmaz. Hocam burada işte dediğin gibi burada da yani iyi de oynadığı için de şimdi yabancı oyuncu bir şey de diyemiyor diyemezsin de yani nereye kadar? Ya bugün kötüydü abi. Şimdi, ha bugün kötüydü derken yani çok kötü değildi yani takımın yine en iyisi ya varlığı yeter. Ama karşındaki rakip de çok fazla ona şans tanımadı. Tamam, çok yakın yakın oynadılar. Adam adam oynadılar. Yakın oynadılar. Onun için çok fazla da sağ bulamadı ama. Antrenman yapıyor Ferhat'ı. Sen alıyorsun yani, haberleri. Yani antrenman yapıyordur. Çalışıyor belli yani. Sergen öyle değil. Sergen antrenman da yapmaz. Salı günü yapıyordu, gitmezdi. Yapardı. Olur mu? Ya, kendi bana programda çıkıyor. Yapar mıydı? Yapar. Ya, sen bakma. O koşmazdı. Sergen kuvvetlidir. Antrenman da yapar. Eder. Sergen farklı oyuncuydu. Yani Sergen Fernandes kadar koşmazdı. Koşmazdı. 2003'te koşmazdı ama yetenekliydi. Çok başka yetenekli işler yapıyordu sahanın içinde. Yani oyuna ağırlığını koyuyordu. Sergen'le Fernandes'i mukayyet etmek bana göre Sergen'e büyük hakaret. Tabii. Yani Fernandes. Ama Fernandes. Tamam. Ama Sergen hakikaten bir şey söylüyor. Tabii Sergen için ben fazla samimiyetim yoktur. Merhabam vardır ama şu var. 100 yıllık Türk futbol tarihinin en büyük yeteneği. Hocam ziyan oldu mu? Bence oldu. Hocam kesin oldu ya. Sergen'i ben aldım. Kesin çok eleştirdiler. Oldu. Herkes de eleştirdi. Yani yönetim bazında geri aldın, geri aldın, Chelsea şeyinde. Hayır ya, yok. 2003'te. Çapraz bağ kopmuştu hocam. Herkes yazın tatildeydi. Ben Sergi'yi alıyordum. Ümraniye'de çapraz bağ dizinde bakıyordum. Şimdi lan diyorum bu ayak nasıl düzelecek diyorum yazın falan hocam. İşte ilanları falan tümelleri aldığımız dönem. Çok enteresan bir anımı anlatayım. Sergen'le ilgili. Şimdi o ilanmansız da var hocam. Herkes ilanmansız. Röportaj ilanmansız Sergen. Sakatta yani yeni ya. Şimdi sakat Sergen gözde değil. Değil hiç yani. Hiç. Abi Sergen adına alan yok. Ha, o herkes Sergen şeyle ilanla röportaj yapmak istiyor da bunda falan filan. Baktım ben Sergen'e söyledim. Sergen dedim. İşte görüyorsunuz sen merak etme abi dedi. Ondan sonra bir anda tabloyu değiştirdi. Yani baktığın zaman hani o gol atıyordu bana falan geliyordu falan filan ya. Ama bunun bir öncesi vardı. Biz onu motive ettik, hazırlıyorduk. Motive konuşuyorduk, ediyorduk. Sergen İşine, her golden sonra senin elini öpmeye geliyor. İşine alaklıydı bak. Sergen iş alakı olan bir çocuktu. Allah'a ver. Şimdi işine alaklıydı. Bir kere gitti şu adam gitmezse ben oynamam dedi. İddialarınız var mıydı gerçekten de hani söylenen? At var tabii. Golden var, sonra. Var tabii. Olmaz mı canım var. Yani hep ne? Vardır bir de işine saygısı vardı. Allah'a ver. Yani sen öyle havai gibi görünüyor falan derler. Sinan abi sen 2000'li yıllardaki Sergen'i biliyorsun. Bir de 90'lı yıllarda esas ismini vermeyeceğim bir müteahhitle gece aleminden esas o müteahhit o Sergen'i yakan adam odur. Ben menajerliğimi vermiyorum. Benim Beşiktaş'taki menajerliğim devam etseydi yanlış mıyım? 2 sene daha oynayabilirdi. Yani bıraktığından 2 sene daha devam ettirirdik oyunu ona Sergen'i. Ama 90'larda onu yaktılar. Tigana mı yolladı onu? Tigana galiba. Tigana döneminde galiba. Devam ettirirdik yani Sergen'e devam ettirdik. Çünkü ben yani Sergen'den fark etmiyor abi. 30 dakika oynatıyorsun işi bitiriyordu. Yani oyuna giriyordu 30 dakika oynuyordu. İşi bitiriyordu yani onun için. Neyse yani konumuza şöyle bir reklama gidelim. Girelim. Bir nefes alın. Ondan sonra reklamlardan sonra tekrar birlikte olalım. Çok önemli görüntüler olacak sevgili seyirciler ki teaser'la gideceğiz reklama. Ronaldinho'nun abisi Beyaz Futbol'a konuştu. Şükrü Ergün'ün çok önemli açıklamaları var. Ve yine özellikle Fatih Terim'i biraz kızdıracak bir haber var. Bir Fenerbahçeli futbolcunun onu taklidi bir hayli kamuoyunda bugün yankı buldu. İzleyeceğiz, göreceğiz, tartışacağız reklamlardan sonra. Şükrü Ergün'ün de açıklamaları ekranda olacak birazdan. Sevgili seyirciler hemen belirtelim. Çarşamba günü Galatasaray Kopenhag'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
Ve bu karşılaşmanın geniş özetiyle birlikte grubun diğer maçı Juventus Real Madrid maçının geniş özeti de yine Beyaz Futbol Özel'de olacak. Ve yine yorumcularımız da karşınızda olacağız. Türk Telekom Arena'da canlı yayınlarımız olacak. Ahmet Hocam. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş'ı bitirmiyor muyum? Beşiktaş'ı evet. Şimdi hakemi nasıl buldunuz Yunus Yıldırım'ı? Nasıl buldunuz? Çok büyük problem. Bu haftanın çok konuşulan hakemlerdi aslında. Dünkü hakem. Dünkü hakem. Sonuca müessir. Ya da hakemliğin onuruna müessir hatalar yaptı. Halis Özkaya yaptı da. Ondan önce de mesela yardımcı hakem. Galatasaray maçında Galatasaray'ın iptal ettiği iki offside golle %100 haklıyken. Yani neden korkarsın? Gözünün önünde sana. Lualua. Değil Lualua. Türkiye'nin en ünlü futbolcusu olsa. Şu hareketi yapamaz. Bu hareket. Ahlaksızca bir hareket. Evet. Bu hareket hakemler ne oldu? Hakemlerde hocam korku atmosferi nereden başladı sence? Son dönemde başladı. Ha. Bakın şu var. Hakemler hep korkardı. İnsan hep korkar. İnsanın doğru. Doğasında korkmamış. O insan doğası var. Fakat sistem. Sistem. Yani mesela şu var. Türkiye'de 10 sene önce bir polis durdurduğu vakit. Sen korkar. Benim kim olduğumu biliyor musun muhabbeti üzerine? Polisin ama şimdi polis kim olursan ol ben işimi yaparım. Aynen diyor. İleri demokrasilerde falan başbakana cezayı geçiyor adam. Şart tabii. Buyurun sayın başbakan devam edin diyor. Cezayı verip. Yani sistemin zayıflığı, federasyona güvensizlik, belki MHK'ye bilmiyorum güvensizlik, hakemlerimizde özellikle hakemin onuruna yakışmayacak hareketlerde cezalandırma olayı ortadan kalkmış oluyor. Bu iyi bir şey. Ya başta ya ben Halis Özkaya'yı hiç kınamıyorum. Halis Özkaya'yı geçen sene kendi suratına tüküren. Daha sonra da çok tuhaf ahlaksızca bir hareket yaptı. Merelesi attı daha sonra 13 maçtan 4 maça indi falan aylarca konuşuldu. Ne oldu? Mundar olan burada ne oldu? Hakemlik oldu. Doğru. Şimdi hiç kimse Halis Özkaya'dan fazla bundan sonra uzun bir süre İyi hakemlik beklemesin. Bunlar 30-35-40 bilemedin. Yaşlarında insanlar. Peki hocam bir şey soruyorum sana. Yani bu kadar mı Halis etkiledi? Yani orada kartı göstermemek yani kırmızıyı. Yok Sinan. Yani böyle mi hata yaparsın Sinan, ya? Sinan hiçbir şey bilmiyorsak. Mesela Freud ne demiş Freud? Ünlü psikiyatri analizci doktor diyelim. Psikanalist. İnsanın olgunlukta ergenlikte yaptığı birçok hareketin çocuklukta kaynaklandı. Mesela ben hayatımda beni uçağa bindirin. Uçak, savaş uçağına bineyim. Ben denizaltına bineyim. Paraşütle atlayayım. Beni kimse dönme dolaba bindiremez. Çünkü küçükken. Ha. Ben araştırdım. Annem söyledi. 3 veya 4 yaşındayken elektrik kesilmiş. Babam rahmetli babamla tepedeyken. Şimdi bu küçüklükteki bu korku. Doğru. Bana travma, 50 yaşında. Travmatik etki. Ben de abi. Bu, yani olabilir insan. Ben de o değil mesela. Ben de. Dönme mesela dolaba. Köpek abi. Ya mutlaka. Kaniş olsun şunu dursun. Kaniş geçme bana. Tamam işte. Evet. Bu ne demek ki? 3 yaşında seni köpek kovaladı o zaman. Ben sana bir şey anlatayım. Ben şahidim bu şahidim. Yazın. Koz gölü ziyan engel. Fiyo köpeklerinden mi korkuyor? Ya gül diye yazın. Dün bir günde. Sıcak 40-50 derece falan. Ümit Özat'ın o VTR'sini hazırlayın. Nasıl köpekte korkuyor? Hocam 40 derece 50 derece yazın sıcak. Bir tane bir ara var oradan deniz kenarına ineceğim. Evin oradan indim. Restoranı aradan bir arada. Bir tane köpek yatıyor orada. Abi geçemiyorum oradan şimdi. Yol da kestirip oradan geçmem lazım. Senin gibi dev çok gibi. Çok dolaşık. Bir tane yatıyor köpek orada. Garip işte Ümit de gördüğümüz gibi Nişantaşı'nda gördük. Bir tane yatıyordu. Köşede yatıyordu bir tane. Köpek yatıyorum. Abi kimse de geçmiyor. Oradan köpeğe fışt yapıyorum gitmiyor. Fışt yapıyorum gitmiyor falan. En sonradan garson çocuğu gördüm adam. Bağırdım. Ya dedim. Falan geldi. Ona dedim şu köpeğe şey yapsana. Ya Sinan abi dedi ölmüş dedi güneşten dedi bunu dedi ısıracak halim var dedi. İşte yani lafı nereye geçecek? Yok geçer abi. Hakemliğinden kalan bir şey. Hakemlik de bir hayattır. Hakemlikte yaşadığın ağır travmalar. Doğru. Ağır travmalar. Halis Özkaya'nın yaşadığı. Mesela ben yaşadım bunu 89 yılında. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi olayında. Aylarca konuşulan bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Hocam çok doğradılar mı seni orada? Ya 3 ay. İnce yani kıyım. Saçlarımı ilk beyazladığı zamanlar o zamandı. Ciddi mi söylüyorsun? Ya niye yalan söyleyeyim evladım? Ama ondan sonra hakemlik hayatımın sonuna kadar top böyle kalenin çizgisi üzerinde falan oralarda debelendiği vakit benim vücut kimyam değişirdi. Çok çok güzel. Çünkü o travmayı yapmışım. Şimdi doğru. Halis Özkaya Fenerbahçe'den futbolcu atıldı. Attı. Tükürdü dedi. Mereleş. Arkasından Mereleş'ten onur kırıcı bir hareket geldi. Daha sonra 13 maçlık ceza aşağılara indirildi. Şimdi bu Halis Özkaya için bir travmadır. Doğru. Bir travmadır bu. Bunu aşmak kolay değil. Şimdi doğru. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu en son Bayer Leverkusen Hoffenheim maçının hakemi girmeyen gol ve dünyanın 5 kıtasında yüzlerce ülkede bu televizyonlara geldi. Şu anda evet. Dünyanın en enteresan hakemlik olayı. Şimdi o hakem ölene kadar
Onu taşıyacak. Böyle bu tuhaf böyle topun şöyle kale direğinin yanından çıkan, yan ağlara çarpan falan topta adamın adrenalin de şarjı. Vücut kimyası bozulacak adam. Çünkü bu travma unutulmaz. Unutulmaz. Halis de bunu unutmadı. Ondan dolayı da fazla eleştiremiyorum merak ederim. Bu çocuklar sistem bu çocukları... MHK başkanı özgüven vermesi lazım. Yürüyün arkanızda. MHK başkanı Zekeriya Alp. Namusuna, şerefine. Tabii, çok düşün şimdiye adam. Kadar hiçbir MHK başkanına olmayacak kadar kefilim. Onun benim kefaletime ihtiyacı yok da ben bunu şey yapmak için söylüyorum. Durum tespiti için söylüyorum. Ama sistem iyi değil. Sistem iyi değil. İyi olmadığı için de. Kim mesela Fırat Aydınus. Tuttu Trabzonlu'ya attı. Yanlış attı. Ama niye bazı hakemlerin inanılmaz şekilde kendine güvenleri var Avrupa'daki maç aldıkları için. Evet. Limitte olanlar demeleniyor sisteme karşı gelmemek için. Böyle bir sıkıntı var. Evet buyurun. Ya yurt dışında karizması varsa ona göre geliyor. Beşiktaş'ın bugün önemli eksiği bence yine sağ kenarında Bilic'ti ya. Bilic çok önemli hakikaten. Bugün ben oyun hamlelerinden dolayı da baktım. Bilic'in olmayışı, Bilic'in kenarda olmayışı Beşiktaş'ı çok etkiliyor. Bir sürü şey. İnşallah yani nazar değmez diyeyim. Beşiktaş bu yarıştan kopmaz diyeyim. Yani Kopuyor. Yok, hayır. Neden biliyor musun? Kopuyor dediğin takım şu anda ikinci sırada. 19 ama puan. Ama hala 16 puan. Bazen gözüm korkuyor. Hayır bakıyorsun abi. Şimdi Ertem seyircisiz. Kadro şimdi gidiyorsun deplasman Akhisar. Zor. Dönüyorsun içeri geliyorsun yine seyircisiz. Yani olimpiyat. Seyircisiz. Atmosfer çok kötü. Yani futbolcuyu motive etmek çok zor. İnşallah dediğim gibi bir an evvel futbolcular artık toparlanırlar. İyi konsantre olurlar. Alırsa maçayım. Dolayısıyla yani haftaya tabii Bilic sahanın kenarında oluyor galiba değil mi? Evet. Bitiyor cezası bitiyor. Evet. Bir an evvel bitsin bir an evvel Beşiktaş artık toparlansın. Akhisar deplasmanı. Toparlansın. Evet. Yıldız'a helal olsun. Roberto Assis'in görüşleri bu şekilde. %51'den tutun. Beşiktaş'a gelecek mi gelmeyecek mi? Fas'ta Dünya Kulüpler Şampiyonası var Aralık'ta. Ondan sonra bütün takımlarla görüşebiliriz gibi bir Nurçebi nereden %51'den? Doğru söylüyor Ahmet Nurçebi. Ahmet Nurçebi eğer bonservisindeki Beşiktaş üstüne düşen parayı verecek onun dışındaki sponsor işini hallederse bu transfer biter. Yine söylüyorum. Bitti mi diyorsun yani, bu işe? Evet bu transfer biter. Senin hocam Beşiktaş'la görüşmedin. Ocak'ta diyorum. Gelir yalan söylüyor. Ocak'ta ama gelir. Biraz yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Adam değil diyorsun Roberto Assis. Evli geldi lan. Geldi buraya. Otellerde geldi. Gördü geldi İstanbul'a. Menajer de söyledi. Bugün de tekrar bana yine söyledi böyle. Getirecekler büyük ihtimalle bitecek ama dediğim gibi maliyetlerin biliyor musunuz ne olduğunu? Nedir şu an maliyet nedir? Alacağı maaşın ne olduğunu biliyor musunuz? Ne? Önerdi. 10 milyon euronun üzerinde. Yıllık. Evet. Kim verir buna bu parayı? Kaç yaşında bu adam? 3'ü 4'ünü Beşiktaş kulübü verecek. Onun dışındakini sponsorlardan çözmeye çalışıyor Ahmet Nurçebi. Aynen öyle. Bir yazını kendinden biraz ondan. Ben Ahmet Nurçebi eğer bu işin içinde varsa, eğer buna Bilic de okey diyorsa bu transferi gerçekleştirir Beşiktaş. Ama bir sakatlık geçirmiş, yaşı geçmiş, bir oyuncuya bu kadar paralar ya anlayamıyorum ben bunu. Şimdi bak, Drogba konusu farklı. Drogba beni yanıltıyor. Drogba çok insani açıdan da, futbol açısından da faydası oluyor. Yanılabiliyorsun, itiraf ediyorsun. Hayır, tabii. Şimdi bu çocuk, büyük marka. Büyük marka. Büyük isim. Şimdi gelip de burada Fernandez gibi işe böyle profesyonelce sarılır. Sermezse Gutiler, Kuvarezmalar gibi sermezse çok iş yapar, çok renktir. Türbinleri tamamıyla bir 10 bin seyirci daha ilave olur. Kesin. Beşiktaş'a büyük bir hava ve renk getir. Ama yine söylüyorum. Bu transferi eğer Bilic okeylemişse ben Ahmet Nurçebi'nin bu transferi bitireceğine inanıyorum. Muhtemelen de Ocak'ta ama yine söylüyorum. Ocak'ta gelir ama alacağı rakamın dışındaki rakamı kaynağını Beşiktaş arıyor. O kaynağını arıyor. Çünkü Beşiktaş'ta şu an baktığın zaman paralar falan her şey muntazam zamanında ödeniyor. Maaşlar ödeniyor. Böyle bir durum söz konusu. Onun için Beşiktaş'ın mutlaka bu konuyla ilgili sponsor bulması şu gerekiyor. Şu an yılda 9.6 milyon euro kadar maaş alıyormuş şeyden. Atletico Mineiro'da. 9.6 milyon euro. Ben şu an baktım. Yıllık inanılmaz bir rakam. Yani Atletico Mineiro, Brezilya'da paralar var mı diye sordum ben. Mesela Engin'e var dedi. Var. Brezilya'da sana rahatsızım var. Bunun daha üzerinde rakamlara çıkıyor Beşiktaş. Verecek çünkü.
Çünkü şeyi bitiyor. Drogba'nın ne kadar yıllık maaşı? O da o kadar. 10-12 falan. Ama Drogba daha yaşlı aslında. Kapsam parası falan var. Drogba şeyden daha yaşlı. Ronaldinho ile ilgili olarak Beşiktaş'a gelmesi, gelebilme ihtimali ve abisinin, menajerinin yaptığı açıklama. Ne bir renk? Ronaldinho olsun, Fred olsun, işte bizim Davidler, Edular olsun. Hı hı. Önümüzdeki Dünya Kupası öncesinde büyük paralar verilip ülkesine geri döndürülüp ondan sonra tekrar parlatılıp bir kere daha satılması planlanan oyuncular. Edu'da mı öyle diyorsun? Yani şimdi Dünya Kupası var ve bu oyuncular büyük paralar. Ama Dünya Kupası Ronaldinho falan ilk 24'te olmaz ya. Drogba 4 milyon euro alıyor. Yıllık. Evet. Drogba'dan. Yok ben Rasim için diyorum. Yani şunu. Cevabı. Evet, o görünendir. Bilmiyorum. Onun bir de Luxemburg, İsviçre, Misviçre ayağı. Yok ya, ne yapıyorsun sen ya? Yani? Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. 10 milyon pardon Ümit'cim. Drogba, Ümit'e soruyorum. Drogba 10 milyon euronun altında buraya gelir mi? Yıllık maaşı. Ki şeyin yoktu. Yani 9 yok. Bonserviste yok. İmza parası falan var. Bonserviste yok. Bonservis dediğin zaman o imza parası. Gelir mi Sinan abi? Ve verilir. Bonservis yok. Bir şey söyleyeceğim sana. Yani şimdi Abramat'a veriyorsan 8,5 ona da 12 ver ya. Yani bir de şimdi Ronaldinho. Abi eğer hedefin günübirlik başarılarsa Ronaldinho kaç yaşında? 32 mi? 33. 33. 1980 ne oldu? Sen sana 2 sene önce adama 20 milyon euro veriyorsan o zaman adama derler ki 2 sene önce niye feda yaptın? İşte maaş veriliyor. Ama bonservis yok. Ama ana bütçeden 20 değil. Milyon euro dönüşü olmayan ama, bir para. Ama Ümit'ciğim ana bütçeden değil. Nur tamam Çevi onu ne yapar ne eder bir yerden Nur Çevi akıllıdır. Beşiktaş'ın menfaatleri uğruna o parayı çok daha farklı yerlerde bulabilirsin. Şimdi peki Zlatan İbrahimovic gelse dün adama hayranlığı Zlatan İbrahimovic'ti benim yaşımda. 32 yaşında. Şey bundan bir yaş büyük. Ronaldinho. Drogba'nın bana göre yaşı 75'li falan. Bak samimi söylüyorum benim. Çünkü fil dişinde mil dişinde geç yazılıyor. Bak ama şöyle yani, düşün. Drogba aslında çok daha 38 olan belki. Bak düşün duruyor bu Galatasaray'da konuşulan bir şey. Türkiye'yi ama şöyle çok düşün. Şöyle düşün. 78'i değil. Yani. Her zaman ifade ediyorum ben. Milan, Juventus, Inter, Bayern Münih, City, United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Porto, Lyon şimdi o aşağılarda o seviyede aşağı, değil. Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. Monaco. Paris Saint Germain'den çıktı. İşte bu takımlar dünyanın birinci sınıf 20 takımı. Evet. Düş altına Valencia'sıydı, Sevilla'sıydı. O da bu. Biz de orada mıyız? Daha sıra kadar yok 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 bir 20 daha düş. Yapma iyi o kadar da yani değiliz ya. Buralar Ronaldinho'yu almıyorsa. Ama artık o parayı vermezler. Heh, sen niye veriyorsun? Abi biz daha amacım bir şampiyonluk için 20 milyon euro vermek. Artık bak bu mantalitenin artık çok geride kaldı. Bununla gidersen Türk futbolunu bir yere getiremezsin. Ha, Drogba eder bak. Drogba biraz doğru daha açıkça söylemek lazım. Jose Mourinho'nun şeysi oldu. Drogba bu paraya her yere giderdi. Ama Drogba hocam da artık itham ediyor. Hala İbrahimovic. Bunlar talipleri olan oyuncular. Drogba'nın ama sen şimdi kalkıp Ronaldinho yok dersen Ronaldinho faydalı olmaz isimdir. Demiyorum. Gelip seni 2 sene üstü şampiyon da yapar. Ama Beşiktaş ihtiyacı var. Olabilirdi. Samimi söylüyorum. Bak ben dün de söyledim. Thierry Henry şu an New York Red Bulls'da mı ne? Ve yaşı 77'li 36 yaşında. Hı-hı. Keşke Henry'i de getirseler abi. Ya bakma hocam bizi hareketlendirir bunlar. Ha şey değil. Bak tamamen bunlar ıskartaya çıkmış oyuncu değil. Bunlar geliyor oynuyor. Bir de bunda profesyonel. Ronaldinho'dan emin değilim bak. Yani Henry'den eminim ben. 36 yaşında olmasına rağmen. Bunlar profesyonel. Gelir yine her şeyini verir. Ronaldinho'yu tamam emin değilim sizler daha iyi değerlendiririz ama eğer para varsa kaynak varsa Beşiktaş'ın dışından sponsor bu sponsor Ronaldinho bir isimdir. Keşke işte 2-3 sene sonra zaten İbrahim'i işte görüyorum. Haddime arada düşmez orada bir şey söyleyeyim. Evet. Sinan abi daha iyi bilir. Fulya'da barakalarda soyunulduğu söyleniyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Haddime düşmez. Kimin için diyorsun? Altyapı. Altyapının. Konteyneri evet geçici olarak. Şimdi evet. Abi bak. Benim altyapı oyuncum container ne diyorsunuz container mı? Container evet. Burada soyunuyor da ben kalkıp 20 milyon euro bir oyuncuya veriyorsam bunun kabul görür bir tarafı yok abi. Ben geçen sene Beşiktaş'ın Fulya'da altyapıların idman yaptığı yeşil halı saha mı? Çim suni içim falan değil orası. Çok kötü sen. Zift var zift. Zift çıkmış artık altından siyah siyah. Eğer bir takımın ki altyapısıyla tarihte ünlü bir takımın. Ümit'in dediklerine %100 katılıyorum. O sahalarda, o şartlarda idman yapıyorsa senin 15'i bir de fedai niye yaptın? Feda yapıyorsun arkasından bir... Yani ne olur hani Ronaldo ne o? 2 sene oynar. Şampiyon yapacağı garanti mi değil? Ne kadar para bulacaksın? 15 milyon euro. Ortalama.
Değer mi? 15 milyon euroluk bir kaynağın varsa borcunu kapat. Altyapıya yatır. Altyapıyla sen çok bunu şu şekilde herhalde yapabilirler. Yani borcu yatıramazsın onu da. Yani bir takım firmalarla birlikte yani sponsor getirerek yani sponsorlar vasıtasıyla öyle bir kaynak aktarımı yapacak. Yani onu kalkıp da şimdi borç kapatmada kullanamazsın onları. Falanca firma. Çünkü Ronaldo'ya gelmez o parayı vermez. Evet yani falanca firma. Falanca yalnız firma. Altyapıya yatırım zorunluluğu getirilmeli ya. Ya bir şey yok. Yapılıyor. Küçük takımlar zorunluluğu. Aynı şekilde tesisler şey yapıyor. Mecburi. Burası da yapılacak. Onların hepsi hazırlık içinde yapılıyor. Ya Ronaldo'ya bir havadır, bir renktir. Bir coşku ya, getirir. Etkili olur. Bir coşku getirir. Yararlı olur. Yani dediğim gibi ama istemesi lazım. Yani Ronaldinho Kerhen gelmemesi yani lazım. Yani burayı hem de gelirim, gezerim, İstanbul güzel. Katar değil, hayatım. Burası Katar değil bunu, yani. Bunu düşünmemesi lazım. Ya ben 2 sene top oynamam lazım. Oynayayım, aldığım paranın hakkını vereyim. Bu mantaliteyi düşünüyorsa o gelsin. Yani bir Drogba mantalitesi ise eğer gelsin. Tamam, ama onun dışında yazık Beşiktaş'ın parası. Ama yine de söylüyorum. Ben alınması mesela beni heyecanlandırır. Kendisine ulaşan arkadaşım, Beşiktaş muhabiri kardeşim Ertan Süzgün'ü de kutluyorum ben buradan yürekten. Bravo. Roberto Assis'e ulaştı kendisi. Hem Ertan Süzgün'ü de Onur Yıldız'ı da bekliyoruz. Ahmet Hocam farklı bir yorumunuz olacak mı? Mesela hani Roberto Carlos'ların gelişi, Drogba'ların gelişi. Geçen sene biz Madrid'e gittiğimizde mesela Galatasaray'ın Drogba'yı alışı gerçekten çok konuşulmuştu. Çok. Fazlasıyla İtibarımız arttı orada ya. Roberto Carlos'un aynı şekilde Fenerbahçe'ye gelişi. Siz hep hani olaya maddi yönden bakıyorsunuz ama. Bakın Ronaldinho'nun ismi Beşiktaş'ın. Mesela düşünün bir Beşiktaş forması, küçük bir çocuk sırtında Ronaldinho formasıyla Brezilya'da. Brezilya sokaklarında. Bu Beşiktaş için bir gelişim değil midir her anlamda? Değildir. Ben dünyaya, ben hayata böyle bakmıyorum. Tabii, Roberto Carlos geldi de Fenerbahçe'ye ne oldu? Bir hocam küçük bir şey söyleyeyim. Sen bitir. Bir dakika. Anzi Moaçkale'ye bir Rus takımına geldi de ne oldu? Anzi'nin ismini daha çok duymaya başladık hocam. Bana ne? Anzi'nin ismini duymaktan yani niye duyayım? İyi hocam. Ha bir dakika bir dakika arkadaşlar biz futbolda iptidai bir ülke değiliz ki. Doğru. Avrupa futbolunda ilk 8'de 10'da olan futbol ülkesi olarak dünyada kabul edilen bir ülkeyiz. Yani bu ülkelere dünyaca ünlü adamlar geldi. Hangisinin ciddi anlamda? Hacı'nın oldu. Lafım yok. Rogman'ın insani yönden oldu. Anelka'nın oldu mu hocam sence? Ben görmedim Anelka'yı. Doğru. Yani Anelka'nın çok büyük Fenerbahçe Türkiye'de ve Avrupa'da katkı etti. Ki genç geldi o ha. Yaşlı yani gelmedi yani. Sonra başarılı çok oldu. Genç, sonra gençti. Yani amaç Türk futbolunu topyekün kulüpler ve milli takım bazında yükseltmekse spor politikamız böyle olmamalı. Bizim spor politikamız şimdi eğer Avrupa Birliği ülkelerinin Türk statüsünde oynatma kararı Ocak ayında çıkarsa bir müddet sonra Türkiye Ligi'nde takımların %80'inde 7-8 tane futbolcu Türk olmayan görürüz. Burada şovenizm yok. Ronaldinho'nun İspanyol pasaportu olduğunu da belirtelim. O zaman o da şeyden oynayacak. Tabii abi. Avrupa bak nereden bakarsanız bakın bunlar iyi değil. Bak şu anda dünyada benzeri bunalımı Almanya yaşamıştı. Bugün dünyada önemli ülkeler Belçika yaşadı, Belçika toparladı. Tamam, alt yapılarıyla tekrar yükselişe geçtiler. Almanya bugün milli takım bazında, kulüpler bazında hocam aldığı zaten yabancı yıldızlar mı aldı? Şu anda Almanya'da oynayan en önemli yıldız Frank Ribery, doğru mu? En pahalı Almanya'da, bütün Bundesliga'da. Evet, doğru. En pahalı. Fransız. Belki bir tane daha vardır. Yabancı. Robben vardır. Başka? Hani Götze. Götze'yle Alman. Ben Alman olmayan diye sayıyorum. Schweinsteiger sayma. Almanlar olabilir. Ama Almanlar son 8-10 sene içerisinde. Lewandowski Alman değil. Değil ama hani bugün Lewandowski önemli bir golcü lafım yok. Lakin şunu söyleyeyim. Bugün Lewandowski varsa, Robben varsa, Frank Ribery oynuyorsa orada. Alman futbolda çok önemli genç adamları çıkarttı altyapı. Mesut Özil işte. En basit Mesut. Kaleci İngiltere'de oynuyor. Ya baktığın vakit bulabilirsin. Dolayısıyla ben bir ülkenin futbolunu yükseltme politikasının büyük paralar bozarak yabancı sınırlamasını ortadan kaldırarak. Çünkü bakın şunu diyorlar, bu kadın katılmıyorum. Kardeşim Avrupa Birliği ülkeleri de yabancıyı sınırsız yapıyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri de Avrupa Birliği pasaportu alan oyuncuları rahatlıkla alabiliyor ama aramızda bir fark var. Haksız rekabet var. Sen Türkiye'de bugün %15'te futbolcunun vergisini öderken en kötü Avrupa Birliği ülkesi %40 civarında vergi alıyor. Ya bu bizim lehimize ama.
Ama lehimiz o zaman ne olur biliyor musunuz? Burası şey olur. Nasıl diyeyim? Serbest bölge gibi. Çok güzel olur hocam o zaman. Olmaz. Liberal felsefeye çok uygun. Bütün oyuncular buraya gelsin ya. Olmaz. Keşke sporda hiç vergi alınmasın. Olmaz. Katılmıyorum buna. Hocam da orada felsefe farkı var senin. Şimdi Ronaldinho. Sen eskiden bunu savunurdun. Hayır. Serbestlik savunurdun. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişti. İnsan değişebilir. Doğru. Şimdi Ronaldinho. Almanya'da bir kulüpten 10 milyon euro alırsa eline geçecek para 6 milyon euro. Türkiye'de bir kulüpten 10 milyon euro alırsa eline geçecek para 10 milyon euro. Kulübe şey külfeti 11,5 milyon euro. Ama cebine gelen para 10 milyon euro. Kulüp onunla ilerledi. Ronaldo yiyorsa hangisini seçersin? Eğer büyük de Bayern Münih istemiyorsa tutup da Nürnberg'e gitmezsin. Aynen öyle. Aynen. Veyahut da İspanya'nın Levante takımına gitmezsin. Zaten Levante seni alamaz hocam. Alamaz o parayı. Doğru söylüyorsun. Olmayan veremez. Transfer yapmazlar. Bugün Bayern Lewandowski istiyorsa bil ki seneye Robben'in yerini hazırlamıştır ve onu gözden çıkaracaktır. Ya da Ribery'i çıkaracaktır. Bizde öyle bir şey yok. Aman Ribery'i bıraksın. Aman Robben bıraksın. Yok bir şirket mantığında yönetiliyor. Şimdi böyle olması lazım. Sevgili Ümit, ben hocama şöyle katılıyorum, şöyle katılıyorum. Bir, altyapıya yatırım zorunluluğu kulüplerin bütçesinin en aşağı %20'si oranında ya da belirlenir, getirilmeli. Kardeşim altyapıya yatırım yapacaksın. Yapmıyorsan bunu devlet elinden alır. Bir. Ama öte yandan ben her zaman siyasette, ekonomide, kültürde, sporda liberal felsefeyi alır. Yani özgürlük, insanların girişim özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü. Buraya en iyi oyuncunun mal olarak en iyi malın gelmesi. Hocam eskiden biliyorsun Türkiye'de bir şey üretildi mi ithalat kesilirdi. Diyelim saat ürettim ben. Yasak. Yabancı saat yasak. Türk malı var diye. Bu yüzden biz en çürük arabalara bindik. Doğru mu? Sen de bunu derdin. En çürük evet. Kıyafetleri giydik. Bazıları da zengin oldu. Şimdi beni bazı holdingler aleyhine konuşturmayın burada. Yani yasak çünkü. Mama üretiyorsun. Bebek maması. Bu açılımı yaptın. Özal. Rahmetli Özal. Hepimizin dua etmesi lazım. Yoksa Suriye gibi olacaktık biz de. Rahmetli Özal bu döngüyü kırdı. Türkiye'yi dışa açtı. Futbolda da Ronaldinho'nun gelmesi. Ama bak altyapı zorunlu olmazsa hocama katılırım. Ronaldinho gelirse ya şu yıllardır çıkış yapamayan Muhammed bile kasa gelir biliyor musun ya? Bütün oyuncular ya. Drogba'nın yararını Galatasaray'da anlatamam. Yani ben Galatasaray'ın... Yasin buna Drogba için... Fenerbahçe ha. Roberto Carlos da şuna katılıyor söylüyorum Ümit'ciğim. Sen beraber de oynadın. Oynamadım. Oynamadım. Sonra geldi. Tabii. Roberto Carlos bak esas bizim gibi ülkelerde Yıldız Rusya'da da öyle. 10 ve 9 numaradır hocam. Ümit Özat'ın öyle boşluğunu anca Roberto Carlos'la doğurabilirler. O da ayrı mesele. Çok büyük oyuncuydu. Kabul etmek lazım. Evet. Ama. Yok. Öyle Roberto Carlos 3 numara bir oyuncuydu. Yani Ronaldinho gibi, Drogba gibi, yarın Zlatan İbrahimovic gibi oyuncu. Hocam çok etki yaratır. Anelka çok şımarıktı. Ve çok da gençti Anelka. Anelka şey değildi. Beşiktaşlı yani, taraftarlardan yoğun ilgi varmış. Ronaldinho gelmeli. Bir kez daha. AB yasası katmalıdır. Roberto Assis'in bir kez daha röportajını Roberto Assis'in kim olduğunu söyleyelim. Abisi ve menajeri. Ronaldinho'nun abisi ve menajeri. Ronaldinho ile birlikte Grêmio'da Sinan birlikte... Sinan Engin'e göre de yalancı. Bir saniye. Lars, bugün başka bir şey konuştuk seninle. Rica etmiştim. Ne olur üstte konuşmayalım diye. Ne olursun söz verdik birbirimize. Söz verdik haklısın. Grêmio'da abisi ve Grêmio'da Engin'e getiriyor. Grêmio'da da abisi futbol oynamıştı. Yalnız belli bir olaydan sonra, bir sakatlıktan sonra top oynayamadı. Kardeşinin menajerliğini üstlendi. Yıllardır menajerliğini yapıyor ve bugün Ertan Süzgün kendisine ulaştı, telefonunu buldu. Ve yardımcım Onur Yıldız kendisiyle görüştü. Bir kez daha o röportajı ekranlara getirelim. Evet, Roberto Assis'in görüşleri bu şekilde. Bakalım Aralık'ta Fas'ta Dünya Kulüpler Şampiyonası var. Ondan sonra her şey netlik kazanacak 31 Aralık'ta. 2014'te belki Beşiktaş Ronaldinho'lu kadrosuyla artık sahalarda olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah. Beşiktaş taraftarlarının Türk futboluna yararlı. Beklentisi bu yönde. Aklıma geldi de Türk futboluna, Türk futbol tarihinde gelmiş geçmiş en iyi yabancı kimdir hocam sizce? Hacı. Hacı. Tartışmam bile bunu. En kariyerli futbolcu değil ama Türk futboluna katkısı, kulübüne katkısı açısından baktığında tartışmam Hacı'dır. Ama en kariyerli değil. Bak ona vurguluyorsun. Çok büyük bir kariyerle gelmedi. Hah. Ama kariyerini doğru, Türkiye'de doğru. Daha da arttırdı. En kariyerli ne diye durmadı. Barcelona, Real Madrid. Bir dakika. Hacı yapan Galatasaray. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu Roberto Carlos'tu. Bakın bakalım. Hayır efendim Roberto Carlos'a bakın. Doğru kaç şey. Şampiyonlar Ligi, kaç Dünya Kupası finali Carlos, oynamış, abi, kaçını Carlos. Kazanmış bir bakın. Carlos. Ama doğru söylüyor. Roberto Carlos. Bildiğim kadarıyla Brezilya iki Dünya Nordic. Kupası oynadı. Doğru. Veya üç. Doğru. Bir, iki tanesini iki Dünya Kupası kazandı.
3 oynadı. 3 oynadı. Şeyde oynadı. 2 dünya kupası kazandı. Anelka'dır. Oo öyle bak. Nikolas Anelka. Kariyer olarak Anelka'dır. Niye? Niyesi var mı ya? Totalde öyle ama. Adam Paris Saint Germain'de bak. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi var. Evet. Arsenal'da oynadı. Liverpool'da oynadı, Manchester City'de oynadı, buradan sonra Juventus'ta oynadı, evet. Chelsea'de oynadı, West evet. Bromwich'te oynadı, yanılmıyorsam Monaco'da oynadı, oynadı yani Çin. Kariyer başka ben, bir şey, ben fayda kariyer, başka bir şey, dakika, fayda ben, olarak en iyisi acidir. Kariyer olarak nerede kimin fazla oynadığına bakmam, ben kariyer olarak futbol hayatında yaşadığı tipleri bakarım. Bugün bir futbolcunun dünya üzerinde, bu evren üzerinde. Bu gezegen üzerinde yaşayacağı en büyük başarı Dünya Kupası'nı kaldırmaktır. Dünya Kupası'nın finalini oynayıp da kaldıran kaç futbolcu geldi Türkiye'ye? Carlos dışında. Şimdi ya yalnız bakarsan, şöyle bir dezavantaj var. Biliyorsun bir ara... Oyuncu başına bir takım kulüplere gider. George Weah Liberyalıydı adam. Şu an başbakan galiba. George Weah'ın Dünya Kupası kaldırma ihtimali yok. Liberyalı. Ya adı sonra rahmetli oldu. Macit Musisi vardı. Şimdi Brezilya gibi bir yerden gelmekle şimdi Drogba, Fildişi, Sahili. Carlos, bir dakika Robert Drogba. Dünyanın en iyi son bekidir. Tabii. Şeyden sonra bak mesela. Gelmeyeyim en büyük son bekidir diyorsun. Ondan önce Brezilya'nın çok iyi bir sol beki vardı. Branco diye. Ha, evet. Tamam, Branco'dan sonra Roberto Carlos'tur. Ama Branco'nun sol bek. O zaman futbolu. Bitirsin hocam. Brankolar falan futbolun daha ekonomiye yani endüstrileşmediği dönemde olduğu için Avrupa'ya falan çok açılamadılar. Zico gibi oyuncu bile bir tek Udinese'de oynadı. Bunu ne için anlatıyorum? Şimdi böyle baktığın zaman Roberto Carlos sol bekken Cafu da sağ bekti. Patır küldür, paldır küldür sayardım. Romario'su da vardı, Alay'ı vardı. Tek başına Dünya Kupası'nı kaldırmadı. Zaten her iki Dünya Kupası'nın birini otomatikman Brezilya en favori. Türkiye'de nasıl Galatasaray, Fenerbahçe ise. Ama Anelka tek başına bir kulüp. Yani oyuncu oynadığı performansıyla gidiyor. Bir oyuncu hem Juventus'un kapısından hem Arsenal'ın hem Liverpool'un hem City'nin. Ama o doğru değil. Yılmaz Vural en kariyerli hoca. Bir dakika. Roma'da Yılmaz Vural Türkiye'nin en kariyerli hocası. 28 takımdan çalıştı. Bir dakika. Bu işte dedi. Ben laf yarışına girmeyin. Hayda. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size Paris Saint Germain diyorum. Liverpool diyorum. İyi olacak. Manchester City diyorum. Arsenal diyorum. Real Madrid diyorum. Monaco diyorum. West Bromwich diyorum. Şimdi beni diğer kulüplere şey olacak. Siz diyorsunuz ki bilmem ne belediye spor, bilmem ne spor. Bir dakika. Hayır. Hayda. Kesinlikle Ümit'e muhalefet ediyorum. O zaman Türkiye'nin bir dakika. Ya. Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu senin mantığına göre. Şergen veya Saffet Sancaktı çıkar. Niye? Aynen öyle. Bravo. Galatasaray'da oynadı. Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu müsaade et. Onunla müsaadenle ben söyleyeyim. Hakan Korkmaz'dır. Hayır. Veya Hakan Şükür'dür. Hocam başarı başka bir şey. En başarılı başka bir şey. Kariyerden bak. Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın'dır. 4 büyüğün formasını giymiştir. Hayda. Bak, Bülent tek abi, kişi, lütfen. Hatırlar mısınız? Hasan için bir şey söylemiştim. Hasan Şaş için bir şey söylemiştim. Sinan abi, bak bu çok önemli. Bülent Korkmaz'ın kişiliğine, adamlığına, futbol bilgisine, profesyonelliğine... Ortega yazmışlar buraya. Yabancı kimse Ortega. Ya Ortega'yı kaldırın böyle ya. Böyle var ya. Drogba. Parmak basarım. Kaldırmayın arkadaşlar. Ama Ortega ne abi? Bu oyunculara yazın. Kaptanlık yapmak büyük marifettir. Ama o 96-2000'in ilk iki senesinde Bülent abi az oynadı. Hı. Baktığın zaman belki herkesin payı vardır. Bülent abi canım kadar severim. Ama 2000'de diyorsun. O 4 senelik şampiyonlukta oyun 90 dakika rezil giderken Hacı Frikit'ten attı, tamam mı? Ya da Hakan oyun Şükür. 90 dakika rezil giderken Hakan Şükür tıkladı. Yani şimdi defans oyuncu bizde de Alex attı, Ümit Özat atmadı. Carlos da sol yani bek. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Belki orada bir söylem yanlış olabilir ama Bülent abi Fatih Hoca'nın gönderdiği dönem Bursaspor'un kapısından geri döndü. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzon'dan değil. Orada oynarken Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın kapısından döndü. Oynamazken dönmedi. Ama Burak Yılmaz, ama Sergen oynamazken de o diğer büyük takımların kapısından içeri girdi ve oralarda oynadı. Evet. Bu anlamda söylüyorum. Ulan bir dakika. Roberto Carlos Parma 98'de finalinde 2002'de kazandı. Bir düzeltme yapalım. İki Dünya Kupası finali var mı evet. Adamın? 98'de Dünya Kupası'nı kaldırmış mı 2002. Takım olarak? Peki. O zaman takım öyle. Bir dakika. Real Madrid'e kaç Şampiyonlar Ligi kazandı? Bir bakın. Eğer Ümit'in dediği mantıklı olsaydı
Şimdi bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. O zaman Guti de kariyerli hocam. Hayır. Bir Guti de kariyerli. Kim? Guti de kaç tane şampiyonluk? Kimde? Guti. Real bizim Guti'ye gelen. İspanya milli takımı. Önce kariyerin ne olduğunu analiz ederim. Eğer kariyer farklı büyük takımlarda oynamaksa. Şimdi bir isim söyleyeceğim. Herkes yerlere yatacak demekti. Evet. Söylemeyeyim mi? Bugün Ümit Özat torunlarına, kızından ve oğlundan olacak torunlarına şunu anlatacak. Dede diyecekler 20 sene sonra. Sen ne yaptın? Kariyerini bir anlat diyecekler. Şimdi bakın kariyer anlatılırken Ümit Özat sadece Türkiye'de tek büyükte oynadı. Fenerbahçe. Bu mantık doğruysa Fenerbahçe artı Trabzon veya Beşiktaş'ta oynamış. İki takımda oynamış. Ümit'i kariyerinden daha fazla maç. Bak Ümit diyecek. Bir dakika. Diyecek ki kardeşim ben Fenerbahçe'de bu kadar yıl kaptanlık bir kariyer unsurudur. Bir. Tabii. İki. Fenerbahçe'de oynadım. Şu kadar şampiyonluk yaşadım. Doğru mu söylüyorum? Evet. Üç. Artı Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri. Bir mi iki mi tartışılır? Dünya üçüncülüğüyle milli takım kadrosundaydım. İki maç oynadım. Çok az evim var benim. Bak öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok kardeşim. Sen Dünya Kupası kadrosunda resmen gitmişsin oynamışsın. Şimdi şunu söyleyeyim. Bugün Fatih Terim Galatasaray tarihinin en kariyersiz futbolcu kaptanıdır. Doğru. Niye? Kızmasın. Sıfır şampiyonluk. Yani ne kızsın hocam? Doğru verdi. Kızmasın. Kızsın hocam ya. Konuyu değiştirme. Kızarsa da kızsın. Allah Allah. Çünkü Galatasaray oynadığı yıllarda sıfır şampiyonluk. Uzun yıllar kaptanlık yaptı. 14. Sıfır şampiyonluk. Ama Türk futbolunun bir numaralı kariyerli hocası kimdir? Tabii Terim. Fatih Terim. Bu mantığa göre bakarsan Mustafa Denizli'ye bak. Galatasaray'ı çalıştırdı mı? Dervan'ın yedeği. Şampiyon yaptı. İki. Beşiktaş şampiyon yaptı mı? Fenerbahçe yaptı. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı mı? Yaptı. Büyük Türk milli takımıyla efendim başarılı oldu mu? Çeyrekler oynadı. Ama Terim'in kariyeri derseniz bana göre Terim'in kariyeri şeyden yüksektir. Siz söyleyin. Denizli'den. Peki başka bir şey söyleyeyim size. Türkiye'nin tartışmasız ilk üçü kariyer Terim, Denizli, Şenol Güneş'tir. Aksi peki Şenol Güneş hayatında Türkiye'de Trabzon dışında hiçbir büyük takım çalışmadı. Sakaryaspor'u çalıştırdı, Antalyaspor'u çalıştırdı. Kore'de. Sen kariyer eşittir başarı mı diyorsun? Kariyer bir manzumedir. Kariyer eşittir başarı mı diyorsun? Kariyer birinci faktördür. Tamam başarı birinci faktördür ama şimdi bugün, sen şimdi o zaman şampiyon olduğun kulüpler senin kariyerinde olmadığın kulüpler kariyerine yazılmıyor mu senin? Türkiye'nin Türk vatandaşı olarak gelmiş geçmiş en kariyerli tıp adamı kimdir? Gazi Yaşargil en popüleri doktor olsun. Gazi Yaşargil'in yaptığı beyin ameliyatı sayısıyla SSK bilmem ne hastanesinde 65 yaşa gelmiş bir hocanın yaptığı beyin ameliyatı bakarsan sayısı ötekinin 3 katıdır. Ama en popüleri kim doktor olsun? Hayır. Mehmet Öz. Şimdi şunu söyleyeyim. Gazi Yaşargil'in kurduğu kürsü, yaptığı yayınlar, kariyer, yarattığı cerrahi aletlere bakarsan bu kariyerdir. Şimdi o zaman bu mantığa göre sana öyle bir futbolcu ismi, futbolcuyu rencide etmek istemiyorum. Tamam mı? Rencide etmek gerek yok ya, ama bugün Ümit Özat, o zaman bir tek Fenerbahçe'de oynadı. Evet. Bugün Galatasaray ve Trabzon'da oynamış. Şu anda sokağa çıksa kimsenin yüzüne bakmadı adam. Senin mantığına göre senden daha kariyerli oluyor. Sokağa çıktığı zaman insanların yüzüne bakmamasının nedeni tanımamadığından dolayı. 10-9 olamaması. O futbolculuğundan veyahut da futbol kariyerinin az olmasından değildir. Başka bir şeydendir. Ya, onun bir nedenleri vardır futbolculuğundan sonra yansıyacağı. Ne dersen de Burak Yılmaz'ın kariyeri. Yılmaz Burak her gün sarı sokakta. Bir dakika ya. Sana çok ağır bir şey söyleyeceğim. Burak Yılmaz'ın. Bir dakika. Başka bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ya. O zaman senin mantığına göre Burak Yılmaz'ın kariyeri Hakan Şükür'den daha yukarı. Çünkü Hakan Şükür sadece Galatasaray'da oynadı. Olur mu ya? Bursa'dan geldi. İnter saymıyor musun? Hayır, Türkiye için. Türkiye'ye bakmam. Kariyeri falan Türkiye Kupa diye bakmasın. Bak Fatih Terim'de farkı kılan ne dersen de Milan'dır, Fiorentina'dır. Bak kardeşim ona bakarsan Del Bosque. Kaldırmadı, kupa kalmadı. Adama Yeniköy kasabı dedin. Şimdi ne için anlatıyorum? Ama şu bir gerçek ki Real Madrid ve Barcelona zaten 5 senenin 4'ünde ikisini bu oluyor, ikisini bu oluyor. O anlamda bakarsan en değerli şampiyonluk sağlamış şampiyonluk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman bu mantığa göre bakarsan Türkiye'nin en kariyerli spor yorumcusu benim. 8 kanalda. Spor yorumcusu. Evet, ne var bunda? Hayır, doğru değil. 8 kanalda yorumcu. Bir adam. Yılmaz Vural bir hocam. Bir adam. Ama hocam sen ya bunu sen kendini böyle gösterme. Bunu gösterirlerse de hayır diyemezsin ki. Ben fazla kanal dolaştığım için beni kariyere sokacaksanız. Ama hocam fazla kanalla fazla takım değil. Aynı şey değil hocam. Değiştiriyorsun ama her zaman için bu işte ortadasın. Ben bunu kabul etmiyorum zaten. Sinan abi sen bizden daha eskiden donadın. Evet.
Şimdi rahmetli Metin Oktaylar, işte Allah uzun ömür versin Can abiler, Selim abiler. O zaman futbolda böyle para olsaydı, 6 yabancı olsaydı 15 sene Galatasaray'da Fener top oynayabilirler miydi ya? Yok, Metin Oktaylar nerede? Ben Sinan Hocam'a şunu soracağım. Mümkünü var mı? O zamanlar imkanlar böyleydi. Oynuyorlar. Rekabet yani. Yoktu. Bak şu anda Fenerbahçe'de Galatasaray'da 5-6 sene oynamak geçmişe göre 15-16 seneye bedeldir abi. Yani sen... Abi bizim zamanımızda senede bir tane milli maç vardı bu abi. Yoktu hiç. Şey yok var milli maç. Ricardinho 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Brezilya'yla birlikte şampiyonluk yaşadı. Evet. Ricardinho ismi mesela hiç geçmiyor. Yani Beşiktaş'ın ismi neden hiç bu konularda anılmıyor? Ya bir şey yani bu mesela Beşiktaş'a gelirse bana göre ne Hacı kalır. Bir şey söyleyeceğim sana. Alex kalır. Guti. Ne diğerleri kalır. Abi Guti... Zaten geldiğinde bir yıldızdı. Burada da aynı şekilde ama Guti'yi saydım. Bir ben arkadaşlar çıkarsınlar. Guti'nin kariyerini çıkarın bakalım arkadaşlar. Kaç tane Real Madrid'de şampiyonluğu var? Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. İspanya şampiyonluğu var. Guti söyledim. Gittiniz Guti ile kimleri karıştırdınız? Yok Ortega yazdınız, bilmem ne yazdınız. Ortega falan filan. Alex bakın. Alex büyük kariyer değil. Alex çok Türkiye'ye katkı. Gelmiş. Büyük katkı. Türkiye'ye gelmiş en faydalı ikinci yabancı oyuncu. Doğru. Bravo. Bravo. Birinci Hacı. Birinci Hacı, ikinci. Alex kariyer değildir. Faydalıdır. Alex faydalı, bir takıma büyük katkısı ama Guti kariyer faydasız. Olarak 100 tane falan Hacı sallar. Şey ne o? Alex sallar mesela Guti. Bir arkadaşlar söylesinler kaç tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu falan filan, İspanya şampiyonluğu, Real Madrid şampiyonluğu. Bak nasıl Ertem kariyer var. Bir şey söyleyeyim. Sevgili Ümit Özat. Ben bir seyirci olarak söyleyeyim. Ümit Özat. Seyirci olarak söyleyeyim. Dünyada futbol belgeseli izlemeye bayılırım. Roberto Carlos istisna ama nedir futbol yapılan futbol belgeselleri? Johan Cruyff'tur. Diego Armando Maradona'dır. Budur abi. Pele'dir. Guti 3 şampiyon. George Best'tir. Berbat bir kariyeri var. George Best'in kariyeri yok. Bir UEFA Kupası. İçkici ama George Best'in kariyeri yok. Bir dakika dur. Rasim bir dakika. Sonra cevap geldi. Çok evet. Özür diliyorum. Kesiyorum. Guti. Evet Guti. Guti 3 Şampiyonlar Ligi kupası. Hayda. Bir UEFA kupası. 2 kıtalar arası 5 La Liga şampiyonluğu. İspanya şampiyonluğu. Bak 3 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası, 2 kıtalar arası, 5 La Liga. Şey var mı? Dünya Kupası falan, Avrupa Kupası yok. Yalnız bakın beyler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kariyer, hocam ya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. İspanya Süper Kupası. Size bir soru sorabilir miyim? Bir dakika. Görecelidir hocam. Hangi bir soru? Görecel örnekler doğru. Kariyerin matematiksel derecesi yoktur. Bugün dünyada para yapmak. Rastgele 100 tane ülkeden 10 bin tane futbol sever aldım. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu kimdir diyelim. Maradona. %50'sinde Maradona çıkacağına Maradona. İnanıyorum. Peki Maradona'nın efendim? %70. En az %50. Peki Maradona'nın kariyerine baktığın vakit aslında Berbat, çok büyük bir başarı yok. Niye? Kulüplerde bir Napoli'de şampiyonu yaptı. İtalya'da. Bir de Dünya Kupası. Orada dur. Orada iki dur. Dünya Kupası finali. Orada dur. Ben sana söyleyeyim. Messi tek başına Napoli şampiyon yapması başka bir şey. Barcelona'da Xavi'yle, Iniesta'yla, Busquets'le, Fabregas'la şampiyon olması başka bir şey. Allah'ın Napoli tek başına şampiyon yaptı. Maradona'yı. Maradona'yla şeyi kıyasladım. Ricardinho'ya hiç unutmuyorum dün gibi. Ümraniye'de. Pele'yi. Sen Maradona'yla aynı kuşaktasın bir de. Bak yani. Maradona'yla Pele'yi kıyasladık futbolcu. Ricardinho ne dedi, Maradona kim dedi ya. Pele dedi kaç maç dedi. Kaç gol dedi. Ama mesela Zico dedi, Maradona dedi. Dedi. Mesela. Ha. Ama Maradona da aynı futbolcu ama. Pele hokkabazdır yapmayın gözünü seveyim. Vallahi Pele hokkabazdır. Kesin katılıyorum. Ya ben Pele hokkabazdır ya. Kesin katılıyorum sana. Ya Pele büyük o. Yan yana oturdum sohbet ettim. Hokkabazın önde gideni. İkisinde de live tanıştım. Maradona'nın maçını yönettim. Maradona kötü insan. Bir. Maradona dünya sporda büyük ahlaksızlık yapmıştır kokain jeli. Ben biliyorsunuz bir uyuşturucu düşmanıyımdır. Tabii. Fakat hocam hangi Pele hokkabazdır. Buraya bu dep. Bir dakika borçlarını bitirsin. Gelsin girmeden arayın. Ne olursunuz. Pele ile bir yemekte, o zaman bir telekomünikasyon şirketinin yemeğinde yan yana oturduk Pele. Ulan yanımdaki adam Pele mi? Başka bir yanında böyle siyah çikolata renkli bir adam. Önce tanımadım. Hocam hokkabaz dedi koskoca Pele'ye. Efendim? Koskoca Pele hokkabaz dedi. Tanımadım ya önce. Konuştuk. Baktım başladık sohbete filan. Tabii zordan da şu İngilizce filan bilmiyor. Derken hokkabaz, büyük hokkabaz. Sıfır hocam, karizma. Büyük hokkabaz. Bir not vereyim. Zaten sonra araştırdım. Ne demek ya? Pele kim ya? Şey, Pele ile Maradona'yı kıyasam. Ağır hakaret etti. 1970'i o kazandırdı. Yani halkın oyuncusudur. Pele hocam Ali Özkaya 7.9 almış. Maradona daha büyük oyuncu. Normal. 7.9 iyi bir not değil. Kötü değil mi? Kötü bir not. Şimdi bunu bizi seyredenler yanlış anlamasın. Bir de şunu söyleyeyim hocam. Konu değiştirip şeyle ilgili. Mesela Fatih Hocam 14 sene şampiyonluğuyla ilgili konuştun ya mesela. 14 sene şampiyon olamamasının nedeni de
tek başına bunu Fatih Hoca'ya da bağlamak da Ümit Özat. Ümit Özat. 7.9 puan. 7.9 puanı yazalım. Ümit Özat çok güzel bir yorum geldi. Hacı'nın sağ ayağı için 500 sayfa kitap yazılır. Son cümlesi de kitabın sol ayaklıydı olur diye. Ne? Hacı da büyük olmuş. Hacı'nın sağ ayağı için 500 sayfa kitap yazılır. Evet. Son cümlesi de sol ayaklıydı. Sevgili Ertem, ben bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben de. Real olarak Ertem. Çok doğru bir yorum olmuş. Bir defa Hacı Türkiye'ye gelmiş en faydalı yabancıdır. Kariyerli diyebiliriz. Barcelona'da oynadı, Real Madrid'de oynadı, Brescia'da oynadı, Stabüklüş'te. Brescia bir kariyer değil hocam. Brescia İtalya'nın ikinci ligi ya. Aynen, Brescia zamanı iyi zamanda. Brescia İtalya'da o zaman çok iyi dönemdi. 3 milyon 5 milyon alanlara İtalya'da 1 milyon euro verirler. Tabii ki o ayrı bir şey ama. Öyle bakma sen ya. Brescia dediğin takımda Lucescu çalıştı. Brescia dediğin takımda Guardiola oynadı. Bir şey söyleyeceğim. Brescia bak Hacı 96'da Galatasaray'a geldiğinde Roberto Baggio'da mı oynamıştı? 96 bak 96'da Galatasaray'a geldiğim için berbat oynamıştı Romanya'da İngiltere 96'da Hacı bir hayal kırıklığıydı. Ve hakikaten Galatasaray'da öyle çok büyük fiyata gelmedi. Ve Hacı'nın yeniden fırlaması Galatasaray'da oldu. Yoksa Hacı küresel anlamda bir Sergen gibi yani büyük yetenek o yeteneğini birebir Karpatların Maradona'sı olarak gösterememiş. Sergen gibi değil ama küresel ölçekte. Hacı Galatasaray'da. Bak Hacı ile ilgili BBC bir belgesel yaptı. Esasen Galatasaray'da Hacı oldu diye onlar da yorumladı bunu. İşte Simon Cooper çıktı yorum yaptı falan. Burada kim oyuncular yetenekli? Şimdi George Best. Kariyer yok ama George Best hala Kuzey İrlanda'da oyuncu. Hala İngiltere'de efsanedir. Yetenek. Şimdi ama ben bizi izlemedim. Beşiktaş Yusuf derler. Ama hocam sen izlemişsindir. Onlar yani, bu tip oyuncu az çıktığı için çıkana inanılmaz taparlar. Sen ama yani. Dünyada da George Best'in o iyi mesela videolarını izliyorsun. Ne biçim bu oyuncu. Ha, futbol oynamayı sevmiyor. Tuhaf bir adam yani. Sevmiyor ama dandın giriyor. Burada yetenek. Hocam Pele yok kavaz dedi. Ya 1970 Dünya Kupası'nın görüntülerini ben baştan sona seyretmiş bir adamım. Bak baştan sona. Hakikaten Pele yani Brezilya'yı o dönem taşıyor. Hayır ama o zaman futbol çok yavaş. Yani baktığın zaman, izlediğin zaman bir tuhaf giriyor. Böyle sanki dans ediyorlar falan filan. Ya Maradona dönemi yine şimdilik gibi. Hani Maradona şimdi bu Maradona olabilir mi? Ama Maradona da büyük oyuncu. Ama hokkabaz değil. Bak bence de Maradona bir numaradır. Spor seyircisi. Ama hocam Pele hokkabaz deme ya. Ya Pele. Yapma Brezilya Pele efsane. Pele bir projedir. Proje. Brezilya aynen büyük elçiliği. Brezilya Pele. Büyük elçiliği. Yarın burayı kınayabilir ya. Ya kınamazsa hatırım kalır ya. Yapma hocam. Kınamazsa hatırım kalır hocam, ya. Hocam bu Pele. Asamoğlu olayı gibi. Zeydiye mi rahatsız? Pele. Pele. Kesin katılıyorum. Pele yapmayın Brezilya'da ya. Sistemi yarattı. Cevap versin. Parlattı. Brezilya dışına göndermediği. Brezilya'da neredeyse bir put haline soktuğu bir projedir. Pele ile Maradona'yı hakikaten mukayese etmek tabii, futbol Maradona olarak büyük ayıptır. Ama Pele büyük hocam ayıp. Adam değil oyuncu bak. Pele büyük oyuncu değil mi sence? Nasıl? Pele büyük oyuncu değil mi? Büyük oyuncu ne demek kardeşim? Büyük oyuncu. Hocam takımına maç kazandıran. Ya sen kupa kazandıran. O zamanki maçları seyrettin mi? Seyrettim. 70 Brezilya. 1970, 1962. Hokkabaz lafını. Hocam 62 ve 70'i kazandıran Pele'dir ya. Sen o zaman hayatta yoktun değil mi? Hayat değil abi. Sonradan izledim. Yani kardeşim nasıl 80? Hayır sonradan izledim. Tabii ki sonradan izledim. Bilmeyenler için seyircilerimiz. 86'da bak bunların hepsi artık yani şeyler yok. 50 milyon yok ama. Demiştiniz. Az bir demişim. Pele yani Allah mesela. Ediyorsun hocam ya. Bakın Brezilya kültüründe şöyle bir şey var. Brezilya futbolunda. Bunlar büyük patlamazlı iş yapmıyor. Hayır şunu söyleyeceğim. Brezilya'da mesela manasız şekilde milli maçlar oynayıp tuhaf oyuncuları sürekli milli takımlarda parlatarak Neyim milli var? Maç sayılarını yayarak bunları Avrupa'ya pazarlarlar. Bu nasıl bir business'tır Brezilya için. Açık konuşayım. Yani Brezilyalılar hokkabazdır. Hocam makine vermesin. Makine vermesin. Ya vermesin. Ben Pele dedim. Brezilyalılar için bir şey söylemem. Niye söyleyeceğim? Brezilya büyük elçiliği burayı kıracak hakkı. Ya hocam. Evet, buyurun. Evet. Hocam bir an bir şey diyeceğim. Bir Avrupalı olsa tamam mı? Şöyle beyaz kuzey bir Avrupalı olsa sen böyle demiyorsun da. Güney ülkeleri oldu mu? Gindirmeye başlıyorsun. Neyini biliyorsun? Ya zamanı Ronaldo'ya ya maymun dedin ya. Maradona şeyli mi? Sen söyle. Ama Norveçli mi? Arjantinli ama beyaz. Uçum ne demek? Saçmalama ya. Uçum bana bak. Ronaldo'ya maymun dedin hocam. Kimi hiç unutmuyorum. Hiçbir zaman demedi ya. Demek ki ayıp bir şeydir bunlar. Bunlar çok ayıp şeyler. Ersin güzelsin dostum. Ya yapma Ronaldo'ya belki gelecek. Beşik oyuncusu olacak. Dedi. Ya Asim çok ayıp bir şey. ATV'de. Bak asıl hokkabazda şu anda. Asıl hokkabazda şu anda Rasim Ozan Kütahya. Ben sıçanı şahıs yapıyor. Demediğim şeyleri söylemem. Hocam bak. Hayır bunu ırkçılık anlamında değil. Kimse yanlış anlamasın. O için esprisi. Hocam siyahları da sever ama Ronaldinho bak. Ben biliyorsun fil hafızalıyım. Santra programı. Senin dostun. Hepimizin arkadaşı Ersin Düzen. Kazım Kanat. Allah rahmet konu eylesin. Geldi Allah rahmet eylesin. Konu geldi. Ronaldinho zaten maymun dedi.
hoca. Hatta orada bir robot. Dendi bu. Hani şak adam değil. Şakir adam değil. Gibi laflardan sonra. Hatta ne zaman biliyor musun? Samuel Eto'ya yine böyle bir şey yapmışlardı da o biraz şov yapmıştı. Ben de dedim diyorum kardeşim, demişsek de hata yapmışızdır, bize yakışmamıştır. Daha yeter öteri falan. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Bir ağzı bunu şey anlamı söylemiştir. Ama yani Pele konusunda senin yanına oturduğunda hissettiğin duyguları biraz abartmıyor. Tamam artık geçelim hocam. Ya abartıyorum sana, ben abartıyorum sana, ne ya? İyi oyuncu değil. Pele'li bir akraba alın falan mı? Ya kardeşim yapma. Haksızlık ya. Ya bırak abi. Ya koyun bir Pele videosu koyun ya. Ya Pele'yi korudun. Rasim Sokrates'e benziyor. Ya şu bizim kendi arkadaşlarımızı, insanlarımızı korumadın ya. Fatih Hoca'yı korumadın ya. Ya kayıta geleceğiz şimdi. Ya kayıta geleceğiz Sokrates'le ilgili. Sokrates solcu bir oyuncudur, iyi bir oyuncudur. Ayıp mı? Hayır canım, iyi bir şey ya. Doktor. Hayır. Öldü değil mi Sokrates? Öldü. Bizim şey gibi. Aynı zamanda. Bizim neydi, bizim bir Metin Kurt gibi. Penaltı atışlarıyla büyük bir efsaneydi. Sokrates. Hocam daha iyi bilirsin. Rasim'e bak. Hep şu tanıya helal olsun valla ya. Hocam ben futbol. Hem de yani futbol dışında tanıyor. Futbolcunun solculuğuna bakıyor yani. İyi bir penaltı atar dese, doktor dese tamam değil hem de. Sokrates. Sokrates bizim Türkiye'deki affedersiniz, şu ağzımı bozacağım, gerzek solcular gibi değildi. Sokrates harbi bir solcuydu. Ben doğru yani, bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bir solcular, bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyle. Sol düşünceli. Gerzek diyemezsin. O insanlar. Özür dilerim. Türkiye'deki bir tip. Olsun ama gerzek değil mi insanlar? Sen tam şaşırmışsın mı? Anladın mı? Hocam Sokrates. Sen abuksun bu konuşan. Oyuncuları örgütledim. Saygı duyuyorum. Sen tam şaşırdın. Her insan türünün iyisi kötüsü şaşırdın, vardır. Şaşırdın. Vallahi şaşırdın. Feyyaz'a girme. Ayı olayım falan. Sokrates iyidir diyorum ya. Sokrates iyidir demedin. Sen sana bir şey söyledi. Evet. Sen Türkiye'deki bilmem ne tipler gibi dedin. Yani bir taraf çok kötü, bir taraf çok mu iyi? Hayır. Her tarafın iyisi kötüsü vardır. Vardır. Türkiye'de sağcılarda da böyle sümsük pısırık adam çoktur. Çok sağ, tüm sağ. Sağla solla ne alakası var? Hayır ya, Sokrates konusu geçti. Sen müdahale et de Ertem özellikle sormak. Ertem var ya, cin. Sokrates'i biliyor çünkü, benim Sokrates'in siyasi kimliğini bildiğimi. Sokrates hakkında ne diyorsun? Yok, ben Sokrates... o kadar geçmiş tarihe gitmem. Ben Roma'dan Tomasi'yi örnek vereceğim sana. O da aynısı. Sokrates evin odasında Sokrates ve bildiğin o Roma'nın o sol kesimler ama ben öyle bir şey... Sokrates sen niye bana sordun? Biraz daha sınırlı. Ben benziyorsun. Hayır, bir de Sokrates'i, bir de Pavarotti'den konuşalım hadi ya. Ya bize ne abi, ne Sokrates'i var? Hadi abicim bırakın bakalım. Ama sen yine de o insanlardan biliyorsun. Sen demokrat bir insansın. Hayır. Adalet bir insansın. Tüm solcular değil. Sadece solcu biz ayırt etmemeliyiz. Asla. Öyle bir şey yapmamalıyız. Tüm solcular değil. Son derece demokrat, özgürlükçü bir sürü de solcu var ama Türkiye'de öyle bir model vardır. Olsun. Yani Sokrates... evrensel anlamda bir solcu. Türkiye'de her fikir, her düşünce olmalıdır. Her fikrin, fikrin yamuğu vardır. Biliyorsun, evet. Yani evet, teşekkür ediyorum. Ya Allah'ım ne dedi. Evet, Ünal Aysal, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal'ın Galatasaray TV'de bir açıklaması var. Özellikle Snyder'le ilgili sevgili seyirciler. Mancini geldikten sonra Galatasaray'da Snyder'in daha bir tempo kazandığı yönünde bir ifadesi var. Bu cümle acaba nerelere gider? Yorumcularımıza soracağız. Önce bir dinleyelim Sayın Başkanı. Galatasaray dışarıda oynadığı veyahut da dış rakiplerle oynadığı maçlara da daha motive olarak çıkıyor. Tahmin ediyorum başarılı olacağız. Bu hafta içinde özellikle Kopenhagen'le oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçı ve bir gün sonra da Olympiakos'la oynayacağımız basketbol gerçekten hepimizi ilgi odağı oldu. Tahmin ediyorum bütün oyuncularımız çok iyi hazırlandı. Ben başarılı olacağımız inancını taşıyorum. Başka türlü olması da zaten şu anda düşünüldüğü bir opsiyon değil. Dünkü maç tabi biraz gidip gelen bir maçtı. Galatasaray'ın özellikle bu mevsim futbolda başladığı yer ve özellikle olayların gelişimi olmadı. Bayağı puan kaybettik. 11 puan galiba, yanılmıyorsam, kaybımız var şu ana kadar. Telafi edilmeyecek bir kayıp değil. Mevsimin daha başındayız. Ben bütün taraftarlarımızın takımımıza güvenmesini istiyorum ve gerçekten de ben güveniyorum. Snyder kendisinden beklenen, aylardır beklediğimiz performansı ilk defa doğru dürüst sergiledi. İnşallah devamı gelir. Her zaman onu söylüyorum. Taraftarımız takımlarını desteklesinler. Biz hepimiz gücümüzü onlardan alıyoruz. Hem yöneticiler hem de oyuncular. Böylece başarı muhakkak gelecektir. En ufak bir şekilde kimsenin endişesi olmasın. Bunu tekrarlamak istiyorum.
Aylar sonra gerçek Wesley Snyder diyor. Aylar sonra. Burada bir ima var mı hocam? Gayet tabii. Bunlar çok böyle zekice planlanmış gibi görünen ama artık günümüz telekomünikasyon çağında insanların rahatlıkla çözdüğü triklerdir. Şimdi bak. Bu ne demek? Aşıldı mı? Aylar sonra ilk defa Schneider'i iyi gördük. Şimdi burada diyor Fatih Terim gitti. Mancini geldi. Mancini Schneider'in performansını yükseltti. Mancini değil elinde sihirli değnek. Mancini hortlak olsa, sihirbaz olsa, ne olursa olsun Schneider'i bir iki haftada kaldıramaz ya. Bir, eğer Schneider Fatih Terim yüzünden oynamıyor da gıcık yaptığı Fatih Terim gittikten sonra oynamaya başlamışsa o zaman Schneider büyük bir futbol ahlaksız demektir. Aldığı ekmeğe, kazandığı ekmeğe, aldığı paraya ihanet eden, duygularını işine karıştıran bir adamdır. Ama bunlar dediğim gibi şu anda sistemli olarak Fatih Terim'in üzerine başkanından başkan danışmanlarına, İdarecilerden bazı basın mensuplarına, yorumculardan bazı yeni yetmelere kadar herkes Fatih Terim'e bugün ince ince sızı vermeye çalışıyor. Bu da pusu taktiğidir. Vereceksen sızıyı net konuşacaksın. Bazıları net konuşuyor. Fatih Terim gitti iyi oldu. Buna lafım yok, saygı duyuyorum. Diyorum ama ince ben. Sızılara karşıyım. Pusuya karşıyım. Schneider iki haftadır iyi oynuyor. Ne demek bu? Niye daha önceden de iyi oynuyordu hocam? İyi oynadığı zamanlar var. Kötü oynadığı zamanlar da var. Daha önceden de iyi oynuyordu. Ha. Yani aynen hocaya söylediklerine katılıyorum. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Ünal Aysal kalitesinde ve kültüründe bir başkanın, bir insanın bunları söylemesi bana çok şey geliyor ya. Çok acemice geliyor. Yani baktığın zaman yani ben ona yani oturtamıyorum ya bu sözleri Ünal Aysal'a. Yani işte Schneider geldi. Yani Fatih Terim gitti. Schneider daha iyi oynayacak falan anlamında. Hayır. Fatih Terim zamanında da Schneider daha iyi oynuyordu. Kesinlikle. Yani öyle bir şey yok. Gerek yok bunlara. Yani bunlar hoş şeyler değil. Yani Ünal Aysal'ın bu toplara girmesine hiç gerek yok ya. Gayet normal. Sen gitmiş senin teknik direktörün. Yeni teknik direktör gelmiş. Yani şimdi yani peki Burak'ın performansı kötü olursa veya Snyder çok kötü oynarsa bu saatten sonra ne olacak? Yani Pepe oynayacak diye bir kaydı yok. Yani değişirse ne olacak o zaman? Yani performans değişirse, takım daha kötüye giderse ne olacak? Onun için bu toplara girmeye gerek yok. Ben mesela Galatasaray muhtemelen Kopenhag'ı yenecektir. Çünkü Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var, yenebilir. Ama bu Fatih Terim gitti, Mancini geldiğiyle alakalı değil. Ne alakası var? Ben yine söylüyorum. Mancini doğruları yapması lazım. Mancini doğruları yaparsa, macera aramazsa Galatasaray zaten iyi bir takım. İyi bir kadrosu var. Müthiş bir taraftar desteği var. Onun için yani Galatasaray'ın oyuncu transferine falan filan ben katılmıyorum. İhtiyacı falan yok. Galatasaray doğru oynasın. Doğru oyuncularla oynasın. Doğru hamleler yapsın Mancini. Yani Galatasaray Kopenhag'da yener. İyi bir takım, evet. İyi bir kadrosu var. Evet. Ümit Kaptan. Sen ne diyeceksin Wesley Snyder'le ilgili olarak aslında rakamlar geçen sene de iyi olduğunu söylüyor Fatih Terim'le birlikte. Wesley Snyder üçlü orta saha oynamadığın sürece ki üçlü orta saha yapısı da o oyuncu yapısı da elinde yok. Ya da hani 4-4-1-1, 4-5-1 dediğimiz Alex tarzı oynamadığı sürece arkası kalabalık olmadığı sürece bu ligde çok fazla bu lig öyle sandığınız kadar futbol kalitesi yüksek olmasa da mücadelesi inanılmaz yüksek bir lig. Yani arkasını bugün çok eleştiriyoruz. Evet Ceyhun, Melo, Selçuk üçlüsünün belki üçünün bir arada oynaması. Ama üçünün bir arada oynamasından dolayı Schneider biraz daha rakip kaleye daha yakın oluyor. Ve pozisyonlara giriyor ve şut imkanı buluyor. Önceden ne oluyordu? Üçlü bir orta sahayla oynuyordu. O üçlü orta sahanın özellikle hangi maçtaydı? Engin Baytar sol içti. Ve hem Engin Baytar'ı sol iç oynayabilecek bir oyuncu değil. Hem de Schneider'in arkasını defansif olarak kapatacak bir oyuncu değil. Dolayısıyla çok daha fazla geldiği zaman veyahut da alan büyüdüğü zaman Schneider çok daha verimsiz oluyordu. Yani Schneider'in özellikle bak bu niyette olmasalar bile böyle iki gol attığı bir maçtan sonra bu açıklamayı yapmak sanki hocayla bir problemi vardı. Hocayla oynayamıyordu. Bak kendine geldi imasıdır ve insanlarda böyle bir algı yaratır. Yanılıyor muyum hocam? Evet. Yani niyetim bu olmasa bile böyle anlaşılır. Bence Schneider'le ilgili haddim değil ama açıklamaları zamansız. Evet. Rasim Ozan sessiz kaldın. Bu konuda yani söz bölmeyeyim artık. Sen burada şey yaptınız. Bir de bu konuda şimdi dördü tek yine durumda kalacağımı düşündüğüm için
fazla girmedim. Bence Ünal Aysal Başkan'ın bu açıklamayı yapması gereksizdi. Ben de Snyder'in şeyden sonra yani Mancini ile beraber daha hırslandığını görüyorum. Çünkü ciddi bir kimya uyuşmazlığı vardı Terim'le. Ama bu tabii Snyder'e suçlayabilirsiniz. Yani ne gerek var Terim'le niye böyle bir hal düştün diye. Evet. Ama şu an kendine gelmiştir. Doğrudur ama Ünal Aysal bunu söylemesine gerek yoktu. Evet. Bu arada sevgili seyirciler, Mancini ile ilgili olarak İngiltere'de Manchester City'li bir yöneticinin bir iddiası var. Ve çok ciddi bir iddia. Batıl inançlarının olduğunu, Mancini'nin batıl inançlara sahip olduğunu. Bir ekrana gelsin gerçekten de. Hem güldüren hem düşündüren hem de ilginç bir açıklama. Mancini'nin batıl inançları vardı diye. Hayda. Eski bir yönetici. Mancini'nin gidişinin ardından kulüpte büyük bir değişim yaşandı. Maç öncesi ve sonrasında oyuncuların müzik dinlemesini istemiyor. Konsantrasyonlarının bozulacağını söylüyordu. Müzik dinlemesini istemiyormuş. İdman elbiseleri de dahil olmak üzere tüm kıyafetlerde mor renge engel koydu. Yani Manchester City'de hem antrenmanlarda hem de futbolcuların özel hayatında mor renk giymesini istemiyormuş. Çift rakamlarında uğursuzluk getirdiğini düşünüyordu. Ayrıca bu buluşmaların saat başına denk gelmemesini söylüyordu. Antrenmanların saat başına denk gelmemesini söylüyormuş. Mancini inanılmaz batıl inançlara sahipti. Onun yöntemleriyle ortam biraz mor gibiydi. Sonunda gerçek hayata döndük. Yeni hoca oyuncular ve personelle gerçek anlamda konuşuyor. Bu son 3 yılda hiç olmayan bir şey diyor. Manchester City'nin eski bir yöneticisi. Ahmet Hocam. Batıl inançlar, mor renk, çift rakamlar, saat başı buluşmaların, randevuların olmasını istemeyen bir Mancini varmış City'de. Şimdi bak. Bu da şimdi tam tersi. Villarreal giden hocasının arkasından Pellegrini. Giden hocasının City gönderdiği, gittiği, kendi City'de çalışıyordu, ayrıldı. Evet. Bu hocanın arkasında şimdi onun başladılar kuya yapmaya. Psikolojik operasyondur hocam. Aynı Fatih Terim'e bugün Galatasaray kaynaklı yapılan bu kara propaganda, kötüleme, kısmen iftira, kısmen kul takma olayları şimdi Manchester'da. Varsa batıl inancı vardır ya. Olabilir. Güzel. Yani. Herkesin vardır batıl inancı. Herkesin var. Bak sen de dönme dolaba binemiyormuşsun hocam. Batıl inanç değil o. O korku. Travmatik. Rasim sen ne diyorsun Manchester City yönetici için? Şimdi bir. Öncelikle seni kınıyorum Ertan. Allah Allah. Yine çünkü bu durduk yere bunu koyman Roberto Mancini'yi itibarsızlaştırma operasyonudur. Bak ben dün mesela bazı söylediklerimden pişman oldum. Artık Terim gitmiş. Bir şey söyleyeceğim. Bir senin Fatih Hoca'yı itibarsızlaştırma operasyonları. Ben Fatih Hoca'yla ilgili fikirlerimi söyledim. Durduk yere gündeme getirmedim. Dün ama de kendime pişman oldum. Ben fikrimi söylemedim ama bunu söyleyen Manchester City yönetici. Ama bir dakika sen zaten çok zekice, çok zekice hemen arkadaşlara demişsin ki Mancini ile ilgili bir şeyler bulun, görelim. Yani şimdi baktığımız zaman bu öyle görülüyor. Bir psikolojik operasyon. Mancini böyle hani psikopat ruh hastasıydı falan. Bu ima yani bu algılanır bu. Sen bazı inançları vardı dersin. Yani şimdi bana göre ya ben Allah'ını bulmuyorum. Hocama da katılıyorum. Artık bence Terim'le ilgili de konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. O birazdan geleceğiz. O bir tane bir futbolcunun, Fenerli futbolcunun yaptığına onu neler diyeceğimizi göreceksiniz. Ben gerek yok. Rasim'e bu konuda katılıyorum. Yani artık bu işi artık bırakmak lazım. Yani bunu Galatasaray Batıl Mancini diyor. Şimdi bu doğru bir şey. Batıl Mancini yazılmış. Bunu senin artık Galatasaray taraftarının da artık yani artık bu konuyu kapatması. Kesinlikle. Senin Galatasaray yönetiminin de. Yani kesin sizin, katılıyorum. Ünal Aysal demin eleştiriyor. Sizin, evet, sizin yönetiminiz artık yani Fatih Terim artık ayrılmış, bitmiş, gitmiş. Yani harç bitti yapıp ayrılsın. Senin teknik direktörün de, senin değerli teknik direktörün de, Mancini'nin de. Ya şu takım şöyleydi, bu takım böyleydi falan anlatmayacak bize. Biz anlıyoruz. Biz futbolu da çok iyi biliyoruz. Tamam mı kardeşim? Biz yani Manchester City bana verdiler de mi ben tabii çalıştırmadım. Ben özür diliyorum. Hayır, Batıl Mancini yazılması doğru. Yanlış. Ama onu biz yazmadık ki. Batıl hani Mancini onu biz söylemiyoruz. Başka. Manchester City'li yönetici söylüyor. Konuyu bitireyim. Yani söylemek istedim. Yani kalkıp da Mancini de bu söylemleri bırakacak. Galatasaray'da şu işte eksik, bu eksik. Kadro şöyle falan hiçbir kimseyi falan damagoji falan ya fakir edebiyatı veya yani zayıf takım edebiyatı falan yapmayacak. Galatasaray'ın takımında herkes gücünü biliyor. Artık herkes yoluna gidecek. Kardeşim sen şimdi el alemin karısından kızından sana ne kardeşim bırak. Gitmiş artık sana ne artık.
Evlenmiş, nikahlanmış sen de. Bırak artık kardeşim ya. O onunla konuşuyor, onunla konuşuyor, onu anlatıyor, öyle falan. Mancini de bu işleri bırakacak. Galatasaray yönetimi de bu işleri bırakacak. Aynen bunu ben söylüyorum. Mancini'nin gidişinin ardından kulüpte büyük bir değişim yaşandı. Maç öncesi ve sonrasında oyuncuların müzik dinlemesini istemiyor. Bir futbolcunun müzik dinlemesini Galatasaray'da Ebu'ya başta olmak üzere Drogba maç öncesinde takım otobüsüne inerken birçok futbolcu müzik dinliyor. Ki bunları takip edeceğiz. Acaba gerçekten hani bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? İdman elbiseleri dahil olmak üzere tüm kıyafetlerde mor renk. Rasim biliyorsun Galatasaray'ın antrenman renkleri idmanlarda bazen mor. Mor giyen futbolcular çok ki bunların başına Ebu'ya geliyor. Ya Ertem'cim bu hiçbir sorun yok. Mor giyen giyiyor. Bunların hepsi psikolojik operasyon. Yapmayın etmeyin ya Roberto Mancini aleyhine. Bu nedir Allah'a seversen? Mancini kariyerli İngiltere ve İtalya şampiyonluğu olan bir hocadır. Ciddi bir hocadır. İyi bir kariyeri var. İyi bir teknik adamdır. Kesinlikle. Yapmayın böyle batıl inançları vardı. Batıl Mancini. Bakın İtalya'da da Fatih hocamıza bunu yaptılar. Ben Fatih hocayı başka sana eleştiririm. Ama İtalya'da o komedi programlarında hocayı affedersin şeye çevirdilerdi ya. Ya Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti gelecek senin yerine diye böyle dalga geçiyorlar konuşmasıyla, tarzıyla. Şimdi birazdan onu kayıtla yapmış o terbiye dışı hareketi ama onu geleceğiz. Gerek yok. Onlar psikolojik yani Carlo Ancelotti'nin gelmesi için dönemin İtalyan medyası Fatih Terim'e çok net psikolojik operasyon yapılmıştı. Ha hocama göre Fatih Terim'in Milan'a gitmesi İtalyan mafyası bilmem onun bir teorisi vardı bilmem onu da bir söylesin. Ne alaka? Senin bir teorin vardı hocam. Neler söylüyorsun sen şaşırdın hocam, oğlum. Hocam senin bir teorin sen vardı. Sen çok şaşırdın İtalya biliyorsun. İtalya ile bir Türk'ün bir teori. Ya git Allah aşkına. Hocam ben bak, senin tarihine bak gibi. Amacını söyleyeyim. 15 senelik Ahmet Çakar'ı demişti kafamda var. Şunu bırak. Dedim şunu bırak. Bunu. Bak. Şu anda operasyonu söyleyeyim. Manchester City giden hocası arkasından tef çalıp böyle abuk subuk şeyleri söylüyor, yazıyor, yapıyorlar. Türkiye'de de Galatasaray yönetimine yakın isimler ve onların medyadaki uzantıları Fatih Terim'i ince ince ısırıyorlar. Rasim de bunlardan en önemlisi. En önemlisi. Hayda. En önemlisi. Şimdi bak kolpa yapacak. Şimdi birazdan kayıt mayıt bir şeyler yapacaklar ya Fenerbahçe otobüsünde. Evet. Ters kolpadan bu sefer Fatih Terim'i savunacak. Tabii savunacak. Kolpadan değil. Adalet değil. Bırak benim hocam, kulak arkam kaldı kaşınmadık. Hocam bırak Allah ben de ya. YouTube'dan bulacağım Fatih Terim'in Milan'a gitme sebebini. O kadar bak. Yine bu sefer de Güntekin olayı şahitliğe çağırıyorum. Çıktın Fatih Terim'in Milan'a gitme sebebini. Bak ben demiyorum. Hoca tamamen İtalya, Türkiye o dönem Apo yakalandı gitti ilişkiler bozuldu. Olabilir ticaret. Bundan dolayı da gitmiş olabilir. Hayır, ben, sana, ben senin teorine saygı duyuyorum. Bu olabilir ne ama var bunda? Ben bunu da sen şimdi bunun dersin ki. Bunun mafyayla ne alakası var kardeşim? Ay, Allah Allah. Kullandığın lafı sen ne anlamadın güzel demiyor İtalya musun? İtalya mafyası çağırdı demiyorsun sen. Orada bir ilişkiler mi ilişkiler bir şeyler bir dedin kardeşim. Sen o devreye girdin. O zaman İtalya, Türkiye arasında soğumuş ilişkileri Öcalan, Roma iade edilmemesi falan gibi olaydan dolayı Milan takımı Fatih Terim ama herhalde bir genç takım antrenörü veyahut da işte ne bileyim basit bir takım hocası belli bir kariyer olacak. Milan'a gitmek siyasi operasyondur demiştin sen. Siyasi operasyondur demedim. Siyaset de bunun faydası olabilir demiş olabilir ama bu ot atamanın yanlış olduğunu söylemez. Değil, bak yapma değil, bunları. Değil, ben bir şey şaşırdın demedim. Evladım. Hayır şaşırmadım hocam. Şaşırdın burama geldi. Fark ne biliyor musun? Ha. 1998'den beri Ahmet Çakar'ın bütün dedikleri izlediğim ne varsa aklımda. Hatta senin dönüşüm gününü de söylüyorum. 17 Ağustos 1999 depremin olduğu gün. Lan bir gün önce. Bir gün önce 16 doğru. Ağustos'a kadar. Doğru. Son derece beyefendi olan Ahmet Çakar. Yani şimdi gün, beyefendi değil mi? Hayır beyefendisi de. O günden sonra ısıran, atlayan böyle Maradona gibi oldu. Daha evvel şey gibiydi. Böyle hani gibi oyuncu söylüyor. Kibar oyuncular gibiydi. Sonra Maradona gibi oynadı. Evladım sen beni bıraksan sen işine baksan. Ya konu geldi diye söylüyorum kardeşim. Yani sonuç olarak sevgili Ertem. Psikolojik operasyon yapma artık şu Mancini'ye. Ya yapma çünkü saçmalama. Psikolojik saçmalama. Mancini bu ne peki batıl Mancini? Saçmalama bunu ben söylemiyorum. Mancini'nin bu sözlerini yani Mancini için alt batıl diyen ben değilim. Hayır bu İngiltere'deki bir gazeteden alınan ve söylenen Manchester City'nin bir idarecisinin yapmış olduğu açıklama. Allah Allah. Şakayı kakaleyte yapma şimdi yani. Allah'ını seversen bu başka bir şey. Benim peki. Söylediğim başka bir şey. Peki. Şimdi beni Mancini düşmanı yapma ki ben Mancini'yi de severim. Kariyerini tartışmak futbol düşmanlığındır. O ayrı bir şey yapma. Olursun ama Terim'i daha çok bak, seversin. Bir şey efendim? Terim'i daha %100 daha çok severim. Tabii tamam daha çok diyorum severim. İşte. Evet şimdi neyse, olacak, geçelim. Biraz önce Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylemiş olduğu, bahsetmiş olduğu bir görüntü var.
Fenerbahçe takım otobüsünde Dirk Kuyt'ın Hollandalı futbolcunun bir taklidi var. Fatih Terim taklidi. Bunu bir ekrana getirelim. Ya, ayıp, sonrasında konuşalım, tartışalım. You had a very good game. What can I say sometimes? What can I say sometimes? What can I do sometimes? And it's the football. That's the football. Something happens. Everything is something happens. Evet, Kuyt nereden Fatih Terim'i takip ediyor. Nereden neleri nasıl buluyorsunuz? Bu nasıl yani? Bu nedir yani? Ama YouTube'da fenomendir bu. He? YouTube'da bir fenomendir. Bir anlayamadım ben. Hani bir daha ver bakayım. Gelsin. Can I say sometimes? Sen bu bola bilmez misin? Meşhur. Ya tamam kardeşim be ya. You had a very good game. What can I say sometimes? What can I say sometimes? What can I do sometimes? And it's the football. That's the football. Something happens. Everything is something happens. Evet. Güzel bir şey. Kötü bir şey değil ki. Niye Kuyt'a kızıyorsun? Yo bak bir. Niye kızıyorsun Kuyt'a? Bir kere burada Fatih hocamın en büyük hatası İngilizce konuşmaya çalışması. Gerek yok. Niye abi ne var? Niye konuşmasın ya? Gerek yok. Bir kere bak. Ben şimdi mesela gitsem. Ya nasıl sen Türkçe konuşmaya çalışıyorsun da. Yani ben o kadar kötü müyüm ya Türkçe? O kadar kötü bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Hocam. Şimdi bak İngiltere'de de Sinan abi bak. İngiltere şey İtalya'da da. Ben Fatih hocayı çok seven bir adamım. Bakmayın şimdi eleştiririm eleştiririm. Ama eleştirden sevdiğimiz için eleştiriyoruz. Fatih Hoca İtalya'da bütün o komedi programlarında konu alması sebebi buydu. Yani Fatih Hoca oraya adam gibi bir tercüman götürse yemin ederim bir bağ ellerinde koz yoktu biliyor musun? Tercüman ekmeğine yer sürdü. Ya geldi bir. Hayır. En Batı'da hiç öğrenemezler. İtalyanca öğrenmedi. Batı'da hiç öğrenemezler. Medeni cesareti var gitti. Abi kompleks ya, yapmayın. Şey bak Gordon Bin geldi burada bir kelime konuşmadı ya. Sen Sansero'da maçı dedin mi? He? Sansero'da maçı dedin mi? İzlemedim. Yani senin gibi izlemeyen 68 milyon var adam oraya teknik direktör oldu. Ay büyük bir başarı ya bir şey yani, değil. Hayır, ya sen telefona bakarken ne dediğimi unutuyorsun ya. Hayır hayır. Kardeşim demedim. Fatih Terim büyük hoca bir özgüveni var. Telefona bakarken telefonu bir şey kapatmaya çalışıyorum. Ya telefonu kapatmaya çalışırken benim dediklerimi unutuyorsun. Unutmuyorum. Ben sana demedim. Sen bize bak konuşma. Konuş. Bak Rasim. Ay ama yanlış yapıyorsun. Benim söylediğim şu. Yaptığını ayıp senin bir şey söyleyeyim sana. Ben telefonu götürseceksin ki. Ya işte bak. Hayır. Yani bu kızı 5 gün konuşuyor bizimki konuşmuyor. Bunu herkes için söylüyorum. Bunu mesela hocamın Almancası çok iyiydi. Kim? Hocamın Ahmet hocamın. İngilizce bir kere onu da mesela şey yapmaya kalktılar. Hatırlıyor musun hocam geçen sene? Bir şey oldu. Yani gerek yok. Burada ben mesela Almanca konuşmaya çalışsam herkes yanında al geçer. Doğaldır yani. Burada tabii ki Fatih Hoca bilmeyenler için söyleyelim. İngilizce grameri tamamen parçalayarak peki Rasim biz Kuyt'ın anlaşmamı gibi atarak Kuyt'ın Kuyt'ın yaptığı terbiyesizlik herhangi bir yabancının konuştuğu Türkçe'yle dalga geçiyor muyuz? Aslında geçmemiz lazım. O bizim, hoşumuza gidiyor. Hoşumuza gidiyor. Bizimki yabancı konuşunca. Hocam bak biz kompleksli bak bizim aslında halkımızda yoktur ama bizim Aydın bizim takımında Aydın takımında ve elit takımında Türklerin kompleks vardır. Yani ne Aydın'da? Valla billahi. Hayır yani daha okumuş, daha eğitimli, daha elit, daha paralı kesiminde. Okumakla mı Aydın olur? Halk da. Tek başına. Öyle değil bak. Halk da. Bak sen. Sen mesela. Sen de hiç kompleks yok. Ben görmedim. Tamam mı? Sen Anadolu çocuğu olarak. Anadolu insanında. Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü. Valla kompleks yoktur. Ya insan İmparatorluk mirasını yansıtır yani Anadolu insanı. Aç, sefil olsa da. Bir dakika çok şey biliyorsunuz ya. Hocam, belli ki Kuyt'a bunu Schneider, Hollanda milli takımı falan da söyleyeyim. Schneider değil ya. Yapma ya. Schneider değil. Bu fenomen oldu. Fenerbahçe'ler göstermiş. Ne var bunda? Bunda kötü bir şey yok ki. Adam. Ama hocam dalga geçmektir. Ayıp. Ya neyin dalga geçiyorsun? Ben Rasim'e katılıyorum. Hiç bu çok önemli bir şey değil. Hayır efendim bu dalga geçmek falan değil. O anlamda katılıyorum abi. Kuyt'ın yaptığı ayıp. Hocam bak. Ne şey ayıp ya? Şunu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya mesela Ümit Davala yapsa ayıp değildir. Bak, Ümit Davala yapsa hocasıdır. Ayıp değildir. Ama evet. Bunu Kuyt Fenerbahçeli olarak bu kadar anı usulet var. Paket olur. Paket, o da doğru. O da Fatih Terim'in hoşgörüsüzlüğüdür. Ben şimdi sana bir şey soracağım. Bugün Tayyip Bey'in, Sayın Başbakan'ın, İsrail Başkanı'na one minute şeyi vardır. Çıkışı evet, vardır evet, ki evet. Fenomen bir çıkıştır. Arap dünyasında, Türkiye'de, İsrail'le belki olumsuz etkileri. O ayrı bir mesele. Müslüman dünyası fenomen. Peki. Bugün bir konu esasen one minute dediğim vakit Tayyip Bey bana kızmalı mı? Hayır. Ne var? Ama orada one minute onun bir şeyi yok. Tayyip Erdoğan orada. Evet. Kendi İngilizce konuşmaya kalksaydı. Tamam. O zaman hakikaten ama işte Tayyip Erdoğan çok zeki olduğu için asla girmez.
Hemen tercümanlık. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunları fazla büyütmeyin. Bir insan evet. İngilizceyi sonradan aksanı bozuk olabilir. Ne var bunda? Adam tamam, bir şeyler söylüyor. Tamam, çelişkin değil. Biz kayta kızıyoruz. Şimdi biz kayta kızıyoruz. Kayta kızıyoruz. Terime kızmıyoruz ki. Biz terime hocaya kızmıyoruz. Kayıtın yaptığı ayıp diyoruz yani. Terim o ekmeğe yazıyoruz. Kayıtın yaptığı bu olayı da esprilerin. Fazla bir şey olarak görmeyin. Rasim bir müsaade eder misin? Dikkat ederseniz orada What Can I Say Sometimes dedikten sonra bütün takım gülmeye başladı. Hayır. Kinayen var önceden, hayır, bu önceden sanki planlanmış, söylenmiş. Planlanmış. Olabilir, ne var bunda? Olabilir. Olabilir, konuşulmuş hayır, ama yani. Hayır. Bu söylenmiş, konuşulmuş. Evet. Yani bir insana What Can I Say Sometimes... Bu bir terim lafıdır. İfadesi okazyon mu? Okazyon deseydin de terim. Niye gülüyorsun? Okazyon falan. Terimin yani. Nispeten sıkıntılı bir İngilizceyle, belki yanlış bir cümleyle kurduğu şey, yani. Orada var ya... Orada o gülenlerin %80'i bile yes diyemez. Doğru diyor. Ya, Türk olanlar için konuşuyor. Mesela ya. Kardeşim kayıt kim Fatih Terim'le dalga geçecek? Bravo. Bir şey bir. İkincisi. Selam Engin. Hocaya da katılıyorum bu konuda. Ayrıca bu bir espridir, gırgıdır. Önemli bir dakika dur. Önemli adamların, bakın. Önemli adamların taklitleri yapılır. O zaman ben önemli adamım. Evet. İsmail Aydın. Bu taklit değil. Bu daha geçen gülme bu ya. Espridir ya. Hayır, burada bir... Bu İsmail Bahçeli. Mesela Arda Fatih Hoca yapıyor, Sergen yapıyor. Bu mimiklerini yapmak başka bir şey. Konuşmasını böyle yani ben öyle düşünüyorum. Sen bak, o yapıda bir insan değil. Bir. Kim? Karakter olarak Kayıt'ın öyle bir alaksız bir tip değil. Yok, bu yani yaptığı adamlık değil. Saygısız bir tip. Ya ne alakası var? Bu bir espridir. Futbolcuya bakın. Fatih Terim'in Fatih Hoca'nın ta futbolculuğundan beri mimikleri mesela en güzel mesela Fatih Hoca'nın mimiklerini taktiğini kim yapar mesela? Seçkin. Bizim Fikret Demirer yapar. Ha. Kim o? Bizim eski Fikret. Yayına bağlanmış mı? Fikret Hoca. Ha bizim Beşiktaş'ın altı yapar. Fikret Hoca. Aynı yapar Fatih Hoca'nın mesela hareketi. Abi Fatih Hoca'nın yani bu kötü anlamda ben onu düşünmüyorum. Ayrıca yani Fatih Terim'e dalga geçecek kardeşim. Batterine falan dalga geçemez. Bravo. Ben öyle de algılamıyorum. Sadece önemli insanların taklitleri yapılır. Önemli insanlarla aynı şekilde böyle şekilde. Şunu diyebilir miyiz? Taklitler asılları yüceltir. Aynen öyle. Bu kadar basit. Bravo. Evet. Bizim taklitlerimizi yaptılar biliyorsun. Şolay uzunla şey. Demek ki biz şeyiz yani. Senin taklitlerini yapılıyor. Senin taklitini yapmak çok kolay zaten. Öyle mi? Bağırmak yeterli. Bağırmak yeterli. Ya ben şöyle söyleyeyim. Mesela ben İsmail Baki ya benim taklidim yaptı. Bir de ben canlı yayında ağırladım. Hoşgörülü ağırladım olmak mı? Gerekir. Ağırladım. Ama burada kasıt kötü biliyor musun? Bak mesela ben de taklitlerime çok şeyimdir. Ama biri kötü niyetli yapsa kasıtlı yani. Mesela böyle bir şey yapacak ki benim ekmeğime, aileme zarar verme amaç. Hissedersin hocam. Oğlum bunun ne alakası var? Bir İngilizce konuşmayı adam taklidi. Hadi bırakın bu işleri ya. Madar hayır etme. Ya. Yani kim kime haber ediyor ya. Bak daha yeni düşmüş. Ya yapmayın bunu. Yeni benden düşmüş. 2013'teyiz ya. Ya yapma hocam. Yeni düşmüş. Hayır. Ya bak var. Bir anlamı yok. Bunu dediğim gibi bak. Sergen yapar. Arda yapar. Orada iyi niyet var. Ben bu kayıtta kötü niyet görüyorum ya. Ben katılmıyorum. Ben kötü niyet. Eğer Snyder göstermişse Hollanda milli takım kampında o Snyder'a yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben kötü görmüyorum. Ben söylerim bunu ya. Evet. İyi niyet yok. Ama Terim de böyle hareketlerle onların ekmeğini yağ sürmesin arkadaş. Ne gerek var ya? Ya bir şey söyleyeceğim sana. Türkçe ne güzel ya. Bir şey söyleyeceğim size. Yapmayın. Bakın bilmiyorum. Bu ülkede bizim Lucescu Fransızca konuştu. Bugün bir hoca geldi. Fransızca dedim ki nasıl Fransızcası? Ne dedi biliyor musun? Köy Fransızcası. Ya böyle bir şey yok dedi yani tabir kullandı. Yani kimse ağzını açmadı. Bunu Fatih Terim nerede konuşuyor? Yani Fatih Hoca İngilizce konuştu diye. Biri bak. Hayır. Bir dakika hocam bir şey anlatıyorum. Bana diyor telefona bakıyorsun diyor. Yani Fransızca şeyleri konuşuyoruz. Şimdi Fatih Hoca İngilizce konuştu diye. İngilizce konuşmaya çalıştı diye. Fransızca daha kaliteli bir dil olduğu için genelde onu seçerler. Mesela Lucescu İngilizce biliyor. Yok en büyük dil İngilizce. Hayır bak. İngilizce biliyor Lucescu mesela. Hep Fransa'yı tercih ediyordu. Ama Romanya olduğu neyse. Sorduk mesela Fransız birisi arkadaşımız geldi. Dedi ki çok kötü. Kafasını gözünü yağ ver. Onu sen söyleyeyim mi abi? Ama Fatih Terim İngilizce konuşuyor. Taklidi yapıldı. İngilizce konuşmasın diyorsun. Ben böyle mantık olabilir miyim? Bak abi ben bu filoloji meselelerine biraz meraklıyımdır. Evet. Bak mesele şimdi Lucescu etnik olarak Roman'dı. Yani Romanya'nın Roman'ı değil Çingene'ydi ya. Cipsiydi. Ne var? Ve çok şey. Gurulacak bir şey. Tabii gurulacak. Dikkat ederseniz o yıllarda mesela ben tahmin ediyorum Sinan abi konuştuk kişiyi. Çingene olduğu için ve o aksanla konuşuyor tabii. Hani Hintlilerin İngilizce konuşması vardır ya çok dalga geçilir. O da tabii ırkçı bir şey.
Onun için yoksa Lucescu'nun Fransızcası gayet gramına göre düzgün bir Fransızcaydı ama o Çingene aksanıyla konuştuğu için o ayrı. Çingene kelimesini kullanmayalım. Hayır, roman. Rütük konusunda da bunun sıkıntısı var. Roman diyelim. Gurur duyulacak dünyanın en sonu için milletidir. Aynen öyle. Gurur duyulacak. O ifadeyi kullanmayalım. Cipsi diyelim. O ifadeyi kullanmayalım. Ben onlarla beraber büyüdüm. Gültepe'de yanımızda beraber. Hepsi en iyi, çok iyi arkadaşlarım. Geçen gün de buraya geldi. Kim geldi? Bizim Balıkayan geldi. Evet, aynen öyle. Oturdu Balıkayan'la sohbet ediyor. Öyle değerlendirme. Ama senin arkadaşın, iddia ediyorum. Senin arkadaşın Fransız kolejli bir zübbeydi, onun için öyle laf etti. Peki, tamam. Benim tahminim o. Evet. Tahminim doğru. Roma vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Sevgilerimiz, saygılarımız buradan. Roma açılımı sadece bana ne? What can I do sometimes? Buyur. Evet, Bilgeç hocam. Evet. Şükrü Ergün, Galatasaray Kulübü basın sözcüsü Sayın Şükrü Ergün'ün yine bir tele röportajı var. Arkadaşımız Sezgin Gelmez'e çok önemli açıklamaları var. Bir izleyelim, sonrasında stüdyoya dönelim, değerlendirelim. Şükrü Bey, cumartesi ve pazar bir karşılaştırma yaptırmak için ben sizi rahatsız ettim. Sizin maçın hakemi Mustafa İlker Coşkun, Galatasaray maçı galip bitirmesine rağmen son saniyede maçı kesmesinden dolayı Galatasaray taraftarı büyük bir tepki gösterdi. Düne bakıyoruz, Fenerbahçe'nin attığı bir gol var. 94.21'di sanıyorum gol atıldığı anda. Bu dikkatinizi çekti mi, nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray'ın akını devam ederken maçı durdurmak çok büyük bir hata. Hakemlik açısından teknik bir hata. Bu tartışma kabul etmez, bir gerçek. Yani Galatasaray 2-1 galip geleceğine 3-1 galip gelseydi, o gol olsaydı Galatasaray açısından çok bir şey değişmezdi. Ama Burak o golü atıp üstündeki kara bulutları dağıtabilirdi. Bu Galatasaray açısından ilgilendiriyor ama onun ötesinde hakemlik tekniği olarak bunun kabul edilemeyecek bir şey olduğunu dün bütün yorumcu eski hakemler de dile getirdiler. Fenerbahçe'nin durumu ise biraz farklı. Çünkü orada ekstra konan zaman en az 4 dakika deniyor. Yani 4 dakikadan fazla oynatabilir hakem. Ben orada bir problem görmüyorum. Normal karşılıyorum çünkü hakemin takdiridir. Belki o 4 dakika içinde top oyunda olmamıştır. Olmayan süre vardır, şu vardır, bu vardır. Yani onu iyi niyetle yorumluyorum. Ve yani Fenerbahçe gol atana kadar maç devam eder yorumuna katılmıyorum. Snyder çok iyi oynamaya başladı. Bunda Mancini'nin gelmesinin bir etkisi var mı acaba? Olabilir de olmayabilir de. Ben hep şunu söylüyorum. Sporcuların hayatlarında inişler çıkışlar olur, dalgalanmalar olur, performanslarında değişiklik görülebilir. Hepimizin hayatı her gün birbirine uymuyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla form düşüklüğü, formun zirvesine tırmanma gibi şeyler sporculardan beklenen şeylerdir. Formunu da buluyor olabilir veya yeni hocayla daha iyi bir diyalog tutturmuş da olabilir. Galatasaray taraftarının Bülent Tulun'a tepkisi vardı son lig maçında. Ayrıca tüm maçlarda, buna basketbolda dahil, Fatih Terim'e karşı büyük bir sevgi gösterisinde bulunuyor taraftar. Bundan ne diyeceksiniz? Artık bir nokta konulmalı mı? Sizi rahatsız ediyor mu yönetim olarak? Şu an insanların, taraftarların duygularını, isteklerini dile getirmeleri tabii en doğal hakları. Ancak bunun da bir ölçüsü olmak gerekir. Eğer bu tepkiler takıma ve hepimizin gönül verdiği takıma zarar vermeye ve huzur kaçırmaya başlıyorsa, o zaman taraftarında oturup bir düşünmesi lazım. Acaba kimin çıkarına bu şeyler, bir onu düşünsünler. Neye alet olduklarını değerlendirirlerse umarım bu böyle davranmaktan vazgeçerler ve daha yapıcı tezahüratlarda bulunurlar. Fatih Hoca çıkıp bir açıklama yapmalı mı, artık yeter demeli mi? Bilemiyorum. Yani o konuda ben bir şey söyleyemem. Bence Fatih Hoca artık bu işlere karışmasın. Zaten hiç karışmadı. Fatih Hoca genel bir milli takım hocası artık. Dolayısıyla evet, milli takım hocası kimliğiyle böyle bir şey söylemesinin doğru olmayacağını o benden daha iyi takdir eder. Bir basın toplantısı yapacağını söylüyor ama kendisi. Herhalde divanda bir konuşma yapacak. Göreceğiz. Yani bekliyoruz bakalım. Öyle söyledi ama yapar yapmaz bilmiyorum tabii. Sayın Başkanımız Ünal Aysal, İngiltere'de yaptığı bir açıklamada
6 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu söylemişti ve bu da, bayağı da tepki almıştı bu sözünden dolayı. Bir dil sürçmesi miydi acaba, yoksa siz de başkanın bu görüşüne katılıyor musunuz? 6 milyon Beşiktaş taraftarım var. Bana sorarsanız ben 6 milyondan fazla Beşiktaşlı olduğunu sanıyorum ve inanıyorum. Başkan öyle söylediyse başkanın eline verilen metinde öyle yazıyordur. Yani başkanın bu konuda bir fikir sahibi edeceğini, kendi bilgisi dahilinde bir şey söylediğini zannetmiyorum. Başkanın konuşması esnasında kendisine verilen rakamları telaffuz etmiştir. Yerine yanlış verdilerse de yanlış söylemiştir. Ama önemli olan şu, herkes bir rakamdan bahsediyor. Evet. Gerçek taraftar rakamlarının bilinmesi ticari açıdan da çok önemli kulüpler açısından. Evet. Dolayısıyla diyorum ki büyük takımlar bir araya gelse, anlaşsa ve güvenilir bir şirketle anlaşılsa, tarafsız bir şirketle ve araştırma şirketleri var Türkiye'de ve dünya çapında da iş yapan bir tarafsız bir şirketle bir anlaşma yapılsa bütün kulüpler tarafından ve onlar ülke çapında bir araştırma yaparak taraftar sayılarını belirleseler ve bu tartışma da ortadan kalksa çok da güzel olmaz mı? Önemli olan bu rakamların, taraftar rakamlarının bilinmesi bu ticari anlamda da çok önemli. Anlıyorum. Yani biliyorsunuz Galatasaray Store, Fenerbahçe Store'dan da evet. Hangi kitleye, ne kadarlık, kaç milyonluk bir kitleye hitap ettiğini takımların bilmeleri ticari açısından çok önemli. Şükrü Bey, başkanla konuştunuz mu bu konuyu? Başkanla da tabii ki konuştum. Başkana sordum. O da aynen şeyi söyledi bana. Yani benim elime öyle bir rakam verdiler, ben de onu söyledim dedi. Bir pişmanlık yok. O da 6 milyon olduğunu söylüyor şu anda yani. Yani elime verilen rakamı söylemiş. Niye pişman olsun ki adam? Anladım. Hayır, çok tepki oldu, o yüzden sordum. Ya ben bu niye tepki oluyor? Yani şimdi birisi kalksa Türkiye'de Galatasaray'ın 2 milyon taraftarı var dese, ben buna niye tepki göstereyim ki, güler geçerim. Ben biliyorum ne kadar taraftarımın olduğunu. Ben kendimden eminim. Niye birisi böyle bir şey söyledi ya, bundan alınganlık gösterip problem çıkartayım ki? Yani Beşiktaş camiası 6 milyondan fazla olduğunu düşündüğü için sanıyorum bu tepkiyi. Olabilir. Tamam, haklıdırlar. Ya bana sorarsanız ben de 6 milyondan fazla var derim Beşiktaş taraftarı için. Ama bundan da bir problem yapıp şey yapmam. Olay çıkarmam yani. Evet, Galatasaray basın sözcüsü Sayın Şükrü Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bu teleröportajdan dolayı Sezgin Gelmez'e konuştu. Ahmet Hocam, nasıl değerlendireceksiniz? Çok aklı başında konuşmuş. Evet. Söylediği her şey çok doğru. Hakem analizinden tut, Fatih Terim'e yaklaşımı, taraftarın Fatih Terim desteğinden tut, başkanın yaptığı hatayı önüne yazı konuluyor ve onu okuyor diyebilecek kadar da şeffaf konuşmuş. Tebrik ederim Şükrü Bey. Ben hiç tanımam da çok mantıklı konuşmuş. Sayın Başkan'ın 6 milyon Beşiktaş taraftarı var demesinden dolayı pişmanlık duymayacağını söylüyor 6 milyon. Yani millet gülsün geçsin diyor. Hakikaten bu Beşiktaşlar mesela bu kompleksine 6 milyon. 6 milyon tabii kötü. İşte Türkiye'de Beşiktaş'ta 6 milyondan çok daha fazla. En az 15 milyon, 10 milyon. 10-15 arası Beşiktaş olduğunu düşünüyorum da Beşiktaşların bunlar etkilenmesini de anlamıyorum ben. Bir tek orada Sezgin tuzak bir soru sormuş. Bence orada ayıp etmiş. Hayda. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe gol atana kadar hakem maçı bitirmiyor. Böyle bir şey yok yani. Öyle nerede ya Fenerbahçe gol atana kadar hakem maçı. Bir de uzatması diye. O da tabii şey gibi atlamış hemen Şükrü Bey yani. O da tabii bu işlerde yeni olmasına bağlıyorum bence. Onun dışında söylediklerine mantıksız bir şey yok. Ama bir de şey var tabii. Biri bana diyor Galatasaray taraftarı 2 milyon dese diyor, güler geçerim. Tabii Ünal Başkan da 6 milyon diyor. Millet de gülüyor geçiyor Beşiktaş taraftarı 6 milyon dediği zaman. Yanlış tabii. 6 milyon yanlış. Yani yanlış. Sinan Hocam sizin... Evet yani, pardon özür dilerim Sinan abi. Efendim, Sezgin Gelmez diyor ki ben öyle bir soru sormadım. Kendisi böyle biliyorum. Ben daha seni kınıyorum Ümit. Sezgin Gelmez doğru iş yapmıştır. Bir daha dinleyelim. Dinleyelim o bölümü, bir daha dinleyelim o zaman. Sinan Hocam yorum yaparken. Kınıyorum seni. Yani güzel bir röportaj olmuş. Toparlayıcı olmuş. Yani çok sert değil baktığın zaman. Sadece taraftar konusunda 6 milyondan biraz daha fazla değil. Yani 6 milyondan falan. 13 milyon falan. Çok çok fazla. Çok çok fazla bir taraftarı var. Bu tip demeçler yakışıyor. Dinleyelim yani, Fenerbahçe olan bölümünü Ertem. Tamam. Hazırlanıyor mu arkadaşlar? Belki ben haksızımdır. Özür dilerim. Bunda bir şey yok. Ben öyle anladım yani. Hazırlıyorlar arkadaşlar. Bakarız. Rasim, senin yorumunu alalım. Şimdi ben tabii şuna bir şaşırdım. Sen Beşiktaş taraftarını... Kesmiyorlar değil mi Ertem? Yok yok, öyle bir şey yapmazlar. Bizde hayatta öyle bir şey olmaz. Beşiktaş taraftarı, ben bilime bakarım.
kafama göre bakma. Bilimsel araştırmalara göre, o da Profesör Bekir Ağırdır'dır, 13-14 milyon civarı gözüküyor. Yani Galatasaray, Fenerbahçe yakın, o arkadan geliyor. Beşiktaş. Her şey bitti de şimdi Fenerbahçe'nin o kadar Galatasaray'ın bu kadar. Ama önemli değildir bunlar ya. Kaldı. Ona bakarsan o bölüm hazırmış, benim bildiğim Juventus'un Torino'dan daha azdır taraftarı ama. Juventus, biz diyelim bakalım. Benim bildiğim Juventus'un takımı. Orada bir düzeltme yapayım. Torino şehrinde Juventus taraftarı daha az ama İtalya'da en çok taraftara sahip olan. Ama Torino şehrinde Juventus elitlerin, zenginlerin de Torino halkı takımı. Torino şehrinin takımı Juventus. Torino'da doğru söylüyorsun. Torino taraftarı daha fazla. İtalya çok iyi bilirsin. İtalya uzmanısı. Evet, o bölüm hazırmış. Ümit Özat'ın istediği Sezgin Gelmez'le bir diyalog var. Evet, dinleyelim. Ya olabilir ya, yanlış anlamış olabilir. Galatasaray'ın akını devam ederken maçı durdurmak çok büyük bir hata. Hakemlik açısından teknik bir hata. Bu tartışma kabul etmez, bir gerçek. Yani Galatasaray 2-1 galip geleceğine 3-1 galip gelseydi, o gol olsaydı Galatasaray açısından çok bir şey değişmezdi. Ama Burak o golü atıp üstündeki kara bulutları dağıtabilirdi. Bu Galatasaray açısından ilgilendiriyor ama onun ötesinde hakemlik tekniği olarak bunun kabul edilemeyecek bir şey olduğunu dün bütün yorumcu eski hakemler de dile getirdiler. Fenerbahçe'nin durumu ise biraz farklı. Çünkü orada ekstra konan zaman en az 4 dakika deniyor. Yani 4 dakikadan fazla oynatabilir hakem. Ben orada bir problem görmüyorum. Normal karşılıyorum. Çünkü hakemin takdiridir. Belki o 4 dakika içinde top oyunda olmamıştır. Olmayan süre vardır, şu vardır, bu vardır. Yani onu iyi niyetle yorumluyorum. Ve yani Fenerbahçe gol atana kadar maç devam eder yorumuna katılmıyorum. Benim dediğime geldiniz. İyi de yok, Sezgin Gelmez'den özür dilemen gerekiyor. Abi kardeşim, ben ne diyorum? Sezgin tuzak soru sormuş. Adam ne diyor? Bak, gel oraya. Fenerbahçe diyor gol atana kadar maç devam eder yorumuna katılmıyorum diyor. O yorumu kim yaptı? Sezgin sorduğu için o böyle bir cevap verdi. Hayır, Sezgin öyle bir şey sormadı. Allah Allah. Genel yorumlar yapmasa kardeşim, ben de öyle yorum yaptım. Hayır, şu anda burada Sezgin Gelmez'in sorusu yok. Sezgin'in yorumu yok. Hayır, bir dakika. Bu, neye göre bu konuşmayı yaptı? Galatasaray'ı soruyor. Dünkü, dün değil, evvelsi günkü. Cumartesi günkü oynanan. Hayır tamam da Galatasaray söylüyor. Maçından. Bak şimdi Galatasaray maçından. Yani mevzu burada. Yanlış, şu yanlıştır, hatalıdır, haksızdır, haklıdır tarafı değil. Durup dururken Galatasaray maçından, yani adam niye Fenerbahçe gol atana kadar maç durmaz yorumu yaptım desin abi. Sezgin bunu, ben mevzu, amacım burada Sezgin'i veyahut da birisini aşağılamak değil, o haddime değil yani. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Orada Sezgin Gelmez'in bir konuşması var. O da ona istilerden diyor ki ben bu yoruma katılmıyorum diyor. Bir yorum var ki bir yoruma katılmıyor. Kendi kendine mi konuşuyor bu adam? Hayır, siz Şükrü Ergin'in konuşmalarla değil. Sorulan soruları konuşuyor. Genel yorumlara söylüyor. Orada Sezgin bugün, Gelmez'in bugün söylediği bir şey yok. Bugün çıkan bir yorumla ilgili olarak tamam, cevap ben, veriyor. Tamam ben de yapıyorum. Estağfurullah. Açın, estağfurullah. Abi, ben size diyorum ki bak yanlışsa özür dilerim, problem ne oldu önemli değil. Neticede gazetecidir, tuzak soru da sorabilir. Ben burada Şükrü Ergin'i yanlış anlamış olabilirim. Hayda. İstediğim gibi cevap vermiş. Yani benim yorumladığım gibi bir cevap vermemiş. Tamam katılmıyorum diyor. Ama şu var, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben diyorum ki... Bir dakika hocam, bir saniye. Evet gelsin, gelsin. Çok özür dilerim hocam. Galatasaray'ın akını devam ederken maçı durdurmak çok büyük bir hata. Hakemlik açısından teknik bir hata. Bu tartışma kabul etmez, bir gerçek. Yani Galatasaray 2-1 galip geleceğine 3-1 galip gelseydi, o gol olsaydı Galatasaray açısından çok bir şey değişmezdi. Ama Burak o golü atıp üstündeki kara bulutları dağıtabilirdi. Bu Galatasaray açısından ilgilendiriyor ama onun ötesinde hakemlik... Şükrü Bey, cumartesi ve pazar bir karşılaştırma yaptırmak için ben sizi rahatsız ettim. Sizin maçın hakemi Mustafa İlker Coşkun, Galatasaray maçı galip bitirmesine rağmen son saniyede maçı kesmesinden dolayı Galatasaray taraftarı büyük bir tepki gösterdi. Düne bakıyoruz, Fenerbahçe'nin attığı bir gol var. 94.21'di sanıyorum gol atıldığı anda. Bu dikkatinizi çekti mi, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne demek, evet abi?
Soruyu soruyor. Yani tamam burada... hayır, bir tuzak soru soruyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. O da diyor ki ben bu yoruma katılmıyorum. Bu soru ne demek? Yani diyor ki 94+20 maç 4 dakika uzadı diyor. Maç 94'te bitmesi lazımken diyor. 94-21'de bitti diyor. Tuzak evet. Soruyu soruyor. Gazeteci. Ne var? Tamam gazeteci, ben onu bir şey demiyorum ki. Evet. Bunda Şükrü Sezgin... güzel cevap veriyor. Tamam abi, Şükrü Ergün'ün cevabı değil. Sezgin diyor ki ben tuzak soru sormadım diyor. Ben böyle bir soru sormadım diyor ya. Ben onu anlatıyorum. 94+21'de gol verdi demek. Ne demek? Bir tarafta Galatasaray'ın golünü gole giderken maçı bitiriyor. Bir tarafta da Fenerbahçe'nin golünü 94+21'de veriyor. Tamam, bir gazetecinin sorması gereken. Ya tamam, tuzak soru soruyor diyorum. Tuzak denemezsin buna. Ya nedir? Şey soru denir. Ustaca soru denir. Ya sana göre ustacadır, bana göre tuzaktır abi. Tuzak değil çünkü orada yani, durum değil. Hayır tamam, neyse de bu soru var mı abi? Ne? Bu soru var mı? Var. Tamam ben bu soru var diyorum. O içeriden yok diyor. Onu anlatıyorum ben. Ama tuzak soru sormadım diyor çocuk. Al, ya benim için tuzaktır, senin için ustacadır abi. Bu görüş var mı onunla? Tuzak nedir biliyor musun? Olmayan bir şeyi adamı çekmek için. Doğru. Tamam, olmayan bir şeyi çekmeye çalışmış. Haklı olarak, gazeteci olarak o da düşmemiş buna işte ya. Olmayan bir şeyi çekmedi. İkisinde de durum tespiti doğru. Fenerbahçe golü 94-21'de attı. Galatasaray'ı gole giderken orta sahadan çıkış halinde baş biterdi. Kardeşim sen dün söylemedin mi? Uzatmanın uzatması da vardır diye. Vardır evet. O zaman 94+21'i deşmenin anlamı ne? Bu soruyu soracaksın ama. Olmaz öyle bir şey. Allah Allah. Bir de ama evet. Senin dün söylediğinle bugün çelişiyorsun. Hiç alakası yok. Tam tersi. Uzatmanın uzatması vardır. Tam tersi. Yani, hocam bak, bu sorunun altında bizim kendi ekibimiz diye kalkıp da yani hatasa, ya, bak, boy, hata yaptı demiyorum. Hata, benim haddime hata düşmez. Değil zaten. Hata, evet, hata bu sorudur. Aynen onun öyle. Gazetecilik kabiliyetidir. Ben de buradan şunu anlatıyorum. 90, yani bu ne demek biliyor musun? Fenerbahçe maçı 96-4 dakika uzatma ama 94-21'de gol oldu. Yani Fenerbahçe maçı normalden fazla oynandı demek. Öyle. Ha burada ben Şükrü Bey'i yanlış anlamışım. Düşmemiş tuzağa. Demek istiyorum ki yani diyor ki Galatasaray diyor gole giderken, Galatasaray zaten 1-0 önde. Sen acaba Galatasaray 1-1 olsa da orada gole giderken hangi babaydı o maçı durdurabilir? Yani. 1-0 galipken o maçı bitirdi hakem. Beraber olsa da durdursaydı bakayım. Ben de diyorum ki uzatmanın uzatması var. Yani 94+20'de yani demek istiyor ki Sezgin orada ustaca veya sana göre ustaca, bana tuzakça. Yani diyor ki yani niye diyor sizi diyor gole giderken bitiriyor da diyor Fenerbahçe'yi diyor işte 94'te bitecek maçı diyor 94-21'de gol geliyor diyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şükrü Ergün'ün cevabını değil. Sezgin'in sorusuna soruyorum ben. Yani ne dediğimi söylemiş. Ama siz onun konuşmasını değil Şükrü Ergün'ün konuşmasını verirseniz Sezgin'in konuşmasını nerede yakalayacaksınız? Yok, Sezgin'i yine verdik zaten. Sezgin en sona verdiniz. Evet evet ama hayır en sona değil. Sonuç olarak iyi bir gazetecilik gün olanla önce. Abi ben Sezgin'in iyi gazeteciliğini anlatayım. Gazeteciliğini tartışmıyorum. Evet. Bana göre tuzak soru, size göre ustaca soru ya. Yorum farkı doğru. Bu kadar basit. Şimdi sen bayağı bir sinirlendin, seni bir güldürmek istiyorum şu anda. Bugün Şahan Gökbakar'ın doğum günü. Evet. Buradan mutlu yıllar diliyorum kendisine. Allah uzun ömürler versin. Galatasaraylı kardeşimiz. Çok Galatasaraylılığından değil de insanlığından dolayı ben önce bir doğum günü kutluyorum. Büyük komedi. Çok çok büyük bir usta bir sanatçı. Bizim programımızda çok severek devamlı seyreden bir kardeşimiz. İyi ki doğmuşsun. Kaç yaşında olur? Şu anda mı akrep burcu? 33. 33. İyi ki 80'li. Doğmuşsun. Allah sana sağlık. O da mı akrep burcu? Sağlık versin. Allah sana sağlık, huzur versin. Filmini merakla bekliyoruz. Recep İvedik'in yenisini buraya konuk olarak da görmek evet, istiyoruz. Sözü var. Sözü var. Artık gelecek bir video var. Var Instagram'da paylaştık. Allah sevdikleriyle yani, ömür boyu mutlu etsin abi. Doğum gününü tek başına kutluyormuş ama... Gel buraya şu an. Gel kardeşim hatta. Hemen. Yalnız kalma gel. Hemen araba gönderelim. Hemen araba gönderelim. Yormayalım da. Gel hemen. Evet, Şahan Gökbakar'ın biraz önce Instagram'dan paylaştığı o çok özel görüntüyü bir ekrana getirelim. Anlayışına sığınarak bir gelsin bakalım. Evet, biraz önce tek başına doğum gününü kutlayan adam diye Instagram'a yazmış. Kobeye diye. Tek başına doğum gününü kutlayan adam. Ne çok makar. Komik bir şey yok ki bunda. Hayda. Hocam espri kendi yani? Tek başına doğum gününü kutlayan adam. Her şeyi muhalif görüyorum hocam. Hayır ya. Her şeyi muhalif görüyorum seni bugün. Ya hocam. Şahan nasıl komik bir şey yok ya hocam. Bak Şahan'a gül ya. Yani. Hocam tek başına doğum günü kutluyor. Hocam bak şimdi bile. Altına da şey yazıyor şimdi bir saniye. Bile. Altına da tek başına doğum gününü kutlayan adam. Bu da normal. İstisna. Bu da normal. Sanatçılığına hiçbir lafı İstisna lafında. Özel bir çocuk. Komedi ya. Özelliğine, komedi performansına, sanat performansına sadece şapka çıkartırım. Ama o yaşta
Bekar mı bu arkadaş? Bekar. Aslında var ya Şahan kardeşim. Tek başına bir 10 gün kutlaması son derece patolojik arkadaş. Oh, hocam kafasını dinliyorsun. Çocuk filmde, sette. Ya bütün gün yolunu evinde yalnız başına. Hocam geçen seferde adamın kalın bağırsağında ince bağırsağında bir sorun gördüm. Bir şeyler hatırlıyor musun? Tuhaf tuhaf. Yalnız hocam. Hocam belki öyle söylüyordur. Belki de yalnız değildir yani. Bilemeyiz onu. Tabii canım. Ne yiyor şimdi bu? Ne yiyor? Pasta. Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Bir şeyler yiyor. Salata yiyor. Ya müthiş bir adam. Pasta yiyor. Temel reis. Ya şuna bak. Yok benim pastası yiyor. Temel reis. Ümit Özal temel reis. Sevimsiz ama bunu yerken mesela sevimsiz görünüyor. Ya ne diyorsun? Ya, aslında çok sevimli bir çocuk. Ya çok da büyük sanatçı ama çok beğenmedim ya. Yani. Ben bu Instagram paylaşma olayını beğenmedim. bu arkadaşlar bir arasanız aşağıya. Geçen sefer. Bir ince bağırsak dedi. Valla sağlık bilmem ne işçanı hissediyorum. Ya yapma hocam Allah seversen. Bak, çok sağlık o hocam. O kadar esprili ki. Geçen gün gördüm hocam. Paper'da gördüm hocam. Geldi gördüm. Çok da zayıflamış. Film de gibi olmuş. Bu zayıflamış hali mi? Nasıl? Şahan'ın zayıflamış hali. Yakından çektiği için bu. He. Ondan dolayı zayıf. Bak hocam şimdi ben bu sırada Şahan'la mesajlaştım. Bak o kadar şey ki. Ben benim ikizlerin fotoğrafını gönderdim. Doğum günü kutlu olsun Şahan abi diye. Bana cevabı. Oğlum genetik olarak bağırıyor değil mi çocuklar diye mesaj gönderdim. Bak o kadar. Sen bağırmadan söyle ne olursun. Sen bağırma. Komik komedyenli yani doğal yani böyle tiple miple değil ya. Direkt orada duruyor. Bu kardeşimiz niye biz şey yapıyoruz? İyi bir futbol sevdalısı. Tabii çok az kaldı. Her şey güzel. Ne yediğini çözmeye çalışıyorum. Çözemiyorum. Böyle ne yiyor? Hocam ya salata yazmalar. Geçin bir şey yiyor. Salata yese dişlerini bu kadar çiğnemez. Daha böyle bir lapamsı bir şey yiyor. Arayalım da öğrenelim ya. Arayalım öğrenelim ne yiyormuş öğrenelim. Hayır, ya. Sen bana numarasını ver. Şahane bir oğlan kardeşim. Hünkar beğendiye benziyor sanki yediği. Bak bir şey söyleyeyim. Enteresan bir şey. Sert bir parçalar da var. Yan dişleriyle şey yapıyor. Bak farkında mısın? Ne yapsın ya hocam ya. Tek başına yazıyor. Ümit. Ne bulduysa evde onu yiyordur çocuk ya. Şşt. Hocam ne yapsın? Evde ne bulduysa onu yiyor. Kaç yaşında 33 mü? 33'e basmış. Üstelik çiğlerken yüzünün sağ tarafını kullanıyor. Çok enteresan. Evet. Hocam yapma tıbbi şey. Ne demek yani hocam? O zaman da gelince öğreteceğim. Daha her şeyi bilmeyeceksin. Hocam doğum gününde bir zaman gelince öğreteceksin. He, anladım. Ne yiyor sence Ahmet hocam? Vallahi çözemedim. Hünkar beğen diyemem ama Hünkar beğen daha yumuşaktır. Bu sert bir salata var için içinde. Muhtemelen tavuk var. Pasta yiyor. Pasta evet. Pasta böyle çiğnenmez. Hocam çorbaya mı gidecek? Ne yapsak silin hocam? Hocam afiyet olsun. Böyle iftarlı yemek gelir mi hocam? Sette. Nur abla kek gönder. Arada falan böyle yiyordur. Şey gönderdi şey. Neyse fazla şey yapmayalım. Fazla sulandırmaya gerek yok Şahan kardeşimi. Ben çok seviyorum. Olur mu? Kaç yaşına gidiyorum? Filmlerine gidiyorum. Çok komik. Bunu da bekliyorum. Bu filmin tabii de çıkmasını da bekliyorum. Bu film ne? Bu üçüncü Recep İvedik'in şu an mı? Dört herhalde. Kaç yaşına girdi hocam? 33. Olur mu ya? 33. Ceren'le şey vardı. Ceren o ayrı. O ayrı. Ben size söyleyeyim mi? Bence Ceren'le Ceren İvedik'lerden daha iyi. Evet. Celal ve Ceren iyi filmdi. Yani İvediklerden falan daha iyi. İvedik 4 mü? 5'e kadar yok mu? Testereyle var değil mi? Testere kaç testere? Eş var mı? Tuttukça gider. Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Tuttukça gider gider. Onu bile çeksin gider hocam Seyda. Türkiye'de hocam, çok gişe yapan Türk filmi bu kardeşimin filmidir. İnşallah onu da sizin çeksin. Sizin filmin gişesi nasıl? Sen onu söyle. Şahan telefonunu açarsan lütfen rica ediyorum. Şahan aç kardeşim. Telefonu kapalıymış açmasını rica ediyorum. Bu arada Instagram'da altına şey yazmış. Tek başına doğum günü kutlayan çaresiz komedyen. Günah mı? Gayet güzel, gayet esprili. Ahmet Çakar. Tek başına doğum günü kutlayan çaresiz komedyen. Kim yazmış bunu? Şahan Gökbakar kendisi yazmış. Şimdi bu da tuhaf. Şahan Gökbakar bu yaşı 33 yaşına giriyor. Bekar adam gecenin bu saatinde eve tek başına ne yediği belli olmayan bir şeyler, ne olduğu belli olmayan bir şeyler yiyor. Ya Allah Allah. Arkasında burada hafif böyle duygu sömürüsü var. Bir daha söyle bakayım. Tek başına doğum gününü kutlayan çaresiz komedyen. Niye çaresizmiş? Hocam bak öyle bir dakika Rasim bir saniye. Rasim bir saniye. Bu arıza var bu çocukta. Yani ya. Çok büyük arıza var. Bak şu çıkıyor ortaya. Zaten genelde bir kural vardır. Dünyanın en büyük komedyenleri aslında. Hüzünlü. İçi kan ağlayan, içlerinde fırtınalar kopan. Zaman zaman melankolik durumlara giren insanlardır. Yani Şahan da galiba hocam, bu durumda. Hocam doğum gününe neler söylüyor. Ya hocam çocuğun doğum günü dünyanın en büyük komedyenleri aslında son derece psikolojik olarak sıkıntılı, duygusal, içlerinde fırtınalar kopan acılı insanlar. Ya hocam iyi şeyler söylüyorsun ya. Yapma. Doğum gününde çocuğa söylediğin şeyler kardeşim niye söylüyorsun? Doğum gününde 33 yaşında bir adam evinde tek başına kalıyorsa ve bunu bir şeyler bir şey yiyip de Instagram'da belki makara yazmıştır ya. Hocam Mağustan söylüyordur o. Hocam sette bu ya. Makara hocam. Sıkıntı var sette.
Hocam, hocam bir doğum gününde bir adam bak telefonunu kapattı senin yüzünden ya. Niye? Ya gayet mutluydu da siz konuya başladınız da biz daha yeni mesaj açmıştık. Gayet iyiydi şimdi telefonu kapattı dedi. Telefonu kapatmasa ince bağırsaktan girdin kalın bağırsak geldi. Bu çocukta psikolojik olarak bir sıkıntı var. Yapma İçi hocam Allah aşkına. İçinde fırtınalar makara. Kopuyor onu hissettim. Sen de makara yapıyorsun değil mi öyle makara yapsın. Hayır demiyorsa ben çok ciddiyim benim makara yaptım bir yolda. Hayda. Hocam da heyecanlanıyor şimdi ya, bekliyor filmini bekliyor sabırsızla. Evet. Gideceğiz hep beraber hocam. Recep İvedik'e. Evet. Ama biz Şahan'ı burada bir konuk etmek istiyoruz biz de. Çok iyi futbol. İçten adamdır. Aynı iyi bir futbol içten, taraftarı. Içten iyi bir futbol seyircisi, iyi Galatasaraylı. Samimi çok insandır. O önemli. Yani kardeşimiz. Fake değildir. Yani aynen. Şey yapaylığı, sahtekarlığı yoktur. Yok. O çok önemli. Yoksa çoktur öyle. Evet. Şahan Gökbakar'ın İyi ki oldun kardeşim. Hadi başlayalım. Bizi bir alta yazıyoruz. Yandık. Ve şimdi de Kopenhag karşılaşmasına geçelim. Galatasaray çarşamba günü Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena'da. Sevgili seyirciler ama öncesinde sevgili Devrim Zengi İçeriden uyarıyor. Snyder. Snyder'in sürpriz bir buluşması ekrana gelecek. Şimdi bir getirelim ekrana. Evet, Galatasaray Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Zorlu bir maç. Bir kuzey takımı sonuç olarak sert oynayan. Galatasaray'ın kazanmak zorunda olduğu bir maç. Kazanamasa büyük sıkıntı yaşar. Grupta üçüncülüğü bile tehlikeye girebilir. Kopenhag adı küçük gibi. Belki Galatasaray tabii ki kadro kalitesi olarak Kopenhag'dan yüksek ama bu maç asla çantada keklik bir maç. Kolay bir maç geçmeyecek. Hocaların Köln'ün eski 2 sene önceki hocası. Fizik gücü çok yüksek bir takım. Tamam belki çok derinliği olan bir takım değil. Kaliteli oyuncular olan bir takım değil ama iyi mücadele eden. Takım gibi oynayan bir takım. Hani böyle olması lazım diyor. Aslında fazla seyrettiğimiz bir takım değil. Yani çarşamba gecesi Galatasaray böyle çok rahat bir gece falan beklemiyor. Maçın DSF'sini de alayım arkadaşlardan rica edeceğim. Alexander Stavrev Makedonya Futbol Federasyonu'ndan bir hakem yönetiyor. İsmi çok fazla duyulmamış. Duyulmamış. Belki de birinci ya da ikinci Şampiyonlar Ligi maçını yönetiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı hocam. Geçen sene yönetmiş mi? Avrupa Ligi'nde ise iki maç yönetmiş. 2012'de elit kategorisine girmeye hak kazanmış. 2006'da FIFA hakemi tamam. Olmuş. 2009-2010'da Fenerbahçe'nin Şerif'e 1-0 yenildiği maçta görev almış. 2011'de U21'de Türkiye U21'in İrlanda'ya 1-0 yenildiği maç kendisi aslında ve 2011-2012'de geçen sezon ondan önceki sezon Trabzonspor Benfica 1-1'lik maçı yönetmiş 3. tur eleme maçını. Yani baktığım vakit deneyimsiz evet. Bir hakem bu Galatasaray için çok büyük bir avantajdır. Daima Şampiyonlar Ligi'nde deneyimsiz hakem ve takım olarak da rakipten ismin büyükse belli oranda avantajım vardır ama bu seviye öyle midir? Öyledir tabii. Öyledir. Baskı bu Şampiyonlar Ligi için mi her deneyimsiz hakem için mesela Türkiye Ligi'nde çıkacağı bir maç için de öyle geçer mi? Mesela Türkiye Ligi'nde ilk defa 3 büyüklerden birinin maçında görev alacak. Örneğin doğru. Fener stadında, Galatasaray veya Beşiktaş'ın stadında. Bir Anadolu takımıyla oynayacak maç. İlk yöneten hakem o takım için avantajdır. Çünkü daha baskıya alışık değildir. Belki büyük takımın o dominant etkisi altında psikolojik olarak etkilenebilir, bilir. Ters de tepebilir ama ben her zaman için yani çarşamba gecesi Galatasaray için çok önemli maç. İyi ki deneyimsiz bir hakem gelmiş öyle söyleyeyim. Geçen yıl 3 maçta görev yapmış gruplarda hocam. Şampiyonlar Ligi. Evet. Fazla bir sayısı yok demek ki. Deneyimsiz ama iyi ki buralara gelmiş yani. İyi ki kalitesi var ki buralara gelmiş. Hayırlısı olur inşallah Galatasaray'a uğurlu gelir. Rasim sen ne diyeceksin? Galatasaray yener. Kopenhag'a rahat geçer. Rahat geçer değil mi? Bence rahat geçer. Bak ben samimi söylüyorum. Kopenhag'a yani 3-1 falan alır Galatasaray. 3-1. Yarın mı? Çarşamba günü. Gündüz'de çok sert bir takım. Çok baskılı. Rakibe pres yapan. Oyunu daha çok 35-40 metrelerde oynamaya çalışan bir ekipmiş. Baktığımız kuzey zaman. Kuzey takımları genelde öyledir zaten. Şimdi bu Kopenhag. Yani, fizik gücü olarak da çok iyiler. Ben iyi takım olduğunu düşünüyorum. Mücadele takım anlamında. Mücadele anlamında. Yani İyi kapanacaklar, kontra yapacaklar. Ben tempolarının da fizik güçlerinde Galatasaray'dan iyi olduğunu düşünüyorum ama yetenek olarak işte bir Schneider çıkar, bir Drogba çıkar, işi bitirirse bilemem ama ben Galatasaray'ın burada işinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray çok zor bir maç oynayacak. Pedersen'in bir röportajı var. Karabük sporlu futbolcunun eski bir Kopenhaglı. Bu maçla ilgili yorumu var. Mustafa Çevi'ye yaptığı röportaj vardı. Onu birazdan ekrana getireceğiz ama Sinan Hocam siz ne diyeceksiniz? Danimarka futbolu, Kopenhag kolay yaban atılacak bir ekip değil. Çünkü son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde baya bir hani güç kazandılar ve isim yaptılar. Ertemciğim diri bir takım. Çok koşan, mücadele eden bir takım ama Galatasaray'ın ne oynayacağı önemli. Önemli olan Galatasaray. Galatasaray bizim bildiğimiz
Yani o maksimum seviyede, üst seviyede oynarsa Kopane'ye falan geçer. Yani rahat geçmez de geçer. Yani maçı kazan. Önemli olan Galatasaray'ın performansı. Yani ben Kopane'nin performansına falan bakmıyorum. Tabii canım. Galatasaray iyi oynamalı. Yani Galatasaray kalkıp da şimdi geçen haftaki şey maçında oynadığı maçı gibi oynarsa, oynar ama abi. Oynarsa bilemezsin. Bak şimdi garantici olur. Oyunun gidişatı önemlidir. Şimdi erken gol yer, Galatasaray erken gol yer, Kopenhag takımı iyi bir kontrata takımı, kapanan takım, mücadele eden, iyi savunma yapan bir takım, kapanır kontrata. Galatasaray erken gol atar, oyunun gidişatına göre hamleler olur. Ama önemli olan Galatasaraylı futbolcuların performansları çok önemli. Yani nedir bu performansları? Galatasaray'da en az 5 tane, 6 tane sayabileceğimiz oyuncunun ha bugün çok iyi oynadılar dedik mi Galatasaray maçı kazanır. Ya yani aynen mesela Burak bugün müthişti. Drogba harika oynadı. Sırayder harika oynadı. Selçuk müthişti. Yeterli zaten. Yani dördünün beşini yedirin mi? Ya yani bunlar üst seviyede oynarlarsa Galatasaray bu maçı kazanır. Üstelik zor maç. Bir şey var. Efendim? Bu Kopenhag geçen turda yani bir önceki maçta evinde Juventus'la beraber kaldı. Bu çok önemli bir puan. Ama hocam kaç tane pozisyon var? Başka. Yani yüzlerce pozisyon kaçtı yani, Galatasaray yani. Kopenhag'dan iyi takım mı? İyi takım. Tabii. Çok daha kaliteli oyuncuları var mı? Var. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bu seviye çantada keklik diyemezsiniz. Hocam bunu kalkıp da şimdi bu hafta normal bir Anadolu takımı gelsin Galatasaray. Artık diyemiyoruz. Yani Galatasaray maçı rahat kazanır. Kazanamadı. Yani hep Galatasaray'ın bunlara baktık. Anadolu bu takımları geldi. Toptan kesin yenemedi. Abi. Ama Allah Galatasaray kesin. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi arenası çok farklı. Yani baktığın zaman ayrı bir motivasyon. Ayrı bir yetenek, o gece ayrı bir tempo, ayrı bir istemek. Çok isteyecek Galatasaray, çok mücadele edecek ve yeteneklerini bireysel oyuncular ortaya koyacaklar. Yani bu şimdi kaçak bir Melo değil, daha aktif bir Selçuk, daha şanslı, daha becerili bir Burak, daha çalışkan bir Drogba, daha güçlü, daha arayan, daha fazla oyunun içinde olan bir Sneijder. Bunlar çok önemli. İyi savunma yapan bir Galatasaray savunması. Onun için yani bunların hepsinin bir arada olması lazım. Öyle sen kalkayım Galatasaray kağıt üstünde ne kadar iyi takım dersen de sen iyi oynamazsan adamlar gelirler. Burada seni yenerler giderler. O ayrı bir şey. Evet. Önemli olan sen iyi oynayacaksın. Sen Galatasaray olarak iyi takım olabilirsin. İyi futbolculara sahip olabilirsin. Bu yetmiyor. İşte yenemiyorsun. Normal Anadolu takımını yenemiyorsun evet. Gelen. Ünlü onun için, İsveçli defans oyuncusu Melberg'in de Melberg Aston Villa evet, yok Melberg İsveç'te. İsveç'te. Tamam. Kadrolarında Aston bulunuyor. Çok sert evet, futbolcu evet. Aynı zamanda teknik. Hem sert hem teknik. Kopenhag'da mı o şimdi? Kopenhag'da. Bu sağ bek stoper oynuyor. Evet. Hem sağ bek ve hem de stoper oynuyor. Zaman zaman ileri çıkışları hava toplarında da çok hakim bir oyuncu. Biraz önce bir hata yaptım özür dilerim. Yani farkında değilim. Fenerbahçe 1-0 yenildi demişim. Lugano'nun golüyle 1-0 kazandığını biliyoruz. Sevgili seyircilerimize belirtelim. Fenerbahçelilerden özür dilerim. 2009-2010 sezonunda deplasmanda 1-0 yendi. 1-0 kazandı Fenerbahçe o karşılaşmayı. Ben 1-0 yenildi diye vermişim. Özür diliyorum. Hocam hakemle ilgili sorular geliyor. Alexander Stavre ile ilgili olarak neden böyle bir maça tecrübesiz bir hakem veriliyor şeklinde diye. Hayır, bunlar, hani bu maçta Juventus oynasaydı ya da Real Madrid oynasaydı bu hakem belirliyor. O senin için ama dünya Şampiyonlar Ligi'ne şöyle baktığım vakit şu anda Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli 3-4 maçtan biri değil bu maç. Evet, sonuç evet. Olarak o insanlar da o hakemler de elit, hepimiz elit kategorisine girdiğimiz vakit 1. 2. 3. 4. Şampiyonlar Ligi maçımız vardı. Benim de ilk Şampiyonlar Ligi maçım neresiydi? Helsingborg neydi? Hayır. Paris Saint Germain Dinamo Kiev'di. O Rayli falan Paris Saint Germain. Rayli. Golü de Ray atmıştı. Ama Dinamo Kiev o zaman büyük takım değildi. Tam tersi. Şimdisinden daha büyük. O zaman daha iyi takım. Şevçenko'lar, Rebrov'lar orada o dönem var mıydı? Daha iyi zamanlar. En iyi döneminde biz oynadık hocam. İzmir'de 5 tane attılar. Orada bizi 2-0 bakın. En iyi döneminde. Yani kalktığı zaman kalede Dasiyev, Zavarov, Belenov, Bloin. Manyak dönem. Yani bu takımla oynadık biz karşıda. Bastayev. Aynen öyle. İşte dediler. Rusya'dayken. Mekanik takım bilmem ne şöyle oynuyor böyle oynuyor. Kandırdılar bizi. Normal insanlar mı çıktılar karşımıza. Baktık uçuyorlar kaçıyorlar öyle bir anlattılar ki o zaman. İşin kötüsü şu. Normal bir takımmış yani. Büyük sıkıntı. Hayır 5 attı ama orada bizim İzmir'de acemiliğimize geldi. Rusya'da kafa kafaya oynadık yani. O zaman Rusya eski Kiev'de. Ay o zaman yani Rusya. Sovyetuset. Evet. Ola ki yarın akşam, çarşamba akşamı Galatasaray kazanamadı. Hele bir kaybettiği an.
yönetim, Bülent Ulun, diğer arkadaşlar, Mancini taraftarla büyük problem yaşar. Şimdi Mancini bak, hiçbir şey olmaz. Hayır, Mancini için umurunda değil de. Ama şu var. Ya Galatasaray taraftarı eve gidince düşünecek. Allah ben korusun. Ben de yaşar mıyım hocam? Sen de yaşarsın. Bu senin eserin diyeceğim zaten. Senden hesap soracağım çarşamba yani akşamı. Şu var. Normal şartlarında yani. Galatasaray favori ama Şampiyonlar Ligi'nde favorilerin hep kazandığı maçları izlemiyoruz. Yani bu beraberlikte çok büyük bir sürpriz olmaz. Ama bu beraberinde Galatasaray'a büyük sıkıntı yaratacak. Evet. Taraftar diyecek ki ya bizim neydi günahımız? Niye biz bu hallere düştük diyecek ya. Birden diyecek. Bir ayda rezil olduk diyecek. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi şudur budur. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe aldı başını gidiyor. Bu oyuncular kasmıyor. Konsantre değiller. Bir böyle lakayitle takip edecekler. Başaracaklar vıdı vıdı ya. Ondan sonra bu iş kısır döngü. Stres, başarısızlığı, başarısızlık strese getirecek. Büyük sıkıntı. Galatasaray için çok önemli maç kazanmak zorunda. Çok. Sneijder ve Drogba maçı koparır hocam. İnşallah. Ümit Özat, D-Smart'tan, Smart Spor'dan arkadaşımız Aykut Aydın, arkadaşımızın da annesi vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Şey söyleyelim. Esat abinin babası. Esat Yılmayer'in babası vefat etti. Aykut bizi izliyor şu anda. Annesine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Real Madrid bir de ilk yarı zorlandı. Kopenhag maçında Di Maria ile çözdüler kanattan ama Mancini kanatları kullanmıyor diyor. Real Madrid evet gerçekten de çok zorlanmıştı ilk yarıda. Sonrasında Di Maria ile kanatlardan çözdüler ama Mancini kanatları pek kullanmayan bir teknik direktör diyor. Çok doğru bir yorum yapmış. Hı-hı. Zaten kanatları kullanacak oyuncu yapısı yok. Öyle olursa üçlü ortadan vazgeçip 4-4-2 ya da 4-4-1-1'e dönmesi lazım. İşte Amrabat'ı, Bruma'yı falan unutması lazım ki. Hadi Amrabat'a bir şey diyemem ama Bruma falan bu Şampiyonlar Ligi maçı için çok kırılgan bir oyuncu. Ama şimdi yabancı sınırı yok. Bak göreceksiniz. Daha farklı bir takıma çıkamaz. Bruma gönderilme noktasına gelirse, Mancini tarafından istenmeyecek bir oyuncu durumuna gelirse hiç şaşırmayın. Bruma'nın geleceği çok parlak, böyle bir şey yapamazsın. Çok öyle geleceğe parlak oyuncular gördük. Ronaldo yokken Quaresma vardı. Bak Rıdvan da söylüyor. Yani bu Bruma çok önemli bir oyuncu olacak diye. Yanılır mı Rıdvan? Ya abi hepimiz hata yapıyoruz. Yanılırız tabii yani. Ne demek ya, insan yanılmaz diye bir şey. Her insanın futbolcu gözünde, futbol tesisinde 4-4'lük %100 doğru olacak yanılmaz diye bir şey yoktur. Yanılmaz Rıdvan, Rasim'cim. Hayır. Ya Rıdvan yanılır mı diyelim, onu mu istiyorsun? Yani hemen o lafı alacak. Hayır, Rıdvan hocam yanılmaz. Rasim'cim yanılmaz doğrudur. Ne oldu hocam bu? Sen nasıl bir adam mı hocam ya? Bir adam, bu adamı sen Türk futboluna sen. Bak bu adamı Türk futboluna sen... Sardın herkese. Bak oğlum senin başına bir gelecek. Şey demedi hocam. Senin başına bir gelecek. Sen şaşırdın sonuçta. Sen şaşırdın sonuçta. Yanılmaz hoca, yanılmaz dedi. Kötü bir şey dedi. Ya sen orada bütün ağzından Allah'tan emin. Abi yok ama ben şimdi şöyle bir şey var. Herkes abi. Fatih'lerin yanılmaz abi. Rıdvan yanılmaz. Var mı ya? Tamam tebrik ederim. O zaman Bruno büyük oyuncu. Evet büyük oyuncu. Fatih Hoca'nın transferleri %100 doğru mu? Tabii canım ama. Mourinho'nun transferleri %100 doğru mu? Kıttan transfer yapıyorlar senede ya. Yani o herkesinle bir şey tabii yani. Rıdvan abinin yanmasına da var. Yani. Yanmaz diye bir şey mi var yani? Bak aldı Türk Kural Türklere bak. Kuralitim bu. Mourinho'nun aldı Türk Türklere bak. Hamit, Nuri, Mesut. Mesela aldı yolladı. Tabii canım hadi Mesut'tan yani ne verim aldı. Fatih Hoca'da Gabriel Tamaş'ı aldı. O zaman oynadı sonra ama o kariyeri elde etti. Bak. De ondan tamam, önce oynuyor değil mi? İngiltere'de oynuyor. Oynuyor. Geçen sene West Brom'u işledi ama kovuldu. Bir disco. Ama Gabriel Tamaş Galatasaray'da berbattı. Fakat şimdi şu Aykut'un sözü şeye gitmesin. Arkadaşım ben tanımıyorum. Belki de yüzü şifa yani görüşem tanırım. Evet, evet. Doğru bir yorum yapmış. Hele üçlü orta sahayla var ya. Ve bu iki bekle kenarları falan kullanma şansı hiç yok. Bir de yediği gole bakın son maçta Ertem. Ve bir de diyor ki Real Madrid Di Maria'yla, evet hatırlayın maçı, Di Maria'yla kanatlardan çözdü Kopenhag. Şimdi sen kimle çözeceksin? Doğru yani, tebrik ediyorum Aykut'u. Çok doğru bir yorum yapmış. Çok doğru bir teşhis yapmış. Ve ben bu maçta üçlü ortasıyla falan oynayacağını da düşünmüyorum. Oynarsa hata yapar. Ama tabii oyuncularla yaşayan kendi. Getirisi götürüsü kendine ait. Ama doğru. Aykut tebrik etmek lazım. Hem Real Madrid maç için güzel bir analiz yapmış. Bak mesela şimdi oraya doğru. Geçen maçta sorulan sorunun, Mancini'ye sorulan basım, o da mantıklı bir soru ama hani her hatanın bir kontrol hata var. Ama oynanmamış bir maçtan önce analizde doğru bir soru yani. Kutluyorum Aykut arkadaş. Evet Sneijder. Bu arada biz çarşamba günü yayın yapıyor muyuz Ertem'cim? Üç defa söyledim. Söyledim. Ben duymadım, özür dilerim. Salak kula gelmiş. Estağfurullah. Hayır yani bunu duyuralım. Galatasaray Kopenhag karşılaşmasının geniş özeti. Juventus Real Madrid maçının geniş özeti. Maç sonrasında Türk Telekom Arena'dan canlı bağlantılar. Arena'da Rasim Ozan Kütahyalı'da olacak. Arkadaşlarımız orada olacaklar. Gideceğim. Emre Sabiha'yı Onur Yıldız statta olacaklar. Gelirse yamuluruz. Ve gitme kardeşim. Var bunlar, futbolda var bunlar abi. Gideceğim tabii gideceğim.
Ve bununla beraber o gece özel bir yayın yapacağız. 23.30'dan itibaren sevgili seyirciler, Snyder ve televizyon dünyasının çok çok sevilen bir ismi Kıvanç Tatlıtuğ bir araya gelmişler. Onunla ilgili bir görüntü var. Ekrana gelsin bakalım. Bir görelim. Burası Snyder'le Kıvanç Tatlıtuğ. Buluşmaları bu görüntü. Yani bu tesadüf mü yani? Ne bu? Yok, arkadaşlar. Yemişler ya. Nereden tanışıyorlar? Hikayede. Bir yayına getirmiştir. Siz gidiyor mu Ertem? Evet evet. Yani ses yani. Herhalde Snyder Hanım'ıyla herhalde Kıvanç herhalde onları yok bir herhalde filmde bir rol verecek herhalde yani oynayacak herhalde ya konuk oynayacak. Acun falan bir araya gittim. Galiba. Çok özür dilerim. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Yolente Kabu'yla Kıvanç Tatlıtuğ bir dizide oynayacaklarmış. Evet. Onu konuşuyorlarmış. Doğru. Kıvanç Tatlıtuğ ve Yolente Kabu. Evet, orada. Demek ki bu ortadaki... Hayırlısı olsun, birbirine yakışırlar. Şey. Güzel olur inşallah. Çünkü bu da normal. Bakalım diyor şeyde, Schneider'de eşimizi kimlere teslim edeceğiz diyor. Bir tanıştılar. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ çok fit görünüyor. Hayda. Yanlış, o anlamda söylemiyoruz be kardeşim. Aman her şeyi pisliğe çekme be. Fakat Kıvanç Tatlıtuğ çok fit görünüyor. Hangisi futbolcu derseniz, hiç tanımasak bunları... Sağdaki derim. Kıvanç Tatlıtuğ Pike'nin abisi gibi değil mi aynı? Ya şey hocam, fit görünüyorsun. Ara Hoca yaptı hocam onu. Evet. Ara Hoca. Ama nasıl çalıştırdı biliyor musun? Çok çalıştı. Ne çalıştırdı onu biliyor musun? Bizim Levent Kızıldoğan'a teslim edeceğiz. Öyle mi? Yani. Ara Hoca evet. O zayıflı Levent de bayağı. Evet, senin kardeşim bizim kardeşimiz. Devrim. O da kas yapar. Evet, resimde çok gerginler diyor rejideki arkadaşlar. Siz yok ya. Gördünüz mü? Makale. Sadece ya. bir saniyesi. Yani evet ya. Nasıl keşfettik? Kim onu keşfetti? Bütün reji. Bir dakika. Rejide stüdyoya uydu şu anda. Ne diyor devrim? Yolante, bildiğin televizyon dizisinde televizyon dizisinde başrol olacakmış zannetmem. Onu bir renk olsun diye koyarlar. Başrol demedim. Sadece başrol demedim. Yani olmaz. Hadi ya sinema diziye gireriz. Pedersen hazır mı arkadaşlar? Hazır. Peki. Sevgili Mustafa Çevik bir röportaj gerçekleştirmişti. Karabük sporlu futbolcu, eski bir Kopenhaglı. İzleyelim bakalım Kopenhag nasıl anlatacak, neler söylemiş. Sonra dönelim hemen. Pedersen'i görünce tabii ki Blackburn Rovers ve Galatasaray kulübesindeki Tugay Kerimoğlu'nu soracağız hemen. Tabii Blackburn'la yıllarca beraber top oynadık. Ailesini de yakından tanıyorum. Gerçekten çok iyi bir ailesi ve kendisi de çok iyi. Çok seviyorum. Futbolcu olarak inanılmaz beğeniyorum. Çok iyi bir futbolcu. Onu tekrar burada görmek gerçekten çok güzeldi benim için. Türkiye Ligi'ni nasıl oluyor? Tabii ki de İngiltere Ligi'nden geliyorum. Uzun yıllar orada top oynadım. Oranın sistemine alıştım. Alıştığım düzenden, buradaki düzene alışmak biraz zaman alıyor. O yüzden bir adaptasyon süreci var. Fakat bunu atlattığımda daha da iyi olacağıma inanıyorum. Sonuçta söylediğim gibi uzun yıllar İngiltere'de top oynadım. Çok hızlı futbol oynanıyor. Fakat futbol bu. Nerede oynuyorsanız oraya ayak uydurmak zorundasınız. Takımımızda gerçekten çok iyi. Genç oyuncular ve tecrübeli yabancı oyuncular harmanlanmış olduğu bir takım. İleride... Tugay'ı aradı mı kendisi buraya gelmeden önce? Tugay'la bir görüşmesi oldu. Tabii ki de görüştüm. Zaten normalde de görüşüyorum arkadaş olarak. Her zaman ararım. Fakat buraya gelmeden önce kendisinin fikrini aldı. Galatasaray-Kopenhag maçı var. Son olarak da onu sorayım. Tabii iki teknik direktör de hem Galatasaray'ın hem Kopenhag'ın teknik direktörü benim arkadaşlarım, tanıdığım insanlar. Her ikisi için de çok zor bir maç olacak. Ama umuyorum Galatasaray galibiyet ayrılacak maçta. Neden? Kendisi bir Danimarkalı. Norveçli Danimarkalı değil. Evet, tanıdığı bir isim. Why do you think Galatasaray is going to win? Galatasaray nerede ağır basıyor? The home game is always an advantage in Europe. So that's why. But you never know in football. We could have won with 10 men today, so everything is possible. Çünkü kendi evinde oynuyor, kazanmak zorunda. Futbolda ne olacağını da bilemezsiniz. Dediğim gibi kendi evinde kazanmak zorunda. Evet, Kopenhag hocasını ve futbolcunu çok yakından tanıdığını söylüyor. Eski bir Blackburn Rovers'ı ve Tromsø'lü sevgili seyirciler, futbolcu Pedersen, görüşleri, yorumları bu şekilde. Bir kez daha Şahin Gökbakar'ın o videosunu ekrana getirelim mi? Çok tweet geldi onunla ilgili. Getirelim ama hocam Allah aşkına yorum yapmama. Yapmayacağım. Tamam. Hocam senin yüzünden telefonu kapattı, ayıp ya. Yapma ya. Psikiyatrik teşhis koymaya kaldı ya. Doğum gününde ya adamın. Hocam vallahi. Peki sen bunu nasıl kara vicdanlısın? He? Nasıl değerlendiriyorsun hocanın bu ruh halini? Tuhaf değerlendiriyorum. Tuhaf. Çarşamba açıklayacağım. Peki hocam, sen hala Rasim'le ilgili
kendine böyle oturduğun zaman soru soruyor musun? Karışık duygular içerisinde. Hala mı hocam? İkimiz karar veremedin. İkimiz birbirimize karşı karışık. Allah benim belamı versin. Bu adamı dedim spor alemine soktum. Sonra düşünüyorum. Onunla dolu yolsuz dolu karışık gitgeller yaşıyorum. Yani mesela ben geçen pazartesi ben yokken eksikliği bir yaşamışsın. Geldi bana işte. Bak. Sen de doğum var yani var. Bir arıza var mı? Sen bir balans ayarı yapacaksın. Bana bir balans ayarı yapmamız lazım. Bir çarşamba bir konuşalım. Seni al içeri kaportacıya götüreceğim. Hafif bir balans ayarı yapacağım. Rot balans. Evet. Ne seyine ne sensiz. Hazır mı arkadaşlar? Hocam bir şey anlamıyor. Tamam. Ben bir şey söyle. Sağlığın yerinde kardeşim falan da bir şey de Allah aşkına. Doğum gününde adam bunlar bilir mi? Sıra rengin ya. Bir mücadele et. Doğru söylüyorsun. Söylüyorum hocaya. Ama hocam maalesef. Ama şimdi düzeltecek hoca. Düzeltecek. Bu sevgiline bak hocam ya. Evet. Kardeşim benim. Kestaneli pasta yiyor herhalde. Böyle ya. Ya çok komik gerçekten. Ya, çok nasıl komik ya. Bulmadınız bu ya? Ya hocam ya. Ne düşün. Vallahi bulmadım ya. Ya bulmak ya. Zorunda mıyım? Bulmadım işte. Bulmadıysak bulmadık. Hocam yine komedi. Çaresiz komedi diyor kendisi için. Çaresiz komedi. Yakın çekim değil mi? Yoksa zayıflamış halim mi? Yakın yakın. Bir şey yok. Hocam şey komik değil mi Allah aşkına? Senin çocuklar doğuştan bağırıyor mu, genetik mi diye soruyor ya. Makara işte adam makara. Bağırıyor mu gerçekten senin çocuklar? Vallahi bir tanesi iyi bağırıyor. Doğru ilerliyorum. Bir tanesi sıkı bağırıyor. Yani ikisi de kızdı mıydı? İşte Ayşe ile Betül. İkisi de ortada inletiyorlar valla. Hocam. Çok tatlı bir şey ama. Rasim'in damatlarını düşünebiliyor musun? Hazır ol. Hazır ol. Rasim. Mesela Rasim iki tane gelin alacak. Damat almayacak ki. Güzel. İki tane gelin alacak abi Rasim. Güzel. Abi yürüyorum. Canları sağ olsun da bahtlar açık olsun. Hadi bakalım. Allah, abi en azından kültürlü olacakları ve ülkelerine yararlı selam olacakları. Selam söyleyeceğimiz kimse var mı? Kesin. Ülkelerine bana selam söyleyelim hocam. Çok çok faydalı olacak. Süleyman'ın geçmiş olsun diyelim. Anne ve babası Nagihan ve Rasim. Bu ülkeye kesinlikle herkesin kültür konusunda çok Cemil abi selam söylüyorum. Süleyman abi, Cemil abi, Alparslan abi. Petrolcu arkadaşı gözüne vermeyeceksin. Petrolcu arkadaşı selam söylemek. Petrolcu arkadaşı selam söylemek. Adam spor, Dinci adam abi. Spor Levent kardeşime. Adam spor Levent bir. İkincisi Cemil abi, Alparslan abi. Ben İlkan Dalguç kardeşime. Bir dakika dur Selat, ne yapacağım Süleyman'a. Abi yanındakisi konuşuyor bana dur. Ne? Yanındaki konuşuyor. Petrolcu'ya selam var mı? Dinçer, ben de Vural'a selam söylüyorum. Platin Vural'a. Dinçer kardeşime de buradan selam. Evet. Başka? Mustafa Çevik'e selam. Mustafa Çevik. Başka var mı? İbrahim. Abi Zeyra kapatalım sıkıldım sizden. Hocam son 5 dakika mı selam mı? Tamam bu bizim klasikleşti artık değil mi bu? Geçti artık. Son 5 dakika selam. Başka kim var? Sen de bu Acar Yıldırım'a selam söylersin. Selam söyleyeceğim. Çaycı Semra Hanım. Sertaç. Hepsine buradan tebrik selamlarımızı selam Allah'ın selamı herkese gönderin. Bak görüyor musun hocam? Makara yazdım Acar Yıldırım, Aziz Yıldırım'a selam gönderesi dedim bana kızıyor. Ay hadi beyler kapatın manası olmayan işler de yapıyorsunuz ya. Hocam ne hocam yani? Dorukaya İsa'ya selam. Yani, ekranda kalmamız bile yeter hocam hep. Yani biraz da güler yüzlü görsün seyirciler bizi ya burada. Hocam, devamlı bağırtı çağırtı kavga gürültü var. Sen Acar abiyi tanı bayılırsın. Galatasaray'dır ama da. Sıkı Galatasaray'dır. Adamdır adam. Adam. Evet. Sen öl diyorsan ben sana güvenirim kardeşim. Çarşamba günü için skor tahmini rica edeceğim. En son Ahmet Çakar'dan alacağım. Yine o birileriyle bağlantıyı yukarıdan. 3-3 ya da 2-2 diyorum. Efendim? Ne yapma ya? En az 4 gol diyorum. 3-3 ya da 2-2. 3-1 3-1 Galatasaray kazanır. Bak ben de onu dedim. 3-1 ya da 3-2. Bak Tuncer abinin çok selamı var sana. Hangi mesaj yapmıştı? Psikopat. O Almanya'da tabii. 40 milyon maşallah demiş sana. Psikopat arkadaşı selamlar. Ümit Esat 3-3 ya da 2-2 der. En az 4 gol diyor. En az 4 gol onu unutmayalım. 3-1 diyor. 3-1 3-2. Rasim Ozan 3-1 ya da 3-2 diyor. Ahmet Çakar. Enteresan bir 1-1 bir skor bitebilir gibi sanki. Hayda. Kaç? 1-1 gibi düşünüyorum. Ya beraberlik diyorsun. Öyle düşünüyorum. Evet beraberlik diyorum. Ya Galatasaray kazanamaz diyorsun. Öyle bir şey demiyorum ama sanki... Ya Galatasaray tabii ki favori. Bakın iddia ne veriyor? Arkadaşlar baksın 1.30 falan veriyordur. Öyle bir şey veriyor. Demek 1.20 Galatasaray. Ağır favori demektir bu. Ama demek ağır, favori ya. Ağır favori demektir yani. Şey kaç veriyordu? Kopenhag'a kaç veriyordu? 10'da ona veriyordu. 7. Öf. 7 Kopenhag 1.20 Galatasaray 4.50 beraber. Ağır favori ama. Ama şimdi bak bu. Hocam iddianın yalnız başkadır ama. Rasim bir şey soruyor hocam. He? Yok yok bu şey değil. Kumara teşvik olurum hocam. Ya burada kimsenin iddia ile işi olmaz. Tabii olmaz. Kimsenin. Ümit hocam bir kez daha söylüyorum. 3-3 2-2 diyor. Ahmet Çakar 1-1 diyor. Rasim Ozan ve Sinan hocam. 3-2 3-1. 3-1 diyorlar. Rasim 3-2'ye döndü.
Benim aklımdan geçen skorsa 2-1 inşallah. Yarım sıfır İnşallah. Olsun Galatasaray'ın olsun. Tabii canım. Real Madrid eğer bu karşılaşmayı kazanır, Galatasaray kaybederse Real Madrid gruptan çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Real Madrid kazanır. Evet. Galatasaray kaybederse. Galatasaray maçı berabere biterse, evet. Real Madrid kazanırsa Real Madrid gruptan çıkıyor. Şimdi seyircilerimiz bir şey fark ediyorlar mı burada? Ahmet Hoca'nın ne kadar zayıfladığının farkındalardır herhalde. Oo. Ya dün bizim Fatih Akin'e mesaj attı. Dublörüm oturuyor orada dedi. Hoca baksana. Hocam yıllar hocam sonra beyaz gömlekle. Bak hoca donmuş o anda. Hocayı yıllar sonra beyaz gömlekle gördük. O mavi gömleği törenle çıkardık. Hocamın beyaz. Hocam seni de Kıvanç gibi Ara Hoca'ya teslim edeceğim hocam. Baklavalar var ya. Bak baklavalar çıkacak buradan. Baklavaların çıkacak. Çok sert çalıştın. Ara Hoca sen. Tabii Ara Hoca senin kaymaklı mı kaymaksız mı? Ya ne alakası var? İnanmıyorum. Bak Ara seni 3 ayda var ya baklavaları buradan yapmazsa gel bana ne dersen de. Peki. Seni Ara Hoca'ya teslim edeceğim. Kaymaklı mı kaymaklı? Hadi çarşamba akşamı buluşacağız. Çok çok yeter artık. Selamlar bitti. Kaymaklı kaymaksız baklavalar bitti. Skor tahminleri bitti. Ve biz de bittik. Selamlar bitti. Cumartesi akşamından bu yana. Bir pastırma tarifleri kaldı geriye. Sürçülü sahiptiysek affolar. Asim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ümit Özat ve Ahmet Çakar'a Türkiye'nin en değerli yorumcularına çok teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'nin en seçkin izleyicilerine, Beyaz TV izleyicilerine çok çok teşekkürler. Hepinize mutlu bir hafta. Hoşçakalınız.